House of the Dragon ikinci sezon, ikinci bölüm Rhaenyra the Cruel. Cruel'ı çok yanlış söyledim gibi hissettim ama senin daha güzel aksanını belki daha iyi duyuyorum. Cruel. <laughs> Cruel. Cru <laughs> Cru <laughs> <laughs> evet. Blood and Cheese'in üzerine e, çok tartışmalı Blood and Cheese'in üzerine e, ki bence çok da tartışmalı değildi ama biz tartıştık bitti. Güzel bir bölümdü yine bence. E, hatta baya baya artık Alicent'la Renira'nın kafasını iyice gitmeye başladı. Onların da kendi yollarında hareket planları çizmeye başladı. Bir döneme giriyor gibiyiz. Sen nasıl buldun bölümü? Çok beğendim ya. Bayağı güzeldi. Gene bizim bu Game of Thrones'un meşhur Aftermath. Daha sakin bir olay oluyor. Ondan sonra bir sindiriyoruz ya olayı bir bölüm. Evet. O bölümlerden Haske birisiydi. Diyoruz. Benim Geçen sene de böyle sakin bölümleri sevmiştik. Hatta neden biz Game of Thrones izliyoruz? Olay olmasını istemiyorsak pembe dizi izleyelim falan diyorduk. Evet. Şimdi şey bu da öyle oldu. Gerçi şu Blood and kapattık dedin de ben şeyi izledim. Kondal'ın röportajını dinledim. Orada şey Blood and Cheese ile ilgili bu soruları soruyorlar. İşte neden böyle bir değişiklik yaptınız filan falan diye. Ne diyor? Ee, şeye bakıyordum da işte bir de bizim e, videoya gelen yorumlarda da bahsetmiş insanlar. En büyük şey değişiklik e, tabii ki kitabın propaganda olarak yazılmış olması da bahsediyor Kondal. Evet. Şey yani yeşillerin elinden çıkıyor kitap çünkü maestrolar işte yeşillerle e, yakın yazan maestrolar e, Hightower'larla yakın o yüzden de bir de tek olayın şahidi de şahidi de kitapta Aliceint hani evet. o yüzden Alicent'ın ağzından yazıyorlar. Helena da şahidi ama Helena tıramlı olduğu için anlatamıyor çok burada e, o zaman kitaptaki versiyonu Aliceint'in ağzından çıkan versiyon öyle olunca da mümkün olan en böyle vahşi en Hani doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. O olayların öyle geliştiğinin, hani nasıl geliştiğinin. O yüzden onu bir aslında bu kitaptaki bütün olaylar için geçerli bu. Hani onu yorumlarken bazı olayları ya da aa dizi bunu değiştirmiş, yeterince vahşi olmamış ya da çevirmiş bilmem ne derken hep bunu hatırlamak lazım. Çünkü kitap... Bunu hatırlatmamız da lazım galiba. <laughs> kitap evet yani kraliyet propagandası işte araya maşrumu koymuş George. işte şey diye maşrumda yani yanında daha çok şey yapıyor. Ee, koymuş işte ama işte maşrumu da çok sallamıyorlar. Ya bu işte saray soğurtarısı bunun lafına da güven olmaz gibisinden bir şeyi var yazan Meister'ların. O yüzden hani böyle hep düşünürken kitaptaki yapılan değişiklikleri kitabında aslında objektif anlatma gibi bir derdi olmadığını hatırlamak lazım. Hani böyle buradaki Blood and Cheese çok vahşi olmadı falan diye insanlar diyordu ya hani işte o vahşi olmaması kitabın aslında belki de propaganda olarak yazılmış olmasından dolayıdır. Belki buydu yani versiyon. Kondal doğunu diyor yani. Bizim e, çektiğimiz versiyonun hani doğru olmadığını söyleyemez kimse çünkü bilmiyor. doğru. <laughs> ne <gülüyor> <yaşayan> <gülüyor> diyor. Um, ya. Onun dışında ha şey birkaç şeye daha açıklık getirdim. ya da getirmeye çalışmış Hı -hı. ama. Ne mesela? Başka şey var neden gardlar yoktu filan konusu. İşte bu çizin artık böyle cheese'i 3-4 kere şeyde gösterdik ki sarayda bölüm içerisinde. Onun evet. artık alışılmış bir isim olduğunu. Biz de bahsettik bunu. Seyirci. <laughs> he, seyirci, Evet. Seyirci anlasın diye. Hani gardların yokluğu biraz o şey var. Biraz da Eigo'nun ıı, taht odasında olması işte bütün gardların orada olması gibi bir durum var. Um, bir de bu da onu bahsetmeye de benim ekleyeceğim şey var tabii ki. Bu Kingsguard bölündükten sonra dört tane dört tane filan kalıyorlar herhalde şey olarak. O, o filan da var hani birkaç tane şey var ama daha çok şeyden gitmiş işte yani Cheese herkesin kanıksadığı birisi o yüzden tabii canım. rahat rahat girdi. Şeyde hani guard koysan oraya ya. o zaman da şey sorunu var gardı indirdin hani kimse duymadı mı bunu hani Tabii. kitapta da iki tane gardımını öldürüyorlar ya İşte onu koysan o zaman da e, onları öldürürken kimse duymadı mı soruları çıkacak yani kazanamıyorsun bunu. Ya bir de abi guardı şey de anlamsız olmayacak daha kötü o zaman hadi şey neyse de blood o biraz daha şey sert bir herif. Hadi birini indirdi, ikisini indirmek için sağlam bir dövüşe girmeleri lazım. Red Catcher zaten. Gülüp yapacaksın. Yani. Dövsem yani... bile gülüp bile dövmek zorunda kalacaksın. Ortalık birbirine girecek <laughs> ve o arada çocuklar alıp giderler zaten. Yani. Aynen. Dövüşe... Çığlık atan olur şey olan olur yani. yani. Aynen. <laughs> Her neyse bir de Helena'nın gösterdiği şeyde o da biz de aynı yorumu yapmıştık sanırım. Gerçi ben şey demiştim hani o rüyü, kendi gördüğü şeyin kaçınılmayacağını. ...bildiği için öyle gösteriyor demiştim. Kondal şey dedi işte... ...Helena pure innocent... ...karakter. Hani yalan söylemek... ...ne bilmiyor Helena. Hani direkt söylüyor ne düşünüyorsa evet. bütün... ...şeylerde de. Hani öyle olduğu için... ...hani ailesinin tersi olarak... ...onu hep doğru söyleyen birisi olarak... ...işliyoruz. O yüzden... ...o anda da doğru söylemeyi tercih etti... ...diyor. Hani onu da... Iı, ...ne kadar... Hani illa ki bunu açıklatacaksanız işte açıklamaya çalışmış birisi. Birazcık konuda. Ya yani bunlar yani ben çok derdim yoktu zaten. Açıklamaya bile gerek kalmamalı abi işte zaten de i̇şte, tabii çok takılabiliyor insanlar bazen çok fazla detaya ki şey bence orada güzeldi. Bunu demesi çok iyi. Red Catcher onun yüzüne baktığında aslında duygusunu falan anlamıyor. Belki de onun gerçekten spektrumlu olduğunu anlıyor. Yani çünkü şehir böyle insanlarla dolu ya bir anlamda kesin görmüştür olabilir işte. yani <laughs> biliyordur yani yani, olduğunu. yani işte orasını tam bilmiyorum orayı açıklamadı ama Helena işte doğru söylüyor zaten Helena hep neyse düşündüğü onu söylüyor yani <laughs> evet hiç <laughs> ben şey öyle istikrarlı da geldi o açıdan hani böyle yalan söylediğini ya da bir şey yaptığını falan görmedik yani o yüzden öyle açıklamış bir de bir şey de bu kondalla alakası yok da George Martin'in Yazar ekibinden birisi bu şeyde çalışıyor. Hı -hı. Bu dilinin yazar ekibinde de var. Ha, okay. George Martin'in um, yardımcılarından yani yazar ekibinden birisi Keeper of the Lord diyordu Kondolana. İşte onun arada George Martin'den gelen şeyler, mesela işte um, hani kitap kanununa da dönecek olabilir diyorduk ya, mesela Hı -hı. işte. High şeyin annesi mesela Alicent'in annesinin ismi hani onu dizi atmadı da oradan gelmiş olabilirim direkt George'dan hatta Muhtemel şeydeki geçen bölümün şeyi izliyordum da behind the scenes'te böyle bir Valerian bir kitap açıyorlar böyle kitapta text var. Text'te şeye yazıyor böyle. Valeria'nın ilk binicisi Daenerys the Dreamer'dı ve Vay. de bindiği Dennis the ilk rüyası balerine bindiği gün geldi. Ha, Yazıyor falan böyle. Direkt on, on, ondan gelmiş mesela. Direkt George'dan gelmiş muhtemelen. Mesela böyle bir şey öğrenmiş olduk. Hani oradaki Oha, çok kitapta abi yazılan şeyden. Ha, balerine ilk defa binen kişi Dennis the Dreamer'mış falan diye. Böyle ilginç yani böyle bir a, dizinin kullandığı ve biz de bahsettik hani mesela bu Egon'un kehanet görmesi falan da aynı öyle. George'dan direkt geliyor olabilir yani. Direkt kitap kanonuna dönüşecek olabilirler de bunlar. E, yüksek ihtimalle öyledir zaten o boşlukları. Çünkü sonuçta kendi kitapları ve gelecek için de bir noktada önemli ya. Adam onu bozmak istemeyecektir yani. Onu hatta değil. yani zaten çok olur. böyle çok büyük plot pointları da olmadığı için ufak tefek şeyleri George bunlara veriyor olabilir. Evet. Ben bir tek şeye bir dönüp bir şey ekleyeceğim. Bu tarih konusuna değindin ya yani en başta Kondal'da bahsettiği gibi işte tarih kitabı. Aslında George R. R. Martin'in şöyle yaptığı çok güzel bir şey var. Yani kendi lore'unu oluşturuyor ve buna bir tarih kitabı yazıyor. Günümüzde de tarihi konular ve bu tarih kitapları yazan kişi, bakan kişi, baktığı kaynaklar yani bilimsel olarak araştırma birimi olarak hep farklı yorumlanabiliyor ya da farklı şekillerde okunabiliyor. Bunu yaratmış oğlum adam. Çok etkileyici geliyor bana Aynen. mesela. İngiliz onu tarihi. Evet, onu yaratmaya çalışıyor. İngiliz tarihi böyle çok olayla dolu. İşte en son İngiltere'de e, sanırım ana müzelerden birindeydi, işte bu Guy Fawkes'un olayı mesela yıllarca terörist olayı olarak tanımlanmış. Artık şey eklemişler. Müzeye gidiyorsun. Evet, biz bu olayı yıllarca terörist olarak, olarak tanımladık ama şimdi farklı görüşler var. Yeniden tartışıyoruz diye. Yani işte o gün orada kimse olmadığı için ve kaynaklar e, hep bazen çok taraflı ya da işte dini olarak çok taraflı olduğu için bunlar zaman içinde değişebiliyor. E, bunu yaratmış olması çok etkileyici bence. Zaten İngiliz tarihini de harmanladığı için bu işte kesin bundan etkilenmiştir. yani. yani zaten 1000 sene önceki 2000 sene önceki şeyleri tarihte yeni bulgularla değişmesi bir yana böyle iki sene önceki olayı bile tarihçiler mesela ben sana sorayım hani. 15 Temmuz'da ne yaşandı. Ne yazarsa tarih kitabı yazıyor olsa. Hiç girmem oraya kapatır yazdığı, kaçarım. Aynen. Şu anda yazdığınla 20 sene 30 sene sonra e tabii. yazacağın şey bir olur mu? Olmaz. Şu anda eline geçecek doküman. Aynı bu da var yani. Daha 3 gün öncesi olan şeyleri bile ne olduğunu, yaşandığını üzerinde anlaşamıyorsun. 2000-3000 sene. Burada bir 150 sene falan var. Hani yazılması. Tabii. Ama işte 300-500 sene önce kaynağı zaten yani birçok olayın kaynağı böyle 100 sene, 500, 200 sene sonra falan yazmış adam oturup. Hani aynen bu onu da yapmaya çalışıyor. Bir yandan da onu yaparak ileriki kitaplardaki bir takım olayları <laughs> Spoiler vermemeye çalışıyor George bir yandan akıllılık yapmaya çalışıyor. E, o da Neyse, o da onun, yani... ekmeği yiyeceğim artık vermez. <laughs> yani bu arada kitap konusunda ilginç şeyler var hani böyle bir kımıl, kı, ne denir? Kımıldamalar var galiba. Gene insanları trollüyor. George yok böyle. Var var. Minik hareketler evet. Blogundan <laughs> böyle ne? Words of Wisdom falan yazıyor böyle. Oh! Words of Wisdom. <gülüyor> <gülüyor> Winds of Winter gibi o falan diye böyle. Kesin geliyor oğlum <laughs> kitap bu sefer. <laughs> Abi daha da şey ben şeyi gördüm geçen gün ya. 2024 Song and Ice and Fire takvimi var. <laughs> evet. Her sene bir takvimi çıkıyor ya. George yaptırıyor. İşte bir şey artiste çizdiriyor işte o 12 tane şey. Um, bu 20, 2024'teki takvim bir tanesinde eee um, Stark'la Regar Targaryen'in birlikte böyle takıldıkları bir şey var, çizim var. Düşünürsen ki kitapta açıklanmadı burada. Doğru, Bunların doğru. Bunların böyle sevgili olduğunu falan bilmiyoruz. Doğru, bilmiyoruz. Dizide Çünkü... biraz konuşuldu sadece. Dizide evlendikleri Hardtree'nin önünde. Ha bu arada önünde takılıyorlar. Yani dizinin gösterdiği şey sanırım hangi kanalında. aya denk geliyor? Hangi aya denk geliyor bu çizim? <laughs> Onu bilmiyorum. Takvimleri mi almadım? <laughs> um, hangi aya denk gelsin? <gülüyor> yani, <gülüyor> Mart. Mart kapıdan baktırır. Yok, Stark. Aralık falan saat Kitap o zaman mı çıkacak acaba? diye. <laughs> ha bir Christmas dedikoduları var ama ben tabii bunları... Yani. Ben Summer Child değilim hocam biz bu. <laughs> Bizim sen <sana> alıştık diyorsun. <laughs> i̇nanmayız öyle George'un o şeylerine. Um, her neyse yani mesela o ilginçti. Liana ile um, Part 3 önünde şey artist tarafından çizilmiş olması kitapta sonuçta açıklanmayan bir şey tabii, bu yani. Tabii. Kitapta işte Robert Rager kaçırdı Liana'yı falan diyor. O kadar. Evet. Oficial, official, official yine bak tarih yandı. Robert'ın <laughs> yazdığı tarihte Rhaegar kaçırdı ne diyor. O yüzden ben işte savaş çıkardım. Diyor. Hatta işte, zorla ya kaçırdı tecavüz edildi falan muhabbet de vardı sanki abi. Evet yani işte Rhaegar bir de Rhaegar hani öyle bir şey yapmayacağı biraz bariz ama işte Robert'ın kafasındaki şey oydu. İşte bunları değişecek. söyleyecek. Konu dağıldı. <laughs> Yok topa ya yani şimdi zaten geçeceğiz bölümü. Aslında iyi oldu. Konunun evet. açıklamayla girdik. Üzerine hmm. kitap belki çıkar, çıkar diye yine umutlandık. Çıkmadı. O yüzden alıştık. <laughs> alıştık biz Yok, buna diye. umutlanmayalım. Umutlanmayalım. Sadece normalden birazcık daha fazla şey var. Hareket var. Belki As aslında vaktimiz olursa kitap çıktığı dönem bir de kitapları konuşuruz. Deli olur bak o zaman. <laughs> of kitapları hani nasıl neresinden tutup nasıl konuşuruz bilmiyorum ama konuşuruz yani. Ya kitapları evet Kitabında ona bir for, şey formül bulmak lazım. Ona ben bir çalışırım zaten öyle bir şey olursa. Şimdi yani. bölüme geçiyorum o zaman. zaten hemen açılışı şeyle yapıyoruz. Blood and Cheese sonrası. Zaten kargaşa var vesaire onları gördük. Direkt kanlı çarşıda hizmetliği gördük. Bir de bir şey gördük. diyeceğim şey sayın tam girerken um, iki senedir serhes serhes kafamız evet. sikiyorlardı. <laughs> Al sana serhes. <laughs> evet, Mükemmel yazılmış bu iki bölüm yani. Tek bir karakterde tek bir gereksiz kelime etmiyor yani bütün Yok, bölüm. Çok iyi bölümdü ya bu arada. Her açıdan çok iyi bölümdü gerçekten. Al sana serhes. Olmaz abi. Ejderha Nerede de, bizim duvarı kırdı olmaz. Nerd, nerd <laughs> rejler. <laughs> Gelir yakında ya yani bir, bir noktada yine bir, bir sağlam bir range daha çıkar gibi hissediyorum bu sezonda ya Adar kesin çıkar kime denk gelirse burada e, tabii en önemli konu bence senin de kabul edeceğin gibi bence bu ilk sahnede e, ilk sekansta Vizaris'in legosunun kırılmasıydı lanet o yani oh my god yani bu arada <laughs> kötü oldu ya izleyemedim bakamadım vallahi <laughs> tadımız kaçtı yani adam o kadar uğraştı onun dragonlarını tamir ettirdi Tık 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 boyadı o kadar Neyse yani. Neyse ki dublörü varmış modelinde. Hayır. <laughs> şey de var. Behind the scenes'de gösteriyorlar böyle dandik kırılan materyalden. Çünkü bu 3 print ya. Aha. Materyal böyle sert kırılabilen materyalden birazcık bir kısmını yapıyorlar. Getiriyorlar böyle bana evet. kır sen bunu diye. Üstüne pudra şekeri falan da un falan da koyuyorlar. Böyle her vurunca böyle toz duman çıksın falan diye. <laughs> ya bu setlerde şeye bayılıyorum. Her şeyin oyuncu hali var abi. İşte oyuncu şişe diyorlar mesela. Şişe kolay kırılabilir cam. Oyuncu Aynen. kapı diyorlar. Kolay kırılabilir kapı falan böyle köpükler. Oyuncu oyuncu silah var. Sonra Alec Baldwin geliyor. <laughs> öldürüyor beni. Abi bu oyuncu silah değil <laughs> miydi diye. oyuncu silah değilmiş bu bildiğin normal silahmış. <laughs> Biz ayı gibi sıktık bunu diye. Peki hmm. oradan bir foreshadow çıkar mı ya böyle Valeria'nın yıkılışı ile ilgili başka? <gülüyor> <gülüyor> Tabii olabilir. ikinci defa yıkıldı zaten Valeria. <laughs> bu, bu, doymamış. Bir daha yıkacağım. İkinci Doom of Valeria geldi. <laughs> Birincisinin gördüğü ilgi üzerine. Bir daha yıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu odan da daha çok tabii ki şeyi temsil ediyor yani. Babam bana hiç vakit geçirmedi, ...Edart'la bütün gün bunu yapıyordu... Allah belasını Aynen. versin diyor. <laughs> o <Oğlum, Erisint'da, gülüyor> bile takılırken hala bunu yapmaya çalışıyordu artık böyle çöreli. Evet. Yani. yani neyse şey işte yani babasının babasına olan yani, duygularını temsil ediyordu tabii ki. Hani. Aynen kızgınlığı ya da babasının ona göstermediği ilgiyi. Um, sonra da babam beni kral yaptı falan diyor gerçi dallama ama şimdi <laughs> tabii ki belli ki babası babasına kızgın yani. E, aynen öyle gülüyor Otto da ona öyle deyince. Aynen evet. seni şu an güldüğün gibi gülüyor Otto. <gülüyor> 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 yaptı, yaptı yaptı falan. Ol Oraya geleceğim Otto'nun sayesinde. Evet. Bu bölüm şey çok evet. iyiydi ya. E Neydi herifin adı ya? Rice, iPhones. Yani müthiş oynamış evet. bu bölüm ya. İnanılmaz Tam şey. Rahatlamış bir. tam Otto yardırsan artık içine atmak zorunda değilsin demişler. Evet, o Otto da rahatlamış o da. O bürokratik ciddiyeti kaybettikten sonraki sarkastik hali, dalga geçmesi, gülmesi evet. küfür etmesi falan müthiş olmuş. Bayıldım herife. herifeye. Zaten bu bölümde genel olarak bir maskeyi indirme teması vardı. Herkes evet. içinden geçeni Rene ve Damon'da da öyleydi. Otto Egan'da da öyleydi. Böyle bir herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği yani iki sezondur şeyleri söylediği um, bölüm oldu. O yüzden de hani Sarah'ı e takdir ettim. Hani çok fazla karakter içini döktü ve de hiç saçmalamadan döktü. Yani genel olarak çok mantıklı karakterler. Evet. Gelişimine uygun şekilde oldu diyaloglar. Hepsi um, patladı. Yani, burada bir şeyde de tabii bu Viserys the Peaceful'du yani barış vardı. Böyle Aegon şimdi şey yıkarak modeli. Hani onu da temsil ediyor. Artık o barışı Aynen. ben yıkmayacağım şeklinde de. Zaten yıkarken savaş ilan ediyorum. Fire from the sky falan değil, Aa, değil diye. Bak o, bak geçen bölüm şey demiştik ya. Aegon um, hani bunun kolay olacağına inanmış. Evet. Şimdi burada Ardikler War demesi savaşa yeni geldi arkadaş. İşte bu. Geçen bölüm daha hala şeydi. bana diz çöker diye düşünüyordu herhalde. Şu anda Ardikler War demesi anladı çökmeyecek. Çök. Bir de biraz şeyde işte yani annesiyle aslında şeyde koptu orada. Yani annesini dinledi dinledi bir yere kadar. En sonunda belki tabi orayı konuşacağız detaylı da. Otto'yu yollaması biraz da annesiyle de şeyinde kopardığını da gösterir. Çünkü Allison tep diyordu ya ya dur bakalım barış sağlarız bir önden şey yapalım. Zaten sonra ona da kızıyor zaten konseyde. Sen onu bak haklamak istiyordun ne hale geldi diye. İyice koptu o konuda evet. yani. Geçen bölümde şey vardı. Birinci bölüm teması şeydi kontrol edebilir miyiz? Evet. Bu gençleri falan diye bir şey vardı. Hani siyahlarda Daimon'u kontrol edebilir miyiz? İşte <laughs> <laughs> işlerde evet, evet. kontrol edebilir miyiz derdi vardı. Şimdi kontrolden çıktığını gösterdi yani. Bir bir nevi hem Alison'ı sallamadı hem Otto'yu şutladı. <laughs> Aegon'un um, <laughs> Karar alma mekanizmasında ilk aldığı kararın mükemmelini gördük zaten. Evet, tıkır neyse oraya. <laughs> Şimdi bir de tabii burada bu sekans içinde şey detayları da güzeldi işte. Hemen e, işte köpeklere şeyi koklatıyorlar, i̇şte, işte kıyafetleri vesaire yakalamak için. Ne bileyim işte Amonson odaya girince paraları bulması e, şeyin altında. <laughs> Hepsi böyle e, evet. bağlantıları güzel detaylardı işte. Geçen bölümde ortada olmayan gardlar da gelmiş. Hemen, hemen koşa koşa. <laughs> Doğmuş ortam, aynen. Çevik, çevik birlik gibi girdiler ortama. Bu aslında bak bunu sorgularken şunu düşünmek lazım. Gardlar nerede sorusunun daha da basit bir yanıtı var. Ya başlarında kol var çünkü ve kol başlarında değil ya aslında. <laughs> Kesin yok. tabii ki şey yani. Onu kolda da konuşuruz da tabii ki e, ailesinin güvenliğinden sorumlu kişi kol. Kimin nerede duracağının kararını da o veriyor. Aynen. Um, hiçbir disiplin yok. Şey ya, dönemi düşünsene Damon dönemi, Nightwatch falan. Disiplin manyak. Şeriatla yönetiyordu herif içeriği falan böyle. <laughs> yani işte kolun zaten kendisi de hala kimsenin hiçbir şeyi durdurabilmiş değil. Ekibi de bozuk. Dediğim gibi genel olarak Kingsguard'da da bir bölünme durumu var. Hani evet. yarısı gitti, Renly'ye ya katıldı. Ee, i̇şte Eri'yi de harcadılar bu bölümde. Westerling'i e de kovdular gitti adam nereye gitti bilmiyorum. şey, <laughs> Gendry'nin kayığına bindi gitti o da. <laughs> Gendry'nin kayığına binmeyeceksin hocam. <gülüyor> Gidiyorsun. <gülüyor> nereye gitti belli değil. Valeria mı gitti artık? Aşağıya falan gitmeye çalışıyor herhalde kayıkla herif. 300 sene sürecek. O da o kadar tribe girdi. Harbi kolpa çıktı ya. Bari bir şey yapaydın yani. Halkın yanında ol bari ne bileyim bir yani. Ille ne oldu abi o adamın? O adamla ilgili planları mı vardı? Sonra adam hani Witcher'da falan oynamaya başladı. Sonra çok para istedi. Çizdiler mi adamı? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Olabilir ya da Baristan gibi geri gelebilir belki. Olabilir öyle bir şey bu arada. Ya da saçma bir yerde çıkacak tekrar. Bir boşluğunda. <laughs> Çekim takvimine Aynen. göre çıkaracaklar. O, o zaten dönerse tam artık... Um, Baristan'da dönüp Deneris'i buluyordu ya. Evet. Um, o da gidip Renier'e falan katılırsa artık iki, iki dizi arasındaki paralellikler artık bini aşacak yani. Çok, Çok fazla önemli. paralellik olmaya başladı ama. George işte bize aynı bir hikayeyi bir daha satıyor herif. Ya tarih de biraz böyle değil mi işte? De hep, hep şeyden başlıyor yani. Bizim çocuk hep var. var. Olur. Evleneceğim mi? evlenmem. O zaman savaş çıkacak. Yapacak bir şey <laughs> Herhalde böyle. Aynen. Erkek çocuk oldu mu olmadı. Sıçtık. <laughs> şeye de gerçek bu kralını izlerken de orada şeye gülmüştü. Harbiden e, krallığı yani ana kralın sırf evlilik yüzünden krallığı bırakması ve sonra işin kraliçeye kadar gitmesi aynı kafalar yani. Çok, çok, değişmiyor ama tabii orada kraliçe hayatta kalıyor yani. yani ejderhası olmadığı için. Çok sorun yaşamıyorlar. <laughs> Orada olsaydı ya. <laughs> Bu arada şeyi gördüm bilmiyorum. E, Matt Smith'in şeydeki karakteri de, e, Crown'daki e, Philip karakteri de aynısı ha bunun. <laughs> aynı tip yani. Benzer tripler. Serakses'e mi biniyor herif? Fil'e biniyor falan öyle değişik. <laughs> Uçağa biniyor. Yani. Uçak, uçak, uçak uçak süreceğim ben falan uçak. diye gidiyor. <laughs> Ölçü olduğu aynı Evet. <laughs> ...görse hareketleri falan hep aynı yani... ...gidip işte film... ...mesela bir sahne var bu gidip... E, ...Ejderha'yı sakinleştiriyor ya konuşup... Şey, ...şarkı söyleyip hmm. pardon... ...aynı böyle Afrika'da evet. bir sahne var... ...orada da böyle fili sakinleştiriyor falan... ...böyle gidiyor... <laughs> tamam, ...inanılmaz <laughs> ya... ...çok güzel paralellikler olmuş birazdan... ...sanki bile bile gönderme yapmışlar gibi onları... ...sonra gitmişken emperyalizmi falan getiriyor... tabi buraya e, kadar da gelmişken... ...sizin <laughs> altın madenlerinde de... çok elim hadi falan diye... <laughs> Tam öyle bu arada hiç umrunda değil böyle ırkçılık yapıyor devamlı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, <laughs> bu bu sekanstan sonra Otto Elasintin konuşmasına geçtiler. Ee, burada da benim hissiyatım şey oldu bu sahne izlerken direkt lan bunların üzüntüsü çocuk falan değil planlar bozuldu ya da planlar etkilenecek ee, özellikle Otto'nun kafasındaki planlar ne yöne gidecek diye. Böyle Alicent da biraz yalandan ah kızım falan oluyor. Sonra o da çok bir şey yapmıyor. Ve devamlı şey var abi. Bak bunlarda da böyle baba kız ilişkileri bunları sarılamıyor ya. Alicent tamamen babasından görmüş gibi kimseye sarılamıyor, yakınlaşamıyor. Ne Egon'a ne işte Helena'ya falan. Aynen. En sonunda da böyle şeye geliyor. Ya baba ben bir günah işledim. Ne? Günah mı? Yok yok tamam. Anlatma bana hadi git. <laughs> o iki yüzlüklerini çok iyi vurgulamışlar burada devamlı. Günah sana kadar günah. Hani bizim planları etkilemiyorsa sorun yok. Devam. Günah devam. Öyle şey onu diyecektim ben de ya. Dysfunctional muhafazakar aile işte bu şeyi örneği. Kimse kimse hiçbir duygusu da anlatamadan. Evet. Geçen bölüm um, Jace ile Rhaenyra'nın sahnesi vardı ya sarılıp Evet ya. Yani. Hani ağlayarak fazla konuşma, diyalog yok, hani şey yok, bir sarılmadan hani gayet bölümün en duygusal sahnesini çekebiliyordu. İşte High Tower'larda o sorun var. Net var evet. İşte evet. Alicent Otto Otto Alicent'ı şey yap sarılmıyor. Alicent ne Aegon'a ne Helena'ya sarılıyor. Aegon Alison şey Aegon Helena'yı görüyor. O, of, o ona sarılmıyor. Çok kötü ya. Çok üzüldüm. i̇şte yani. Hightower'larda genel olarak bir sevgisizlik, bir nasıl şey yapacağını bilememe. Amerikalıların da bu şeydir ya zengin muhafazakar aileleri böldür şimdi evet. Türkiye'dekilere şey yapmayayım sonra insanlar biz öyle değiliz demesinler de Amerika'da çok fazla prototip pi vardır yani bu tip ailenin. Böyle dindar, evangelist falan böyle ama çocuklara falan şey yapmayan böyle dokunmayan aileler evet, falan hiç var. Hiç dokunmazlar. George da belli ki o oradan onları onlardan etkilenmiş yani belli bunu yazarken. O, o Hightower'larda genelde böyle bir şey var. Ya bir zaten, birbirine dokunamama. Bu tarz şeylerde evet gene o temas aslında bir sevgi paylaşımı ya onu yapmak istemiyorlar. Sonra da hepsi bunun acısını çekiyor. Şimdi ben mesela şey fikrimi değiştirdim acaba dedim Otto karısına da mı kötü davranıyordu gibi bir şey düşünüyorum demiştim yani ya, çok bilmiyoruz hikayesini ölümünü diye. Şimdi tam tersine döndüm aslında belki Otto çok seviyordu daha onunla daha böyle rahat bir ilişki yaşamak istiyordu. Belki de tam istediği kadar yaşayamadı. Çünkü Alison da belki çok dindardı. Hani Otto çünkü şey gibi ya böyle. Tamam abi günahını falan anlatma bana. Ben stratejiye bakıyorum. Annendeydi o işler gibi ya. Sanki o da öyle bir süreç yaşamış gibi. şimdi öyle tamamen götümden abi, bakıyorum ama. <laughs> Yok. Doğru olabilir. Neden doğru olabilir? Otto'nun en çok paralellik gösterdiği karakter Tywin. Evet. Tywin de karısına çok aşık bir insandı. Evet. Ve de Tyrion'ı doğururken ölmesi yüzünden karısının. Hani herkes yüzeyde şey olarak görür ya Tyrion'u cücü olduğu için sevmiyor Tywin. Halbuki karısı, hem, evet. karısı öldüğü için Tyrion'dan nefret eder Tywin. O yüzden öyle bir George yazmamış olsa da <laughs> hani öyle bir Arka plan olması çok şaşırtıcı olmaz çünkü Tywin'le bu bölümde de yani gördük evet. direkt Tywin vs. Um, jo Joffrey sahneleri gibiydi o sahneler. Um, aynı evet. olabilir Otto'nun da böyle bir kimselere söylemediği bir travması olabilir altında <laughs> karısının ölümünden sonra şey yapamamış kaldıramamış onu. Kendimi işime verdim. İşte CEO'nun yardımcısı <laughs> kadar çıktım o kariyerime. Sonra kol değeri falan filan böyle. Allah kahretsin. Bu şirkete senelerimi verdim ben. Kaçıncı, üçüncü CEO bu filan diye. <laughs> Tazminatımı da alamıyorum. <laughs> Aynen. Kovuyorlar böyle. Hadi siktir git oto. Biz bu genç yakışıklı çocuğu CEO yapacağız. <laughs> Neden? Çünkü oluyor. çok güçlü. Aynen. Ot. <laughs> Demiryum Otto'nun bu arada kitapta hiçbir saha olayı var mı? Yani spoilersız öyle geçen anlatım. Neyi? Otto Hightower'ın sahada böyle bir kılıç ne bileyim hançer falan kullanmıştı. Yoksa direkt yani. Tywin daha böyle savaşçı bir tip yani. Öyle bir paralelliği var mı diye. Evet. Yok ya. Değil mi? Hiç yok. Otto'nun komutanlık şeyi yok pek. Zaten bu savaşta da komutan olarak sahada göremeyeceğiz kendisi. Daha çok arka planda. Tywin biraz da öyle evet, evet general tipliydi. Ama Otto da sağlığına iyi dikkat ediyor. Yani hiçbir şey olmadı ve Canavar gibi. Yani ne bir ne kamburu çıktı ne iki bacağı tekledi. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Mango mu yiyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> Otto, Otto kitapta 56 yaşında. Kristen Cole 48 yaşında. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani, neyse, yaşlara girmeyelim. Cole zaten vampir büyük gitti evet, ona, ona, hiçbir şey olmuyor yani. Evet. Şimdi buradan... E Egon ve konsey sahnesine geçtik. Egon zaten içeri girip direkt delirdi burada. E, oyunculuğuna başladı kralda. Yani gerçekten bu sahne, ağladığı sahne e, bayağı iyiydi. Zaten sen de demiştin he, bu, muhtemelen bu sezon daha çok coşacak. E, Tom Gill'in Kern'i oynuyor kendisine. Coşmaya başladı. Ve kral ya helal olsun direkt gidip koala sen neredeydin lan diye girenlerden de. İ İlk herkese bir girdi ya. Evet herkese, Herkes bir kral. şey. Oradan buradan. Gene bu ceheresin işte benim varisimde o filan falan diye bağırıp çağırırken tabi varis meyvesi meselesi ilginç. Çünkü dizi Maylor'u göstermedi ama sanırım Maylor ortaya çıkacak. Sanırım belki şu anda Helena'yı hamile mi yapacaklar bilmiyorum. Sanki Kondal böyle bir 30 seneden 20 seneye düşünce mailleri değiştirmek zorunda kaldık dedi ama çizdik demedi. Hı hı. Onu tam bilmiyorum çünkü ama mailleri yoksa şu anda varis Aymond. Evet. <laughs> hani e bir şey olursa Aymond çıkacak tahta. O birazcık tabii değiştiriyor olayları. Yani Aymond gidip öldürür <laughs> Aegon'u <laughs> bir sonraki bölüm adam. Um, <laughs> Öldürebilirdi. <ya. gülüyor> kazayla ölüyormuş Aegon falan. Düştü. <laughs> ne oldu Aegon? Düştü bu da mı düştü? Aynı Luke'un Luke düştüğü yerden bu düştü. Aynı yerde düştü. Çok tehlikeli orası. <gülüyor> Çok <gülüyor> yüksek <gülüyor> bir daha bu arada. Çıkmadım ama. Aynen. <laughs> Aynen. Her neyse o, orası ilginç. Hani Mailer ortaya çıkabilir mi acaba Helena, Helena hamile kalıp sonra hani daha doğurabilir bilmiyorum. Öyle tam olarak belirli değil e ne olduğu. Eğer mailleri sizlerse de varis Eamon. Çünkü e, şeyin kızına veremez yeşiller. E kıza verilecekse o zaman Renira'ya verseydiniz derler onlara. Tabii. Aslında bu bölüm e, çok veremezler. Çok iyi bir Tahtim. reveal oldu aylardır beklediğimiz bu varis Darren. <laughs> çıktı ortaya sonunda söyledi e Otto. <laughs> Bir çocuğun daha var derin elimizde. yalnız, <laughs> derin çıktı yalnız derin bu gidişle Kristin Cole'a benzeyecek çocuk aynı. <laughs> De, değil mi? Çıkıyormuş böyle esmer falan yakışıklı çocuk. E ne oldu biz benzemiyor bu? Bilmiyoruz. Niye böyle oldu bu? <laughs> Valla oltan sıcak sıcak ondan saçı şey yapmış. Kararmış <laughs> çocuğu böyle. <laughs> evet. Yani derin bir yavrum bilmiyorum. Ben Neyse. şey, şey gibi düşündüm orayı biraz da. Ottu aslında sonradan ya aslında bu ölüm işimize yarayabilir derken bence içten içe ulan biri gitti. Egon da zaten aptal herif bu da bir yerde gider. Eamon'u da yersek bizim Darren'ı hazırlar koyarız buraya falan gibi. <laughs> <laughs> Otto da artık biraz fazla oldu o ya. Egon o Egon bu gitti o Egon de hepsi ölürse. şey de o gene paralellik var çünkü yani Tayvin de Geoffrey değil. Tommy'ni istiyordu. Evet. Hani Geoffrey, hani Joffrey e tiksiniyordu herif. <laughs> bu nasıl bir şey çıktı ya falan diye. hani ya hatta şey vardır yani ya, Geoffrey Joffrey suikastini Tywin aslında biliyordu ama engellemedi falan diye bir evet, dedikodu vardır. Evet. Aynen işte bu da şeyde ölüyormuş yemekte falan böyle Aegon bir sonraki bölüm. <laughs> <laughs> Aemond kim öldürdü bunu? Ben zehir ben koydum. Sen de mi koydun? Oha. <laughs> Herkes zehirliyor falan böyle. <laughs> Aynı şarabı üç zehir atıyorlar değil mi? Ben direkt gidiyor. <laughs> Herkes zehirlemiş. Elena da zehirlemiş. Ben böyle. Allah belanı versin diye ama zehirlemiş. Senin gibi babanın da, kocanın da, kardeşin de. <laughs> Aynen. Of ya. Böyle bir um, bu varisimden dert yanması oradan bana şeyi hatırlattı. Senin varisin kim acım diye bir düşündüm yani şimdi. Evet bu arada. Oradan evet tek tek geziyor bir şeyleri. Crispin'e diyor? Sen neredeydin? Yataktaydım falan böyle. Orada mı? mesela Alison'ın işte suratına kesmesi kameranın çok güzel detayı. Alison böyle oluyor ya. <laughs> Hemen bir şey oluyor. söyleme söyle. <laughs> Zaten bütün bölüm onun gerginliği. söyleme işte. vallahi seni kafayı alırlar. <laughs> e tabi Alison'ta bir şey olmazdı orada. Cole'u indirirlerdi muhtemelen. Yani burada tabii Crispin ha gece nöbetini verdim falan falan diyor ama sen security manager'san bu senin sorumluluğu yani. Sonuçta evet. em, kraliyet ailesinin güvenliğinden sen sorumlusun dediğimiz gibi. Doğru düzgün şey yapamamışsın. Nasıl bir de şey var genelde. Em, o Helena'ya nasıl guard verilmez canım filan diye bir şey var. Helena'yı siktir zaten abi. Helena'yı kimsenin salladığı yok. Asıl varis var yani. Evet. Hani varise gard verilir. En, en önemli ikinci kişi o sarayda varis. Helena'yı falan sağlayan yok yani. Kadınları kim <laughs> sikliyormuş. Kimse Tamam ya Helena yenisini alırız lan filan diye bakıyorlar yani. yani. tabii varisi korumamış olmaları büyük bir security skandalı. <laughs> O Zaten. yüzden ama tabii kol her hata yaptığında hem promotion oluyor herif hem terfi <laughs> oluyor hem de seks yapıyor. Her hatadan sonra böyle bir durumu var yani. Adam böyle şeye döndü. Ulan yarın kralı birisi öldürürse beni kral yapacak bu salaklar <laughs> diye öyle düşünüyor herhalde. Klasik, <laughs> klasik bir şirket içinde yükselme planı olabilir bu yani. <laughs> Devamlı. Aynen öyle. Her skandaldan sonra herif yükseliyor. Oğlum önce çocuklar kavga ettiğinde şeyin gözü çıktığında ben Kingsguard'dan Lord Commander of the Kingsguard'a yükseldim. Evet. E sonra şey öldü. Blood and Cheese oldu. E şimdi Hand oldum. E yarın birisi bu Aegon'u falan öldürürse beni kral yapar bu gerizekalılar. Ben böyle devam falan diye bakıyor Crispin. <laughs> bir de seks yapıyorum sürekli. Daha, daha ne ister abi? Yani sinirli seks. Angry sex is good falan diye böyle. <laughs> yavaş yavaş BDSM'e geçecekler orada zaten. Sinyal evet. verildi. Ya burada şey cümlesi çok iyiydi Ego'nun. Ona bayıldım. Benim ailemin kutsallığımı korumak yerine yatıyordun ha falan diye. Yani kutsallığı koruyorduk hocam. Hani bildiğin yöntemlerle değil ama başka yöntemlerle biz de koruyoruz. <laughs> yani aslında ben bütün şeyimi, fokusumu Kraliçe'yi korumaya vermiştim aslında. <laughs> Kraliçe değil gerçek şey, şey alısıntı. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla yakından koruma yapıyordum yakın. Evet, yani böyle yakın yakın çok koruma, yok. çok yakın koruma. Evet. <laughs> evet. Burada ama biraz şey hissettik. Kolun o şey elektriği tabii artık suçluluk psikolojisiyle e, biz Beams böreği indirdiği gibi bir gazı yok. Sonra bunu Otto'ya karşı da gördük. Krala düzgün konuş falan derken Otto falan hiç siklemiyor ya kolu böyle. Yani burada da kimse Otto zaten siklemedi. <laughs> yokmuş gibi davranıyor o şeyde. O da da herif böyle o kadar hiç sallamıyor. Evet. Ve burada da Cole'un yine tek Gazı Egon oldu. Egon böyle ben öldüreceğim o buladı falan bulduk diye geliyor ya Laris sonradan yakaladık diye giriyor odaya. Ve hemen durduruyor böyle. Bu da duruyor. <laughs> bir ona gücü yetiyor orada. Laris'in girişi e, ilginçti. Evet. E, böyle tam Alicent'a sıra geldiği anda giriyordu falan böyle. Laris'le ilgili bir komple teorim var gene. Neydi? <laughs> e, dur bakayım o şey sahnesinde söyleyeceğim. Gürüzlü ne o gürüz mü o ne o neyle vuruyor ona ha, topuz gür, mu ne gürüz topuz ya da gürüz <laughs> gibi bir şeyle vuruyor evet. Şey ha, Türkçesini hatırlamaya çalıştım ama Morningstar mı onunla vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> topuz ama daha şey doğru galiba sabit çünkü gürüz hareketli olabiliyor zincir ucunda. Flying mı gürüz? Okay. Olabilir. Tamam orada ha, bir Ya bir de şey vardı burada ya. Böyle dolaşıyor odayı falan böyle it could be any of you falan diyor. Evet. Böyle orvala bakıyor böyle. Evet Orwell'e çok Aynen. Bu <laughs> Egan Meister Conspiracy'ye inanıyor abi. Kesin. Kesin. Oğlum Meister'lar bizim kökümüzü kurutmaya çalışıyor bunlar sizin şey filan diye böyle Orwell'e bakıyordu. <laughs> çok fena kitlendi bir de ona ya böyle orada. <laughs> Aslında bu olayları yapan Otto. Ah, sorry Orwell. Şey. Böyle. <laughs> Aslında Meister Conspiracy. Targaryen'leri ortadan kaldıracağız. Yani, ka kaldırıyorlar bir yere kadar ama. <laughs> Ya bu arada ben kitabı baştan okuyorum şimdi yani yeni okuyorum daha doğrusu bu e, dizinin kitabını. Hayranın adı mı? Orada okurken Ego'nun işte fetih bölümlerini okurken çok ilginç olaylar varmış orada bir iki tane de tabii şimdi spoiler olur onları girmeyeceğim. Bir iki tanesini sana yayın dışında sorarım. <laughs> çok ilginç <laughs> ilginç hikayeler var orada. Ee, burada Jasper biraz daha agresifleşiyor bu arada hani daha fazla işte e, agresif kararlar almaya yönlendiriyor. Hep Otto da hemen onun aldıklarını söylediklerini alıp hemen yükseltiyor. Jasper haklı, Jasper haklı. Geçen de böyleydi ya haklı hocam güzel söylüyor falan <laughs> iyi bir çocuk bu. Yani Jasper aslında... Burada Thailand <laughs> Thailand da gene şey ya komik. Ha o da <laughs> elindeki şaraba vuruyor <laughs> da böyle kalıyor. O da şey yapıyor ya size de mi şey yaptılar tehdit ettiler falan diyor. Edebilirdi. <laughs> ne konuşuyorsun Tayland falan diye. <laughs> <laughs> of Tayland'da herkes şey diyor ya Tywin görse suratına tükürdü. Bu nasıl Lannister falan diye böyle. <laughs> herkes nefret ediyor. Lannister'ların hepsi böyle abi. Yapacak. Öyle canım. Bana arada Tywin çok istisna alan. Hani bizim şeyde gördüğümüz Hepsi... Ah, siktir geldi gene Tywin fan boyu. Ya. Aynen. Hadi oğlum hadi. Başka kapıya. Ben Sensin. Ben değilim oğlum Tywin fan boyu. Ben şey halkın yanındayım. <laughs> Nasıl halkın yanında olursun? Sen Tywin fan boyusun. <laughs> <laughs> Yok diğerlerin hepsi daha yavşaktı. O yüzden aslında diyorum. Tywin daha tutarlı bir herifti şey olarak. Ee, Jamie Mamie de yolda öyle. Onların atası böyle. yavşak ya. Land'ı neydi herifin adı? Ta Age of Heroes'a dayanan bir ataları ha, var. Evet. Şey, bütün kastırlı rakı kumarda falan kazanıyor herif böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte. Len ilk... neydi lan? Len bir şey. Hatırlamıyorum. Ben bunu. de unuttum adını. İlk yavşak evet bu arada. Ya bu arada şeyde rakabıyla seslendi ilk kez Egon'da burada. E, Jasper Iron Road falan dedi. Iron Road evet. Onu da duymuş olduk. Burada başka bir detay var mıydı? 28 tane çocuğu var mı acaba dizide Öyle mi normalde? Çok mu çocuğu var? Ha, çünkü hiç inmediğinden ayrılır. Not diyorlar diyor ya Mushroom. dört, <laughs> kadından, dört kadından 28 çocuğu mu var? Ne var hatırlamıyorum Oha. şimdi tam sayısını. O da hatırlamıyordur zaten büyük ihtimal. Böyle kadın şeyden ölmüş artık. Sevişmek. Ha, yor yorgunluktan ölmüş kadınlar. <laughs> Rezalet. Ama bilmiyorum öyle bir şey işlemediler ama o kitapta öyle bir fantastik adam. Burada tabii asıl konu şey Otto'nun kararı. Jasper'ın ortalığı gazladıktan sonra bunu kendi açımıza çevirebiliriz dedikten sonra çocuğu halkın önüne çıkaralım. İşte Renira'yı tam bir monster gibi gösterelim. Burada Egon da karşı çıkıyor ama karşı çıkması da şeye kadar yani işte en son anne sen ne diyorsun falan gibi böyle bir yerde kalıyor. <laughs> anne bir şey de şu adama falan gibi. Ee... Anne, anne yapalım bunu ya falan. Evet. <laughs> e, tabii... Yine Otto Evet söyle söyle abi şey. yok şey diyecektim çok yine tam Otto'nun şey kararı yani çocuk mocuk sikim de değil hani senin e, şeyini güçlendirmemiz lazım kararı yine. E, Egon'un tahtını güçlendirmemiz lazım kararı. Öyle geçen sene söylediğimiz bir şey vardı anlatmıştık böyle kral öldükten sonra hızlı yeni taç töreni yapılıyorsa bil ki o taç yeni, yeni kişide bir şeylik vardır. Normal gerçek hatta da bu böyledir. Hani hmm. e, mesela Kralı düştü varis belirli değilse hızla birileri birilerine taç takmaya çalışıyorsa genelde orada bir hinlik vardır diye söylemiştik. Hagen'in evet. Coronation'da da geçen sene. Burada Otto onu söylüyor. ilginç aslında. Senden zaten hani sana, seni zaten zayıf olarak görüyorlar. Çünkü hasty Coronation yaptık. Hani bu birincisi. Evet. Sonra işte Ejderhanın Dragon Pit'ten kaçışı seni zayıf gösterdi. Bu da Blood and Cheese'de üçüncü olay oldu seni zayıf gösteren diyor. O ilginçti yani mesela. Hızlı taç töreni yapılmış olmasının burada da bir zayıflık olarak görüyormuş halk. Zaten <laughs> gerçek artık gibi. Onun aslında impactful etkisi oldu işte. Yani Renis'in oradan çıkışının halk üzerinde Egon'un aleyhine bir etkisi olmuş bu arada. <laughs> Evet evet yani işte ejderhanın kaçması da oradan ee, bir zayıflık göstergesi işte ejderhayı tutamaması ya da Renis'in basıp gitmesi. İşte Blood and Cheese'de Blood Cheese'in bir de şöyle bir olayı var. Ee, halkın kralı zayıf görmesinden daha da öte bir olayı var. Şimdi tabi biz Targaryen'lere baktığımız zaman genelde Game of Thrones'un tarihinden bakıyoruz. Yani ejderhalar yok olmuş işte Daenerys geri getiriyor ama işte o güne kadar bir 100 sene Targaryen'ler normal bir kral hani hmm. bir lord gibi zengin bir lord gibi yönetmişler ama Dance of Dragons dönemindeki Targaryen'ler tanrı kral gibiler. Tabii. Çünkü ile geliyor Frenerif. İşte sadece bizim kanımız ejderhayı kontrol ediliyor. İşte biz hasta olmuyoruz. Targaryen'ler yanamıyormuş. Tartışmasını açayım mı bak? <laughs> evet, <gülüyor> <serim> yok. Şey. <laughs> 20 kere şey ya. <laughs> Habire Targar yanar yanar mı diye. Yanar mı yanmaz mı göreceğiz ulan işte bu Dance of <laughs> en sonunda bu Amunik Kodum videolarını yapan Targar yanlar, yanmaz videolarını yapan adamların sitesi kapanacak. Her N neyse. Nerd Rage gelebilir orada da. Tam bir clickbait videodur ya. Uf evet. neyse. Um, oğlum ben bunun için de gördüm. Damon yanmıyormuş diye video yapan adam ya. <laughs> Yapmıyormuş derken metafor mu acaba? Yani başına bir iş gelmiyor falan gibi. Her şeyden yırtıyor gibi. Olabilir. <laughs> bu dönemde işte Targaryen'ler Aegon'dan sonra daha bir biz tanrı kralız, biz üstünüz, biz işte hasta olmuyoruz. O hasta olmadıkları gerçek gerçi. Daha şey, işte biz ejderhalara hükmediyoruz. Biz Valeria denilen böyle mistik yerden geldik. Böyle bir tanrısal şeyleri var. E, Blooded Chis'le ne oluyor? Elin dandik Redcatcher'ı Targaryen'i öldürüyor yani. Evet. Böyle bir şey var. Illusion Shattering denir yani böyle. Doğru Böyle diyorsun, bir illüzyonu evet. yok eden bir etkisi var. Dandik bir herif geliyor, kafasını kesiyor Targaryen varisinin falan böyle. E o zaman işte kırılıyor. Hem yani. sadece ha kralın zayıf gözükmesinden öte Targaryenların yenilmez ya da invisible olmadığını gösteriyor yani şey halka. E bunlar da bildiğin bıçakla ölüyormuş işte kafasını kesmiş herif çocuğun. Diktiler sonra geri ama falan. <laughs> <ya. gülüyor> e zaten yani öyle bir şey de var. Şey long shot olsa da genel olarak hani Ceheris de bundan sonra hani Vizeri seçtikten sonra kendi kendini yıkacağını biliyordu gibi bir cümle söylüyordu galiba daha ilk sezonun girişinde. Aslında bunu yani bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. Hani Damon'ın nasıl bir karakter olduğu ortada. İşte yani Otto da aslında bu illüzyonu kırmak için hep Alison'ı Viserys'le evlendirmek için zorluyor. Şeyi o da yıkmak istiyor aslında. Zaten bunu en iyi bilen de o. O yüzden de diyor zaten zayıf gözüktün. Hani bırak buraya kadar gelmeyi. Zaten Targaryen'lar zayıf gözüktü. Yani kendi çocuğunu kendi şeyinde büyütüyor. Normalde bir Targaryen bunu yapabilir misin yani? Senin çocuğunu ben alacağım. Götüreceğim. Memlekette şey yapacağım. i̇zin yani vermezler yani zaten. Yani her açıdan. Yani dördüncü <laughs> çocuk olduğu için verebilirler de. <laughs> Hani ya, o da gitsin yani. başka <laughs> siyasi ilişkilerde bu şey yapsın geliştirsin filan diye ama. Ya yine de zor yani hani kırılma çok önceden başladı zaten Targaryen'lerle ilgili. O yüzden de Otto buna çok hakim o çok iyi biliyor yani Egon'un boş yaptığını <laughs> çok anlamadığını. Bu Aynen işte. Otto zaten algı savaşı için zaten adam şey diyor ya it doesn't matter diyor yani kimin öldürdüğü önemli değil hani. Rhaenyra'yı dayımını geçtim yani. <laughs> Sarayda merdivenden düşüp ölse bile şey. Ceheris <laughs> büyük ihtimal aynı şeyi yapardı Otto. Yapar. Tamam abi biz bunu kullanalım de derdi yani. Tabii canım. Orada it doesn't diye giriyor böyle. Algı savaşı yapıyoruz hani burada. Direkt bunu Rhaenyra'ya kitleyelim. Çünkü kitapta da Rhaenyra'nın Maegor the Cruel Renier'de ya da şey diyorlar işte. Megor'un memelisi falan diye böyle hakta bir dedikodu falan yayılıyor. He. O son oluyor gerçi de hani spoiler olmasın. Yine böyle bir şey var. Um, hikaye var. Renier'ın imajını zedeleme hikayesi. Burada Otto da direkt hani yani kim öldürdüyse öldürdü. Çok da torununa üzülmüş. <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldım ben Adam de. Şey abi, Laris <laughs> içeriye girdi böyle kafayı bulduk falan dedi. O kafayı bulduk falan. Ya, tamam dikeriz onu biz ya gezdiririz şehirde falan diye sevindi Otto falan böyle. Laris çok iyisin ya kafayı buldun çocuğun. Kafasız gezdiremezdik de kafayla gezdiririz. <laughs> oh be kafası şimdi geldi diye seviniyor. <laughs> Aynen. Bir de böyle araya seksiz şey de falan da bıraktı. İşte böyle sorrow best express through his most gentle evet soul böyle kadınlara gentle soul diyen seksist adam oh, böyle tamam. siz meleksiniz çiçeksiniz siz işte aynen, duyguların aynen. en asil <laughs> yansımasısınız ha <Aynen. falan. gülüyor> kadın ağladı mı daha bir etkili oluyor filan diye böyle otçu. <laughs> siktir git gelin. Kral gitmesin. Kralı, kralı gitmesin. Kral şey otursun evinde ama siktir et. Helena acılı anneyi sokaklarda. Evet, yani. Kızımız zaten spektrumla iyice gerilsin orada. Ya, ağzını yüzünü dağılsın. <laughs> Aynen kız panik atak şeyi geldi kıza lan. Anxiety atak geldi evet, yani. Ya. Zaten ayı şey dedi ya bin şövalyenin yapamayacağını işte Ceheris yaptı heral falan diye. <laughs> Ama bu böyle böyledir şey işte abi milliyetçilik kafası biraz böyle yani bir şehit işte bir bilmem neye bedel kafası hani arka perdede böyle biraz. Yani nasıl kullanıldığıyla Aa. ilgili yani. <laughs> ya yani o algı savaşından bahsediyor işte hani evet. Raniere'nin e, gerçekten canavar olduğuna inanıp 3-5 lord bizim yanımıza gelirse hani o kadar bin asker fark etmiş olabilir diyor Tabii sağ olsun Eygon <laughs> <laughs> Onu bozuyor sonra ama şimdilik Otto'nun bu şey savaşında em, gerçekten üzülüp üzülmediğini bilmiyorum. şey olarak sanki Serhes mi demişti onu? Ya kısa Claire Klinil dedi galiba. O yani. şey ama mükemmel kompartmanlize ediyor yani şeylerini. Hani ne hissettiği hani gerçekten torunu üzülüyor Olabilir, olabilir ama onu hiçbir şekilde göstermiyor. Hani böyle bir şeyi var dedi galiba akıllara kalınır. Um, yani hani hiç siklemiyor değil belki ama hani burada direkt tam olduysa biz bunu avantajımıza kullanalım diye giriyor yani. Görev birinci. Burada <gülüyor> 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 ee, Helen Arias'ın sahnesi var sonrasında. Burada da <laughs> eee böyle ay kızımı için çok üzüldüm tabii falan diyordu ilk Otto ile konuşmasında ama yine burada gittiğinde hemen şey diye girdi. Yine bir otur konuş, bir sarıl, bir şey kız zaten gözleri gitmiş falan ayakta duruyor. İşte o da yani bu arada yine Elena'yı oynayan onun da adını hemen söyleyeyim dur unuttum ya. Yazmıştım da Fia Saban. Yani o da müthiş oynamış bu bölümü. Baya böyle şey o kumaşla dururken böyle bakışları falan çok iyiydi yani. Ona da gelip... O da direkt... elinde şey gün girdiğinde odaya bir şey dikiyordu ya. Evet o muhtemelen. Yani. O. Oh. Evet işte. Zaten Görmüş yani onu da zaten. <laughs> aynen aynen. Hazırlanmış kız. Yazık ya. Daha da üzücü bu arada ya. Yani. Daha da üzücü oluyor bu. Hani bu şey gibi değil. Evet bunu biz böyle Dreamer yazdık ve işte e, fantastik element kattık gibi değil. Daha üzücü yapıyor bu her şey. Daha yani. tıbbi abi abi. Evet. Kesin öyle. Aslında şöyle bir... Mitolojide bir Cassandra denilen bir karakter vardır. Hmm. Ben çok şey değilim de oradan esinlenmiş olabilir, galiba. Olabilir, olabilir. olabilir. Ben de çok Geleceği anladım. görüp de hep başına gelen, başına bir şeyler gelen. Aslında bu biraz şey meta meta e, metaforu gibi. Sen de mitolojik benzetmesini yapınca onu düşünüyordum ben de yani. Ya sonuçta hepsi geleceği noktayı biliyor ya burada bu olaylar olurken. Yani şöyle aslında ya bu ya öleceğini bilmek anlamda değil de yani bu, bu olay savaşla bitecek ve ölümler olacak. Ya bundan kaçışın yok. Aynısını aslında Erik ile Arik de yaşıyor yani. Yani bunu vurguluyor. Onlar geleceği mi görüyordu? Yok ama bir noktada öleceklerdi yani. Bu ikili ayrıldıktan sonra birbirlerini öldürmek zorunda kalacaklardı. En azından bunu biliyorlardı. Bu işte Helena üzerinden daha vurucu bir hale geliyor. Bilerek bir de artık iyice görerek, e, zihninde yaşayarak falan bunları e, hayata geçiriyor. Çok kötü yani. Ve burada da Alicent gelip direkt yalnız görev var çocuğu diktik. Hadi bakalım kamyonette gezeceğiz şimdi falan diye. Abi Erasınt'ın ilk lafı sen benim odama geldiğinde gördün mü oh, <laughs> bir şey oluyor. Ya, evet. <laughs> <Ya> onu <laughs> daha onu, böyle kızı... onu bir iki cümle sonra söylüyor. Araya sıkıştırıyor. Öyle mi? Evet, pardon. Evet. <laughs> onu araya sıkıştırıyor. sanki ilk, ilk cümlesi oymuş gibi kalmış aklımda. Çünkü yuh öküz dediğimi hatırlıyorum yani. <laughs> Galiba onu şeyde yapıyor. İlk bir söylüyor. Ee, bu işte okay. anlatıyor falan işte bizi acılarla, acılarımız insanlara bizi yakınlaştırır falan diyor. Ben yakınlaşmak istemiyorum. Tanımıyorum onları falan diyor haklı olarak. Aynen. <laughs> yine Yazık Helena'ya. Düz yani burada. Sonra aradı yalnız o gece falan derken böyle sinirleri al bunu işte ben şeye diktim e, oğluma ha, diktim okay. falan. hatırladım yani. evet. Tam o konuyu açtığında Helena da kızıyor. Evet. Aynen. Ya o da artık orada sinirleniyor yeter artık ananı da şimdi falan diye. <laughs> Alison da ekstra şey yapıyor çünkü Helena... Um şey yalan söyleyemiyor ya. Evet. <laughs> öyle de bir risk var yani. Helena'nın böyle birisinin gelip işte o gece ne oldu falan diye Helena'ya sorsa böyle Helena e, Crispin'le annem sevişti falan diyebilir yani her an Orada biraz sınırım şeyin bir paniği var. Um, eee Alison Kimse Bize konuşmuyor sürekli... ki kızla. Bir tek Laris konuşur belki ya. <laughs> Aynen Helena evet yani um, şey Öyle bir alışıntı şeyi var galiba. Ortaya çıkacağından ekstra endişeli bu bölümde. Kesin canım. Bir de sonra en sonda da masadan bir figür alıyor böyle fil file benzeyen. Böyle bir çocukların oynadığı bir figürdü galiba öyle hatırlıyorum. Onu alıyor orada bitiyor zaten sahne. Sonra o Lukta da vardı ya <gülüyor> at. <gülüyor> aynen. Atı Aynı şeyi bu arada sonra aynı oyuncakları Renira daha doğrusu yine bir fil ve bir ejderhayı Renira çocuklara oynarken de gösterdiler. Ama çocuklarıyla oynuyordu işte, öyle bir fark var. Aynen Renira'yı da oynayan bir de. Biz macişler değildi. Evet, <laughs> bu arada aynı. Ee, ve bence dizinin yine en iyi sahnelerinden biri genel olarak sezonunda yani cenaze geçiş sahnesi başlıyor, müzikle falan. Tabi burada e, bu sekansı birkaç sahneye bölmüşler işte. Arada Daris'in Sorgu tekniklerini görüyoruz. Onu bir aradan çıkarayım. Hani sorgu tekniği de görmüyoruz. Hı. Sadece açıyor böyle önüne. <laughs> Bulat görür görmez. Ben, ben zaten. <laughs> Herif zaten hazırmış. Ama <laughs> sahneye çok girdim. O kadar yüzünde bir sahneye girdik. Bir anda Bulat'ın böyle itiraf sahnesine geçince bir anda bütün modum değişti böyle. Oğlum dur lan bu kadar korkma lan. O kadar mı korkuyordun? <laughs> Altını sıçrayayım. Anlısının emriyle iki hafta işkence yapıldı filan deniyordu halbuki. Ha. Burada iki saniye sürdü toplam. <laughs> evet ya. <Herif> <laughs> Diamond. <laughs> <laughs> Laris'in ekipmanı <laughs> <görüntü>. görünce. <laughs> Bak evet. burada sana kompyuterimi söyleyip sana. Ee, de hani şeyde cenaze sahnesini bitireceksek, hani evet, mi onu... bitirelim tabii önce. Yani... Yok onu sonra konuşuruz. Cenaze sahnesini ha, konuşuruz okay. sen gir şey. Leris'in komple teorim şey şöyle tam ucunu bağlayamadım henüz de ama Leris'in normal şartlarda bu tip bir fırsatın üstüne atlaması gerekir yani harbiden haftalarca ona işkence yaptırıp Cheese'in de adını vertirtir. Vermiyorsa bile bütün Red getirir buraya. Blood'a göster bunu der. O Cheese'i bulmak için yani bütün ne kadar red catcher varsa getir buraya işte. Burada da göster lan de hani. Hani Laris burada Blood'ın Aegon'ın ortadan kaldırması için Aegon'ı gaza getiriyor. Evet. Bir an önce Blood'ın ortadan kaldırmasını ve de Aegon'ın daha sonraki hatayı yapmasını sağlamaya çalışıyor bence Laris. Katılıyorum buna. Bu Doğru, güzel bir tespit bu. Doğru bence. De. Yani burada kesinlikle Larissa'nın yöntemi değil yani bu. Ben daha hiç işkence yapmadan Aegon geldi, vurdu. Öldürdü. Larissa'nın hiçbir şey alamadı. Bilgi alamadı heriften. Söylemeyebilirdi Artık, dediğin gibi Aegon'a. Öyle takılabilirdi yani. Başka şeyler yapabilirdi. Aegon'a diyebilirdi ki sen bana bırak bunu bir hafta. Gelirsin bir hafta sonunda öldürürsün. Aynen. Gene. Hani orada direkt Aegon'a gaza getirmiş olması öldürmesi için anında o büyük bir hata çünkü bu adam biliyor kimin sonra bütün Red Catcher'ları öldürme hatasını da yapmasına neden oluyor burada evet. burada öldürmesi ee, işte bence o, onu Laris'in bilerek yaptığına ben inanıyorum yani tabii ki elde bir veriyor ama gene de e, Laris'in lafıyla Egon bir de Otto'yu Otto yollama hatasında yaptı ya geçen Aynı şeyi söyledi çünkü orada konuşacağız ama. Evet konuşacağız. Laris'in ona söylediği lafın aynısını söyledi Egon Otto'yu kovarken. Yani Laris böyle Egon'a hata yaptırma şeyiyle devam ediyor. Yani evet. Burada da o var. Yok kesin katılıyorum ya onun kontrolü biraz böyle hissettirmeden sağladı üstünde. Hani Otto çünkü çok barizdi artık aslında Damon da bunu söylüyordu. Otto seni kontrol ediyor diye Viserys'e nefret ediyordu. Otto... Tabii çok göz önünde olduğu için şimdi Laris çok arka plandan, egon üzerinden müthiş çalışıyor, işliyor yani. As esas işkenceyi ona yapıyor gibi yani orada harbiden. Yok katılıyorum buna ya, kesinlikle. Ee, Aynen. E de yani tam olarak Laris'in nereye gittiğini hani bilmiyoruz. Hani ben hand olmak falan istediğini zannetmiyorum ama geçen hafta işte bu Master of Whispers saraydaki bütün bilginin tekelini olma şeyi sanırım devam ediyor böyle işte kesinlikle ya bu arada tabii Targaryen'larda şöyle bir durum var yani şimdi şeyi kimse bilmiyor bu arada mesela da yine orayı da konuşacağız ama burada bir açayım ufak da işte evimi yaktılar herhalde Otto yaktı diyor mesela hmm. Aranol'daki yangını da bilmiyorlar yani yarın öbür gün Laris baktı denge değişiyor gitse Renira'nın yanına Miseria gibi okey olurlar bence ona da yani iyi bir bilgi bilmem ne yani çünkü Laris böyle çok şeyde bence bırakıyor kendini hep yapıyor ediyor ama e, hiçbir şekilde kafasını suyun üstüne çıkarmıyor. Aynen. O, o işte. yüzden, zaten hand olmaz yani herif. Hand olsa Hayat direkt olmaz. gelir. Tabii. Evet. Yani Lotto'yu yollayayım ben hand olayım gibi bir şeyi yok. Motivasyonu yok. Kesinlikle. Ama şu anda kesinlikle ne yaparsa yani Egan'ı da yarın ortadan kaldırabilir. Hani o kadar güçlenmiş hale geldi. Ya da o algı savaşında istediği şeyi yaptırabilir yani. Otto ortadan kalktığını düşünürsen. Ve şu an Egon'a da aslında her istediğini veriyor. Aynı şey Alicent'a yaptığı gibi. Alicent da farkında olmadan bir şeyler istiyordu ve bunun sonunun nereye gittiğini biraz erken anladı gerçi ama geç pardon anladı. Egon şimdi işte hemen kafayı getiren o. Önüne koyan o. Ee, böyle dışarıdan Aynen. gelip her dediğini yaptıran işine gelen şeyleri Egon'a fısıldayan yine senin dediğin gibi bak babanın eriydi diyen o yani niye hand olsun ki gerek yok zaten <laughs> yani işte dizi bakalım nereye bağlayacak bunu hani evet. bu adamın ben merak ediyorum yani şeyde George Martin'in herhangi bir fikri olduğunu, olmadığına eminim oraya onu chaos agent olarak koyduğuna eminim yerlerisi. yani lirası şu anda dizi belki Georgeta içini dolduruyordur diziye de söylüyordur Hani tam olarak motivasyonu ne olacak? Mesela Alicent'e aşık falan mı çıkacak bu adam? Hani daha Little Finger yönüne mi gidecek? Her şeyi ben Alicent'la baş başa kalabilmek için yaptım. Bütün herkesi, <laughs> bütün ne var ne yok herkesi yolladım. Sadece ben ve Alicent kalacağız. Öyle bir psikopat mı hani bu herif? Little Finger'da Sansa için öyle bir obsesyonu evet. vardı. Ya da işte Varys'in ki biraz daha hani şey Varys'in ki gibi bir başka birisi mi var kafasında tahta çıkarmak istediği mesela? Paris gibi. Evet, yani hani işte göreceğiz bakalım dizi nereye bağlayacak. Kitap okuyucusu açısından da e, sürpriz olacak bu eğer dizi bunu güzel kotarabilirse. Ya zaten ne konuşmuştuk galiba? Ya yani kitabı istediği yönde hafif modifiye edebilmek için böyle karakterlere de ihtiyaç var abi yoksa çok stiff olur. Yani hiçbir hepsini birbirine bağlarsan da çıkamıyorsun böyle bir karakter olunca en azından bir noktada böyle yön değiştirebiliyorsun o karaktere bir şey yaptırırsın tak başka bir yöne gider işte. sonra elinde sonunda ona motivasyon yazar ya ya da bir noktaya götürür yani çok zor zaten ana kitabın bir unsuru olmadığı için öyle şeyde kalabilir yani her zaman söylediğim gibi yani Dance of Dragons bence en zayıf um, George'un en zayıf hikayelerinden birisi yani Dance of Dragons bölümü. Hı hı. Yani, yani savaş çıkar bak işte ejderhaları yok etmek için böyle olabilir. ya yani, Bilmiyorum. Çok böyle oturup da bunları düşüneceği zannetmiyorum. Diziyle beraber işte birazcık derinleştiriyor. Cenaze sahnesine geçiyorum. Ee, ya bu sahne hı. bilmiyorum benim için çok vurucuydu. Direkt şeye geldi benim aklıma bu e... Özellikle şey diyoruz böyle Fransa'da falan bilmem nerede müzelere gittiğinde hep böyle yüzü tüylü heykeller vardır çok fazla. İşte burada da var yani. Direkt o tüyler gibi böyle tüller gibi gözüktü ve o tüller böyle şey gibidir işte. Sen de dedin ya aslında bölümün başta çok doğru bir şey dedin. Burada maskelerin düştüğü bir bölüm izliyoruz diye. Burada tam tersi hiçbir yani yüzü gözükmesin, emotion'lar çok belli olmasın. İşte biraz daha halklar aralarına bir mesafe girsin gibi bir bir de tabii acı isim gelesin diye doğru da. Bunları takıyorlar ve aslında Helena yine bunu göstermek zorunda kalıyor çünkü düz biri işte yalan söyleyemiyor, duygularını ifade etmek zorunda e, kondisyonundan dolayı ve bir noktada stresten zaten annesinin falan üstüne çıkıyor. İşte herkes buna yaklaşmaya çalışıyor. Araba bozulunca işte orada tabii bebek... Panik atak düşüyor. oldu. Aynen panik atak başlıyor. Herkes bebek mi düşecek falan diye beklerken aslında sahne... <laughs> Kafa düşecek. Kafa düşecek mi tık diye. <laughs> Kafa düşecek diye bekledim ben ya. Evet. Yani Helena'ya odaklıydı sahne aslında. Tabii çocukla pek ilgisi yoktu o sahnenin. Ve ben çok beğendim. Şeyini falan o kafayı kaldırıp yukarı bakması işte türün iyice suratına yapışması falan. Hani görüntü yönetmenliği, senaryo falan. Oralarda bence bayağı iyi akmış yani. Çok güzel olmuş. Evet burada Claire iyi iş yapmış. Yani hem Lady Diana'nın cenazesi ve kim dedi o? Birisinden daha esinlendim falan Diana ya dedi. Diana'ya çok benziyor bu arada evet. Um, i̇şte şey aslında bakarsan sahne bayağı gergin ama neden gergin olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani sonuçta halk destekliyor. Herkes hani Helena Helena işte prenses işte sempatik bağırıyorlar. Ama ona rağmen halkın o kadar yanaşması hani Renera'da işte monster falan diye bağırıyor birisi orada. Hani böyle hani Joffrey'nin bir halktan bok yediği sahne vardı ya birisi kafasına <laughs> bok atıyordu. <laughs> yani orada bir negatif şey oluyordu. Halkın ayaklanır gibi oluyorlar. Burada halbuki halk destekliyor ama ona rağmen Büyük gerginlik var. Sen şey yapamıyorsun. Oğlum alıp şimdi bunlar devirecekler mi arabayı falan diye düşünmeye başlıyorsun. Araba takılınca böyle herkes geriliyor. Allah sıçtık falan diye. Yani. <laughs> o da ilginç olan şimdi yavaş yavaş halkın diziye girmeye başlıyor mesela. Yavaş yavaş işte bu onu temsil ediyor bence. Kesinlikle. Hani siz sarayda böyle takılıyordunuz şimdi. Yavaş yavaş halkın üzerinde bu şey olsun blokaj olsun. Um, blokajın yarattığı sorunları zaten buradaki işte Hugh gibi karakterlerde de görüyoruz. Aynen, o sahne sonra de zaten evet. Aynen sonra Red Catcher'ın ısınması yavaş yavaş normal halkın da etkilenmeye başladığını görüyoruz. Burada da o açıdan ilginçti. Yani halk full Helena'ya karşı bir şey demese de halkın var olması bile o ortamı gerdi yani böyle o kadar çok insanın yaklaşması bile <laughs> hem Helena'yı gerdi hem bizi gerdi filan böyle o araba takılınca filan ne olacak lan filan diye şey işte düş, düşme, düşürmeyin çocuğu lan. kafası kafasını zor <laughs> diktik oraya evet. bu arada adamlar çocuğun maketini yapıp kafasını kesip ortaçağ yöntemleriyle birleştirmişler ya bravo oh. vallahi <laughs> attention to detail yani evet, çok iyi gözüküyordu çok iyi gözükmesi beni daha çok gerdi bu arada hani Kafası... Aynen ben sürpriz oldu bana onu göstermeleri de. <laughs> evet yani kafasının kesildiği sahneyi göstermelerinden daha korkunç gözüküyordu yani. Böyle evet bana böyle... sürpriz oldu açıkçası çocuğun cesedini göstermiş olmaları. Ee, o kadar da şey değilmiş demek ki HBO. <laughs> Ama o şey gibi işte hani halka göstereceğiz Otto'nun planından sonra e, halka göstereceğiz kısmı ya işte aslında bize de gösteriyor. Ee, Aynen. Ve orada dediğin gibi hani Kraliyet ...şey mucizesi hep oradadır. Crown'da da bu çok işleniyor işte. Bizim olayımız bu halktan uzak olacağız ki onlar bize hep böyle bir egzotik işte... E, ...mucizevi bir karakter gibi görsün. Bize erişilmez görsün. Biz o zaman kıymetliyiz. Çünkü bir dönem halka çok yaklaştırmaya çalışıyorlar Crown'ı. E, i̇şler boka sarıyor. Çok iyi gitmiyor. Burada da aslında aynı şey var. E, belki de bu kadar yaklaştırmaların iyi olmadığını biraz da gösteriyor. Çünkü halk bu sefer şey görüyor. Otto akıllı işte kralı koymuyor oraya. Yani aslında Geoffrey örneğin buradan da iyi oldu. Yani ulan şimdi Egon malın teki gider salak salak birine bir şey yapar. Şimdi millete... Aynen. <laughs> millete bir şey anlatamayız bu kadar yani. atar birisi çat diye. Vallahi atar yani. <laughs> şey ya zaten bu tam böyle köprünün altından geçiyor böyle Helen'e bakıyor. Orada dikkatli izleyenler görmüştür böyle. Tyland arkada böyle hareket yapıyor Ceharis'e. Oros bu çocuğu öldü falan diye. Tyland hala sinir. <laughs> evet. öldü ha. Ne Çıkar oldu? mısın tebeme? <laughs> <laughs> ne oldu? Ben de oynuyordun. Hadi bakayım. <laughs> Tyland. <Thailand. gülüyor> Bu arada bizi de şey yazmış ya Lannister'lara yaklaşan çocukların sonu iyi olmuyor diye. Evet Jamie'ye de yaklaşan buranı iktirmiş diye şeyden aşağı. Evet bu arada <laughs> doğru tespit. <laughs> <Evet>. of, <laughs> Yaklaşmayın evet. Lannister'lara abi. <laughs> of ya zaten tam bu sahnede de şeydi yani Kingslayer diye de bağırıyorlar bu arada. Ee, ki bunları ne? geçen sefer konuşmuştuk hani akraba katli işte kral katli çok kötü karşılığını diye. Tam Monster falan diye bağırırken de zaten Renira'nın Damon sahnesine kesiyoruz. Yani Renira'nın konserine kesiyor dizi. Ee, bu sahne çok iyi ya. Gerçekten burada şeyin <laughs> <laughs> yani bütün akış abi. bütün akış çok iyi burada. Yani herkesin bir yükselmesi, kim yaptı bilmem ne derken Damon'ın böyle durum <gülüyor> devamlı böyle bir <laughs> bir buraya bakması falan. Neymar hiç konuşmuyor zaten. O kadar tartışma oluyor. Hiç ağzını açmıyor. <laughs> Belli ki suçlu bir herif oturuyor köşede. Reniz anladığı an var ya Reniz'in o da çok komik böyle bakıyor. Aynen. Yok artık ebesini falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Alfred Brun atar yapıyor falan Reniz'e yani belki sen yapmışsındır falan diye adam çıkıyor ona bile Damon bir şey söylemiyor evet, yani. Ya. Oradan <laughs> anlaman <laughs> lazım. Bu arada Renis de burada cooldu ya bayağı. Alfred Brum'u baya indirecekler dedim herhalde bir noktada işte. Alfred Brum'a dikkat ya evet o biraz. O biraz ailesi. Bir Aynen. Brum House'dan o da Knight'lardan biri. Ya yani o da şey kafası işte biraz aslında çok e, Jasper kafası. Yani o da direkt ya bak öyle oldu böyle oldu ama şöyle de olur işte bak sen de anasın ya. ama biraz işte çocuğun için belki tepki vermiş olabilirsin falan diye. <laughs> ya ben şimdi Alfred Brum'u savunayım burada. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum da. <laughs> Hadi yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok işte bu benim değil de. Renele Ren de şöyle ya. Ha benim yaptığımı mı düşünüyorlar? Nasıl düşünebilirler bunu? Oğlum seni kim tanıyor ki? Normal halk Renier'e'yi tanımıyor ki. Nasıl bir olduğunu bilmiyor ki. Ha, doğru. Sen çıktın mı normal halkla hiçbir şey yaptın mı? Çıktı Muhatabı bir kere. E mu? Seni şefkat... <laughs> <laughs> Gördüler. Hayır. Mezara gene aklıma şey geliyor işte. Bu Marjorie Tyrell. Hani çok seviyordu halk böyle. Aa Marjorie geldi halkı gidip evet. hediye dağıtıyordu bilmem ne. Hani imaj yapıyordu. O kadar. tam Diana gibiydi mesela. Tam Diana Aynen gibi. aynen. <laughs> aynen. Hani Renina'nın halk üzerinde hiçbir imajı yok. Hani prenses falan diye biliyorlar o kadar. Aa beni nasıl? Ben mi benim yaptığımı mı düşünüyorlar falan diyor. Oğlum seni bilmiyorlar ki. Doğru. Sen manyak mısın? İyi misin? Kötü müsün? Hiçbir fikri yok halkın. Zaten Otto'nun yapmaya çalıştığı o yani. İlk defa böyle high profil bir olayda senin adın geçiyor. O da işte işte küçük çocuğu öldürdüm, öldürdüm, öldürdü. Hani biraz böyle şaşırması Renner'ın o biraz şeyden gene tekrar tekrar geliyor böyle. Renner'ın siyaseti şeyi bilmemesi olayı. Hani o kadar Alfred Brum'un gibi adamlar hakta dolu yani. <laughs> Öyle canım çok. Şey, Zaten erkek konsey abi. Zaten işte. kadın olarak da seni ikinci planda tutuyor. Hem de senin bir bağın yok. Burada yine suçlu Vizeris aslında geriye sararsak. Kızını hiç eğitmedi, çalıştırmadı. Ya biz seni eğitemedik be falan diyordu hala. <laughs> yani o Vizeris zamanında Renira'nın Um, imajı imaj çalışması yapılabilirdi bir PR şirketiyle anlaşılır. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> şey yapılabilirdi yani. O zaman a, iyi kalpli kraliçe The Realms Delight falan deniyordu gerçi işte, kitapta da hmm. böyle. Hani Renner ama o çok genç kendi. Artı o saray çevresinde falan da yani hiçbir zaman da ben Renire'ın hani hatırlamıyorum varsa Hatırlatsın da normal hakla bir muhatap olduğunu hatırlamıyorum yani kitapta da. Benim hatırladığım hiç yok evet. Yani düşünüyorum ama diziden düşünüyorum. Yok hiç, öyle da şey da yok. hiç. Sen bahsettin mi hiç hatırlamıyorum evet. Yok zannetmiyorum olduğunu. Hani halk konusunda halk için Renner'e bir kapalı kutu yani. Yok <laughs> <laughs> Yo, doğru canım o, o konuda haklısın. Yani haksız değil ama buradaki duruşu biraz daha şey gibi ya işte hani sen sen yapmışsındır gibi bir duruşu var ona bozuluyorlar aslında. Hani o ben yapmadım derken ee, halkın inancı üzerinden sorgularken burun biraz patavatsız aslında. Hani demek istediğini anlıyorum <laughs> ama yanlış ifade ediyor. <laughs> burun öküz olduğu için söylüyorsun o kesin evet, de. Evet. Ama halkta böyle düşünen adam dolu yani her hani yerde sonuçta. Yani zaten şey olacak diye bekledim böyle böyle kim yaptı bunu kim yaptı herkes bakılıyor böyle herkes böyle bir anda Damon ödüyor böyle <laughs> sitcom Damon Damon bağırıyorlar ben falan orada bitiyor değil mi böyle, böyle. Yeah. Michael Jordan'ın böyle şeyi vardı. <laughs> evet ben ne yapacaksın ne yapacaksın hadi böyle, ha. böyle bir, <laughs> <bağlasalardı, spel> <laughs> <Okay>. bir <gülüyor> adam işte abi Sitcom bağlasın verdi spil olurdu. Bir Dördüncü duvarı yıkıyorlar <laughs> orada böyle bir anda. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Evet. Şey Damon diye bağırıyor. Damon da kameraya, kameraya dönüyor. Kameraya <laughs> <laughs> evet ben de. <gülüyor> <gülüyor> Böyleyim. Böyle bir adamım. Yani beni de böyle <laughs> söyleyeceksiniz of ya. <laughs> Ya zaten e, Damon'un o gevrek bakışı falan çok iyiydi ya. Yarım dudakla falan. Zaten Renira'nın da son bir şu kadar güveni vardıysa azıcık o da orada gidiyor. Yani kalmıyor. Aynen. Ama, orada bitti ya. Son. Bu arada Damon zaten bu kanslı böyle kodladı da ya. Yani zaten e, hemen sonrasındaki sahnede bunu da dillendiriyor. Ya ben doğum yaparken sen savaş hazırlığına girip liderlik yapmaya çalışıyordun falan diye. E bu konsey böyle kodlandı zaten. Erkeklerin hepsi aynı tepki veriyor. Bir tek Renis inatla Renira'nın yanında ona bir şekilde yani o da şey diye değil hani Renira diye değil. O biraz da hani kendi konumundan da gelen bir şeyle ona yardım etmeye çalışıyor. Ee, diğerleri pek patavatsızlar bu konuda yani. Ama bunun nedeni yine Damon zaten. Hani baştan beri Damon'du yani. He, Damon işte babacan baba şey um, koca hayırlı koca diye görmek isteyen kitle evet. gene, gene yıkıldı artık bu sahnede artık. Abi daha da komiği var ne biliyor musun? Bak ne? Kasaneyi sahneyi konuşuruz o en önemlisi de şu önemli bir sahne de. Sahne bu da oluyor bunlar tartışma sırasında biz <laughs> Sera dönüp böyle ya Damon aslında içinde sen şey yapıyor. Damon hala içinden seviyor. Çok ağır konuştu Renira falan dedi böyle. Ya dedim sen manyak mısın? <laughs> ya Damon ne destekliyorsun? böyle Damon bastı gitti. Döndü böyle Renira çok ağır konuştu. Olmaz öyle falan diyor. Ya dedim deli misin adam manyak? Hayır içinde aslında o seviyor falan diyor. Yani bu insanlar gerçek çünkü bir tanesi <laughs> evde var bizim. <gülüyor> hala <laughs> Damon'ın <laughs> hani <gülüyor> o Damon Rhaenyra'nın <laughs> bir aile olarak devam edeceğine inanmış o yani. Rhaenyra ağır konuştu çok falan diyor. Aslında kötü yok, kötülük yoktu Damon içinde Peki, falan diyor ya. Yani. Bir şey soracağım. Bayla sahnesinden sonra mı fikri değişmedi? Bayla şey diyor ya böyle ya babamdan değişmez nefret... abi değişmez. <laughs> evet, evet. değişmez. Bu <laughs> 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 böyle. Damon'cılar böyle. Değişmiyorlar. Değmenciler... Damon'cılar. Adamın işlemediği savaş suçu cinayet kalmadı anasını satayım hala bu. <laughs> Serahes kötü yazıyor onu filan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada şey çok iyiydi mesela Renner ona tepki veriyor ya tekrar böyle boynunu sıkacak gibi oluyor. Bir... Ulan şimdi öldürsem öldürürüm ama şimdi lazımsın bana hala biliyor musun falan bak şöyle. <laughs> Fiziksel e, şiddetin altyapısı devam ediyor. Kapıyı çarptığında bile Renner'e böyle bir hopluyor. Korkuyor. Tam böyle öbürsü ilişkinin e, şeyidir yani. Şeydir ya evde atıp tutan herkese bağıran çağıran baba şeyleri gibi. Kapıyı çarptığında böyle herkes bir hastalıkta ne oluyor falan diye bakıyor. Aynen öyle. Yani orada böyle şey var. Bir altyapı fiziksel altyapı yani ne var? Öbüs altyapısı var. var. Ben zaten... Renner'ın yanında olsam Kingsguard'la girerim bu herifle konuşmaya artık. Tabii canım kesinlikle. Yani, elini bana uzatırsa kesin falan derim yani. <laughs> Erikçim gel yanıma da gelemeyecek o da artık. Her bir de Aynen. Bu devamlı bir şey fırlatma, Aynısını Cole da yapıyor işte gidiyor bench'i tekmeliyor falan. E e Egon hmm. da yapıyor hep bu suçluluk psikolojisi aslında yani bastırmak için Damon biliyor ne bok yediğini hemen bir şeyler fırlatıyor falan. Çünkü diyalog da değişiyor ya başta yok ben öyle emir vermedim yok işte bir şeydir ben sorumlu kalmam. En sonunda bütün tartışma bitince bir hataydı diyor. Hataydı diyor evet. <laughs> ee, şimdi yani işte anladık biz senin psikolojin de iyi siktin yine ortalığı kralandın. <laughs> Ve burada ile... zaten ha evet, Şey zaten. ekleyeceğim bir tane yani Renira'nın aydınlanması da seyirci için bence iyi oldu. Aslında benim çok mutlu olduğum bir sahne olmadı diyalog olarak. Yani çok direkt oldu burada dizi artık. Ben seni neden sevmiyorum anladım tak 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 diye sıraladı. Artık bundan sonra herhalde şüphe kalmaz. Damon'la ilgili gibi düşünüyorum ama çok da emin değilim tabii. Ben mutlu oldum Renner'ın böyle çat, çat çat koymasına nedense. Sanki şey gibi geldi bana işte bu maskelerin düşme şey temasına uygun olarak. Hani bu ilişki maskesi de hani böyle bir evet. şey tiyatro artık oynamaya gerek yok. Hani Renner'a koydu geçirdi. Hani ilk şeyinden başlayıp işte gençken ben I can fix him hani <laughs> Hatunlardaki problemli adam şeyidir denir ya onu buraya koymuşlar. Ha, Neydi evet. o? Pitch severler falan. <laughs> ha Pitch sever stereotype'ı. Öyle bir şey yok halbuki aslında. Neyse. Boş mu? Ee, Renier'a bir onu şey yaptı. <laughs> gençken böyle bir gençken daha böyle exciting geliyordu herhalde ona. Sonra um, şeyden sonra da direkt Damon'ın bütün insekür olduğu şeyleri ortaya serdi yani. Damon böyle işte Viserys beni benden koktuğu için <laughs> şey yaptı uzaklaştırdı filan diyor. Yo hani senden korktuğu için değil sana, sana güvenmediği, güvenmediği için işte. uzaklaştırdı. O kesin hani doğru. Bizde yani bu dizide de Viserys'in Damon'a korktuğu gibi bir şey yoktu hiçbir zaman. Bir altyapı. Kitapta da yok. O doğru. İşte sen sürekli geçen bölüm ben bunu söylemiştim aslında. Hani çok öngörülüyüm anlamında söylemiyorum da. Damon'ın ıı, taht. Hani ilk ilk sene, ilk sezonda Damon'da böyle bir şey vardı. Damon ne istiyor? Hani re istiyor mu? Hani bir evet. seksüel bir geçim şeyi var. Ee, ne denir? Yetersizliği var. İşte bir bir belli ki içinde ergen gazı var filan. İlk sezonda böyle bir şey oluyordu. Acaba hani Rhaenyra'yı elde edince rahatlayacak mı falan diye bir düşünüyorduk. Hatta işte bu Daemon'cılar da herhalde öyle düşünüyorlardı. E bunlar evlenirse Daemon evinin adamı olur. Bu kızlarıyla şey yapar falan diye düşünüyorlardı. Ha, yaptım. Kızlarına şey bale dersine götürüyor ejderhayla. çok 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 tatlı adam falan diye. Öyle olmadı. İşte geçen bölüm demiştim yani Daemon artık hani tahta ulaşmadan rahatlamayacağı belli oldu. Renner de zaten hani onu söylüyor. Sen işte çalınmış mirasın yüzünden kızgınsın. Evet. İşte beni de oraya ulaşmak için kullanıyorsun yani. Evet, Damon'ın Renner ile beraber olmasının sebebi ya da evlenmesinin sebebi hani oraya doğru ilerlemek yani tahta doğru. Onu da söylemiş olması senin dediğin gibi birazcık ilişkinin dinamitlerin ne diyeyim şeyine dinamitledi yani. yani bur, burada sonra o ilişkiden ayrılırım bilmiyorum. Göreceğiz. O kadar pat 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 söyledikten sonra hani Ren'i de zaten bilmiyor. Damon'ın bir hafta mı gitti? Sonsuza kadar mı evet. gitti bilmiyoruz. Kapı, kap Çay çarpıp çıkan baba gibi. Sigara almaya gidiyorum <laughs> ben. Çıktı. Gelmedi bakalım. bir daha. <laughs> Aynen, sigara almaya gidip Seraksis'e böyle yürü oğlum markete sigara alacağız falan diye gitti. Yani şu işte o konuda güzeldi. Bir de Damon hala ve hala işte yok benim ıı, kardeşimin tahtında. Abi evet ne büyük göt, evet. bir cümleydi o ya. <laughs> i̇şte o hala oradan sonra zaten diyor yani beni kabul ediyorum öyle galiba değil mi? Evet. Beni kabul ediyor musun muhabbeti? En son sen acın alacak, mısın diyerek zaten Damon'ı iyice eziyor şey orada. <laughs> Aynen öyle senin dediğin gibi leader of men falan değilsin sen acınacak bir herifsin falan deyip yolluyor yani. Ya evet, <laughs> benim için güzel olmuş. Zaten yani Damon'ın çok ıı şey tribi var ya işte Aegon the um ben. Ta Viserys'e diyordu. Bak o da iki karı aldı. Ben de alacağım falan. Onun aslında e, Rhaenyra ile evlenme şeyi biraz oydu. Yani o nasıl kardeşle evlendi? Tamam benim yok ama ben de işte senin çocuğunla evleneceğim. Biz ikinciyi de alırız. Bizim çocukları da yaparız. Tahtı da bana bırakırsın. Full Targaryen devam ederiz gibi. Hep o Egon'un şey izinden gitme şey hep vardı herifin zaten. Hatta burada da şey oluyor ya o da e, tam ...Renira bir kitap çıkartıyor kütüphaneden... ...çat bir açıyor o sayfa böyle direkt işte... E, ...Egon ve işte şey var... Vizenya ile Renis var orada beraber... ...şeylerinde... ...direkt o sayfa geliyor falan... E, ...muhtemelen Egon bu tripten hiçbir zaman... ...pardon Damon bu tripten hiçbir zaman çıkamayacak... ...yani ne yaparsan yap... E, ...bunu Renira biraz geç anladı ama... ...şöyle bir ikilem de oldu onlar için... E, ...bence... Doğru hamle yaptı Renier e, Ellison'ta göre. Neden Ellison'ta göre? Ellison da mesela bunu e, Laris de yaşadı. Ağzından bir şeyler çıkıyordu. Laris şak diye yapıyordu ve başına hiç olmayacak işler geliyordu. E şimdi aynısını dedi ki bu ben Eamon'da istiyorum dedi. Şimdi tam işte bak istiyorsun da bunu böyle söyleme. Yanında da Damon var bak falan. Daha detaylı instruction ver Brendan'a. Evet, ya yani daha iyi bir brief alabilirsek hocam hani. Aynen. Biraz daha detaylı ver öyle yuvarlak söyleme. Aynen. E şimdi o da bunun nereye gittiğini gördü. Yani çocuğun ölümüne kadar giden kısmı gördü ve bence daha erken hamle yaptı. Damon'ı salmakla. Tamam artık kendi yoluna. Yine de kontrolsüz güç olmaya devam ediyor Damon şimdi. Ediyor. Daha Öyle bir durum gibi. var yani. Renera Renera göre daha akıllı kontrol edemeyeceğini anladı. Saldı herif yani. Tamam. Evet. Nasıl olsa beni dinlemiyorsun. O zaman siktir git ne bok yersen ye şeyine geldi. Alison Anladı o da gerçelerse ama mesela Kristen kolu anlamadı. Evet. Kontrol edebileceğini sanıyor kolu. Hala Egon'a falan da şey diyor. Beni dinler falan diyor hala bu bölümde A bile. Dediğin gibi Arslan'ın hala o kontrol edebilme ilizyonu var. Rhaenyra sanırım e nasıl olsa beni dinlemiyor. O zaman defolsun gitsin dinlemeyecekse dinlemesin hani o zaman bari kendimi sinir etmeyeyim e <laughs> falan evet, bir evet. herhalde. Biraz öyle, en <laughs> azından kendi kafa <laughs> sağlığımı korur. <laughs> şey de bu bölümde aslında Renewer'de kurul olması ilginç. Um, Aegon asıl şey pardon Daemon asıl asıl propaganda Daemon'a karşı Daemon kral olursa Daemon the da cruel olur diye. Herkes Maegor'a Daemon olarak hmm. şey yapıyordu işte Damon kral olursa ikinci Maegor'da kral olur diye bir propaganda vardı. Özellikle Otto yapıyordu işte Viserys'e söylüyordu işte bu herif manyak bunu varis bu olursa bu İlginç olan <laughs> Damon olmayıp şimdi de o Maegor'da kurulu Rhaenyra'nın üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Evet, o olmadı buna <laughs> Tam fe, he, şey gibi bu böyle. <laughs> Ona yapıştıramadık buna yapıştıralım diye. Şey yapıyorlar o ilginç Damon ortadan kalkmasına rağmen Mager kurulun şeyi kalkmadı hala propagandası. Bu olmadı bu. Bu bu asıl. O değildi. Öbürü değil. Di Buydu. Esası bu. <laughs> biz uğraştık. Burada rahmet... Beni de... ya Damon şeker gibi adam. Tanısan beni <laughs> onu falan diyor. Öyle bir şey var. Karı dırdırı bitirdi adamı falan diyor. Aynen aynen. Bik 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 kafasını yedi. Falan. Evet, ya. burada rahmetli Vizeris'in güzel bir lafı vardı da e ulan biz Damon'ı arka plan tutalım dedik. Sen gittin Steve Watch'a verdin herifi diye diyordu ya zaman. Aynen <laughs> abi. Bütün şimdi de Blood'ın çizize e kadar gelen olaylar zincirini tetiklemiş oldun. Aynen Çünkü yani. adam Steve Watch'taki herife şey yaptı. İşte evet, bu işte direkt George R. R. Martin'in kompleks yazarlığının <laughs> güzellikleri. Aynen. Benim de Vizeris'in özlü bir sözü geldi aklıma. Ney? Şimdi bizim bir siyahat vardı. <laughs> Sonra beyaz at geldi. <laughs> Hatırlamıyorum nereye bağlayacaksın sadece atlar geldi aklıma bir şeyde. Sonra inanmazsın bu beyaz atla siyah at çiftleşti ve atlar beyaz çıktı mı ne bir şey diyordu galiba. <laughs> Çocuğun siyah saçlı olmasını açıklamaya çalışıyordu galiba. <laughs> ya, biz onu severdik ama vardı metafor da çok kötüydü be kral ya. Yani, ne anlatıyorsun <laughs> hocam? Um, <laughs> Alison'ta ee, bakışını hiç unutmuyorum o bölümde ya. Ne diyorsun artık falan diye. İşte <laughs> <laughs> işte bununla uğraşıyorum bütün gün ben <laughs> Sonra Alison <Ellicent> neden delirdi? <laughs> of çok iyiydi. Ee, sonra sinirlenip gidiyor evet e, Damon ve yolda Bayla ile karşılaşıyor. Bayla da baba falan yapıyor böyle O da sikine takmıyor. Ee, Hayırlı tabii. baba. Hayır. Bir tabii. de bu sevdiği kız ya <laughs> öbürü çıksa ona demek ki vuracak filan. <laughs> Sus lan. <laughs> Babanı siktirme. <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiği kızı çıkınca en azından sessiz o sakin devam ediyor filan. Şimdi güzel bir yere geliyoruz burada. Renira ile Beyla sahnesi. Ee, burada bir hatırlatma yapacağım. Renira'nın ilk konsey sahnesinde az önce konuştuğumuz sahnede e, Jace şey diyordu. Anacım beni sal yine bak. King's Landing'e gideyim kontrol edeyim hani bir hareket olursa. Hemen Ejderha'yla haber uçuruz deyince... ...direkt no demişti. E ee, bu... senin bu parlak fikirlerin yüzünden Luke öldü. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> rica edin. Şimdi burada Beyla'yı yanına çağırdığını... ...görüyoruz. Tabi Beyla içeri girince... Hmm. E, ...zaten Damon ne bok yediğini anlıyor. Ortalık bok götürüyor falan. Yazık böyle da şey hemen böyle... ...gözlerini falan silip şey yapıyor böyle kalkıyor falan. E, <laughs> e, burada ama direkt Beyla'yı... ...bu görev için çağırmış aslında. Hani... E, Jason istedi ama vermediği. Şimdi burada benim aklıma şu sorular geldi. Hani cidden oğlunu kaybetme korkusundan mı yollamıyor? Yoksa harbiden Bayla Bey'de daha tecrübeli, daha iyi bir ejderha sürücüsü, daha güvendiği için mi? Yoksa ya, tercih mi yapıyor? Hani biri ölecekse Bey'de mı gibi? Yani böyle hani kurul bir şey. Belki öyle. <laughs> yani işte çok inanılmaz Çünkü... bir ikilem yaratıyorlar orada. Öyle. <laughs> Kitapta mesela Beyla'nın ejderhası birinci kabul edicilik durumda değil. O kadar küçük yani. Ha, okay. Binemiyor böyle daha ejderhaya. O yüzden hani burada da herhalde en küçük ejderha onun. Kesinlikle şeyi koruyor yani JC üzerinde ekstra bir son kalan oğlum <laughs> son, ya da işte işte son da... kalan oğlum değil gerçi. Geçen de var da hani Evet, diğerleri daha büyümedi bu, ama işte onlar. Işte. Aynen bu o yani ekstra koruma şey yapıyor kesin. Yani Beylayı yollaması evet Damon'ın kızlarını belki sallamıyordur hani şey olarak. Iç şey de olabilir bilinç altında. Jace öleceğine Cene olsun i̇şte, ama yani çok tuhaf bir tercihti bence. Yani bana da öyle geldi hani Jace e ekstra üzerine titrediği için. ...Beyla'yı yolluyor diye düşündüm. Reynes'i yollayabilirdi belki. Bilmiyorum. Reynes'in gerçi şu anda... Galat'ta işi var. Hani oradaki... ...görevi devam ediyor herhalde. Reynes uğraşıyor bu arada. Hmm. Blokajı takip ediyor... ...bilmem ne. Evet. Şeye gidiyor. Orada görevi var. Kendi gidebilirdi. O da olmadı. Hani... Evet. ...kendi işler arası da var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. Yani bu... ...kitapta olmayan bir şey. O yüzden... ...çok fazla... ...kitap altyapısı da yok. Yani... Um, bilmiyorum göreceğiz. De Önümüzdeki şey... şeyde birkaç şeyde e, sahne vardı. Çok spoiler etmeyeyim de trailer'da Fragmanda var, kadarıyla. Evet. bir kaçtığı sahne vardı. İnşallah orada buradan kaçıyordur. Bilmiyorum. <laughs> onu onu bir ben YouTube'da de merak ormana ediyorum. Ormana kaçtığı bir sahne vardı ya bilmiyorum ama olabilir. Bir de şey için de ilginç. Şimdi erkek kadın konumunu konuşuyoruz ya hep bu House of Dragon evreninde. Ya sonuçta Beyla Jason kertmesi şu anda. Ve bir erkek olarak Jayce'i yollamadı oraya. Yani Jayce de şey tribine girmiyor. Benim işte ha, şey karı şey gelin adayımı yolluyorsunuz da falan. <laughs> Kadının kısmısı mı gidermiş sıkartılmış evet, yine evet. canım diye böyle. <laughs> Öyle bir tribe girmiyor ama şunu düşünüyorum. Tabii Jayce şimdi Beyla'nın başına bir şey gelirse de... Jayce ne tepki verecek böyle bir durumda bu... Zaten Damon yok ortalıkta onu saymıyorum. Onun tepkisi çok sikimde değil de. Yani Jace'in Jace Jason tepkisi... Onun da sikimde değil de kızlara ne oldu? <laughs> Bilmiyorum. Jace biraz daha farklı bir. Yer. Çünkü biraz da yakınlaştırdılar ya bu bölümde Bayla ile. İlk kez evet. yakınlaşırken gördük. İşte ikili diyaloğa girdiler. İşte ben babamdan nefret ediyorum dedi. Tam böyle ergen muhabbeti yaptılar. O yüzden hani oradaki or ikiliden çıkacak bir olayın sonucu biraz Renira tarafında da değişikliklere yol açabilir gibi gösterler sanki bölümde. Yani tam olarak kitapla şey olmadığı için biz yine yani bizim için de sürpriz. Evet. Tamam. Um, birazcık şey de olabilir. Daha meta bir sebebi de olabilir. Hani hem ejderhayı hem de Bayley'i biraz seyirciye göstermek istiyor olabilirler. Olabilir. Tamamen böyle bir şey de olabilir. Doğru. Olabilir. Aynen. Çok böyle büyük bir rol oynamayacak olabilir. Belki gerçekten gidip işte orada bir iki bir bakıp şey yapıp bilgi getirecek filandır en azından hani çünkü Bayla Reyna'nın işte kızların çok arka planda kaldığını ve de işte önümüzdeki bölümlerde biraz daha tanıyacağımızı söyledik ondan. Hı, hı. Yani belki hani Bayla'nın da ile bir ekip annesi gibi <laughs> <laughs> şey yapıp hareket yapıp bir dönem. hani Bayla'nın da bir ejderha sürücüsü olduğunu seyirciyi hatırlatmak şey olabilir sadece çabası olabilir yani. Olabilir. Annesi gibi nerd'se belki biraz onu görürüz. Leyna direkt VG. da e böyle cross falan da kullanıyordu. Herhalde bir birazcık şey verecekler. E, Rol ben... verecekler öyle. oturmayacak sarayında. Aynen. Yok daha iyi canım. Görmek isteriz yani Beyley'i. <laughs> evet. Ran'le hiç görmedik daha herhalde. E, o da onu bir tek şeyde göreceğiz. Necdara'sı yok gerçi daha işte. Evet yok. Onu da Ejderha alırken göreceğiz herhalde pazardan. İşte orada bir değişiklik gelirse Nerd Rage'de gelecek. Heh, i̇lk Nerd Rage orada olabilirdim. <laughs> Büyük Nerd Rage gelecek. Bekliyorum onu. Bu arada tabii şeyi de bilmiyoruz. Darren'ı da konuştuk ama e, onun da ejderhası var normalde. Tesaryon Hani o ne ara alındı? Nasıl gitti? Oraya mı gitti? Nerede falan? Hiçbir fikrimiz yok onunla ilgili. <laughs> <'ı> kimse görmedi <gülüyor> 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 abi. Ejderhasını da görmedi. O da öyle takılıyor yani <laughs> bir yerlerde. Aynen. Ben bu sezon görmeyiz herhalde. Yani. Önümüzdeki sezon falan birazcık böyle bir bölüm onu falan işleyebilirler böyle komple bilmiyorum. Hani böyle uzun bir bölüm. Ha, yani değil mi? Tanıtmak için. Altyapı böyle. yapabilirler. Yani. Aynen aynen. Ee, burada başka söyleyeceğim bir şey var mı? İşte en son babasını sorunca da Bey'le işte he must follow his own path dedi. Yolladı. Yani artık iyice rogue Rock Prince oldu galiba <laughs> kendi kendi. Aynen direkt yoldan çıktı. Şey Ama çok... iyi çocuk. İyi çocuk. i̇çi iyi onun. İçi güzel. Biraz aslında Otto da öyle oldu. Hani Otto da şey diye gitti ama e, ben dönüyorum memlekete falan ama o da gitti yani biraz böyle Damon'la benzer bir pat oldu aslında. Hani Dame, şu an hani High Tower'lar tabii ki taht için orada mücadelede olacaklar ama bir yandan da kendi çıkarlarına daha çok takılabilirler gibi artık Otto'nun kovulmasıyla beraber. Yani Otto um, şey High Tower'dan daha yararlı şey ne var? Olt yandan daha yararlı olabilir evet. Yani. Oradan daha yakın güneyli lordlara. Evet onu konuşacağız. yollar şeylerini. Orada zaten Alicent'ın da bir muhabbeti oldu. Bundan sonraki sahne bayağı yine üzücü bir sahneydi. Ee, yine bak burada yazarlık kalitesinden bahsedeceğim. Ee, hep böyle kritik anları göstermeyip full gore bilmem ne basmama konusunu konuştuk ya. Burada da yatağı kaldırırlarken önce normal görüyoruz yatağı. Hiçbir şey yok temiz. Sonra bir anda kanlı kısmı dönüyor. Ve orada kola kesiyor kamera. Kolda böyle kafayı çeviriyor. Yani bu bence müthiş bir sahneydi. Hem kolun geri zekalını gördük. Kendi içindeki vicdan azabını bağlanan. Hem de yine gore olmadan vurucu bir sahne yazmışlar. Yatakların sökülmesi. işte onların toplanması falan. Ee, e tabi bundan öncesinde yine beni çok etkileyen Helena ile Egon'un merdivenlerde karşılaşması ki o merdivenler Renira'nın da e, hamileyken çıktığı merdivenlerdi ve orada ya böyle konuşacak gibi Helena bir yaklaşacak gibi olup Egon salağı siktirip gidince böyle kafasını sallayarak gitmesi çok üzüldüm lan orada niye bilmiyorum böyle e, benim de hormonlarımın yükseldiği bir anı falan mı denk geldi ama inanılmaz üzüldüm o sahneye <laughs> herkes kızdı orada tabii Egon'a. Hatta Sera da izlerken de şey böyle öküz öküz falan diye şey yaptı. Ama Tom Gray röportajını izlersen o öyle oynamamış. O, onun oynadığı versiyonunda orada bir şey diyor. Değişir gibi moment falan diyor böyle. Ha, o hani şeymiş tabii. o. o. Okay. Ya değiştirmişler ya da biz öyle anlamı anladık yani ya da şey kesmişler. Belki... Aradaki belki vardı Egon'un biraz daha bakışında bir anlam. Onu kesmişler <laughs> yani. Olabilir tam olarak ne oldu bilmiyorum. Hani konuşmuyorlar ama o anda bir acıyı paylaşıyorlar gibi bir şey söyledi Tom Glen karni. Hani sanki olumlu bir iletişim ya da interaction'mış gibi gözüktü söyledi onu. Halbuki seyirciye kasandık ki şeydi. Öküz öküz bir sarılsana karına filan de. Hani bilmiyorum. Şey. Helena açısından çok mantıklı olmazdı böyle sarılması filan. Tabii yani. Ki beni beni, beni Helena vurdu bu arada. Egon'la Egon hiç zaten orada bir şey yapmıyoruz. Helena'nın o kafasını sallayarak gitmesi çok vurdu yani. <laughs> karına zaten yazık ya bütün. Yeşilleri siyahları bırakalım Team Helena herkes. Team'e yazık kız. Kurtaralım bu gerizekalılardan ya. Alalım, götürelim ESO'sa. Gel sen ya, gel Bravo'sa gidelim Helena. Siktir hadi bu gerizekalıları. <laughs> Orada bir kafe açarız. Sen de şey yaparsın. Dikiş eğimi yaparsan onları satarız ya filan diye. Workshop böyle. yapar güzel dikiş workshopları yapar. Aynen, geleceğinizi <laughs> gösteren dembroylere geldi filan diye. Süper <laughs> iş yapıyormuş böyle. Allah. <laughs> Oğlum, çok iyi olmaz mı? Müthiş para kazanırlar. Yani, önce. Gelecek gösteren nakış geldi. Eğer bütün sürenizi geleceğini görmek istiyorsanız çarşaf diksin size böyle. <laughs> oh falan <diye. gülüyor> Hayat ağacınızı çıkaracak şimdi. Hazır olun. <laughs> Bence Hugh da gitsin. Ben zaten artık bu dizide halkın yanındayım. Bir de dediğin gibi Helena'nın yanındayım. O kadar. Yani birinin yanında olamıyorum. Başka <laughs> olmuyor. Halkın yani. yanındayım diyenler Targaryen şey yok etmeye çalışıyor abi sen de onlara katıldın. Yok. Presence. Nerede halkın yanındayım diyen varsa. Hü kafası biraz daha benimki orada. Hani öyle ya işte olur abi böyle şeyler ama çözeceğiz be, düzelteceğiz buraları falan gibi. Düzeltemiyorlar. İşte o yüzden devrimci. Öh Evet. Devrimcilik lazım abi. Halkın arasından çıkacak bir lider lazım. Tepeden inecek değil yani. Kim olsun abi? Halkın arasından çıkacak zaten. Halkın arasında da bir sürü Targaryen var. Ee, bir de evet on, onları da göreceğiz daha. Ee, bu sahne... Evet, <laughs> Crispin'in burada şey sahnesi evet şey oldu. <laughs> bayağı şey bir herif <laughs> bayağı bir şey yaptı. Ya yani Çok fazla ekleyeceğim bir şey yok da. Um, şey... Geçen sezon düğünde patlamadan önce de böyle bir... Önce bir birikip birikip şeye dönüyordu. Barut fışasına dönüyordu herif. Evet. Böyle bir suçluluk, bir kızgınlık, bir böyle hiçbir şekilde e, duygularını dışa vurabilecek bir yolu yok. Zaten herif kimse, hani zaten Kingsguard olarak yeminlisin, bilmem nesin, hiç kimseye bir şey söyleyemiyorsun. İşte suçluluk hissediyor. Hem şey için çocuğun ölümünden hem kraliçeyle olan ilişkisinden bir yandan hala Renira'dan tiksiniyor. Haberi ona da de bilmem ne oğlum bir sus ya. Bir Her sus sahnede ya. ya. ...Bitch Bitcoin'de <laughs> Yok Aynen. Yok gün yok hor yok bilmem ne. Kant ne, ne pis herifsin <laughs> ya. Ha, neyse. iyice böyle yine o şeyde de söylemiştik geçen sene düğün olayı da olmadı. Adam şeye döndü. Ne denir? Patlamaya hazır bombaya dönüyor yani böyle. Barut fıçısı. İşte burada da yavrum eriye patlıyor. Hmm. Geçen de de Joffrey'e patlamıştı. Hem um, işte tam olarak e, bu adam için yani başka hani böyle there is no falan diyor ya hey, işte bu bölümde de bir çıkış yolu yok yani adam için tam olarak şeye dönmüş durumda e, tam bir ne diyeyim patlama hazır bomba işte birilerinin elinde patlayacak gene oradan oraya oradan oraya gidiyor bu da Alison olacak gibi duruyor ama dur bakalım <laughs> Yani burada bir Erik'e gitti patladı oraya geliriz zaten. Evet. El gene böyle yıkanıyordu filan. Yıkan yıkan temizlenemedi. O evet o sahneye şimdi geçeceğim araya bir şey sensekler. Renira da çocuklarıyla oynuyor bu arada. Onu gösterdiler işte. Ya evet. zaten dizi şeyi çok roller coaster gibi seyircinin ruh haliyle ve o devamlı gri alanlara ve beyaz alanlara girip çıkması konusunda çok iyi oynuyor. Burada da öyle. Yani Rhaenyra'ya böyle bir, bir şeylerde bir bölüm önce kızacak gibi oluyorsun. Kızıyorsun belki. Sonra bir bölüm sonra işler değişiyor. Daemon'da da ilk sezon Daemon'da biraz daha böyleydi. Sen bu sezon artık yokuş aşağı ama. Burada da özellikle Alicent'a karşı Rhaenyra tarafında bütün bölüm Alicent'ın çocuklarıyla ilişkisini böyle bir trajedinin üstüne ilişkisini gördük. Hiçbir de yakınlaşamadı. Rhaenyra hem Jace'le yine senin hatırlattığın gibi sarıldı. İşte Beyda'yla diyaloğa giriyor. Güzel tatlı tatlı konuşuyor. Ee, ve çocuklarıyla, küçük çocuklarıyla da Viserys ve Ceres'le e, oynuyor. Yani onlara da oynuyor. <laughs> Orada başlayalım. kendisi oynamış olması bile şey yani. Evet. Aegon the Younger, Viserys the Younger. <gülüyor> <gülüyor> Şifo Egan'la Egan şey, Karpatların Maradona'sı bizleriz. Ne bileyim bilemedim. Bu <laughs> çocukların lakabı ne olsun. Şifo Egan güzel ya. Ben de mi yanlış söylüyorum. Ceyris dedim Ceyris'i andım. Aynen. Şifo, e Yok, bu Egan. <laughs> Şifo Egan. güzel ya. Bundan da edebiliriz. Şifo Egan diyelim bu küçüğe biz o zaman. Aynen. Vizeris'e diyelim ya? Takoz Vizeris. Yok olmadı ya. <laughs> ...şeydek, e, stepstone'ların vizerisi falan gibi... ...hani karpatların gibi böyle bir şey. <laughs> <laughs> Neyse buluruz öyle bir buluruz, şey. Buluruz, buluruz. Küçük vizeriz. E, şey... ...tabii burada biraz da... ...yine metaforik sahnelerimiz vardı işte... ...Renira'nın... E, ...gözlerine zoom yaptığı ve dışarı baktığı... ...işte yine kapalı bir pencerenin arkasından. Alicent diğer tarafta yine... ...yine yalnız başına bir odanın içerisinde... ...yine arınmaya çalışıyor vesaire... Biraz artık böyle şey iki karakter de iyice içeri sıkışıyorlar. Darar bir alana sıkışıyorlar ve oradan devamlı ya bir yere bakmaya çıkmaya çalışıyorlar ama iyice dibe batıyorlar gibi bir durum var ama Ren'i en azından daha pozitif bu tarafta. Kendi üzerindeki ve yüklerden kurtuldu gibi. Kam kamera fokusuyla um, çok yönetmen oynar da ben ilk defa şey gördüm böyle. Bir taraftan kameranın fokus evet. sağ gözüne, sol gözüneyken fokus değişince sağ gözüne Geçiyor böyle fokus. Aynen. Hani netleşiyor. Hani böyle sanki kafasındaki ikilemi hani ben şey mi olayım? Barışçıl hani ne diyeyim? Konuşayım mı düşmanlarımla yoksa ortalığı yakıp yakıp giyim Targaryen'e mi bağlayayım? Kırıl mı olayım. Gibi gördüm sanki böyle bir ikilem şeyinde de. Alicent'te de sürekli bir su motifi var. Evet, sanırım. Şey. Sanırım bir Targaryenlerle bir tezat mı oluşturmaya çalışıyorlar ya da arınmaya çalışması her bölüm bir banyo yapıyor. Şey yapıyor. Sonra gidiyor kresmini sikiyor. Yani... Yine Bugün yapmayalım demiştim bunu ama gene dinleyemedik. Hadi bakalım. Getirin banyoyu. Sonra bir de Trailer'da falan böyle göl kenarında beyaz elbiseyle falan dolaştığı rüya gibi falan gerçi o sanırım ama onu daha görmedik. Onu bir sahneler vardı yani. Alan evet. o, o, rüyaya benziyordu. Yoksa göl kenarında ne yapıyorum böyle şey. Beyaz elbiseyle zannetmiyorum onun gerçek olduğunu. Sanırım Alan da böyle bir su motifi şey var. Tekrar geliyor. Bence de arınma ve alp arınmadan sonra tekrardan işte biraz da hazırlık gibi yani kolla sevişeceğiz. <laughs> arındım mı <da> arındım? Aynen. <laughs> ya bir noktada dizi onu şeye bağlar herhalde. Hani duş almadığı gün bir şeyler değişecek gibi olabilir göreceğiz. Arınmadığı Aynen. Gün. Kututamıyor kendini. Ağlayan oğlumu teselli edeyim, kolumu sıkayım, kolu sıkayım. hadi bakalım falan diye. <laughs> Çöde <değil> mi Başka... <gülüyor> <gülüyor> daha, daha doğru Aynen. ne olabilir? <laughs> Sonra da e, buradan Kol ve Arix görev sahnesine geliyoruz. Zaten bunu biraz konuşmuştuk Kol'un burada e, tepkisini. Yine burada güzel bir mirrorlama oldu. Erik de Damon'a biraz böyle bir, bir bölüm önce atar yapmıştı. Bak Mizar'ya böyle bir kadına o da böyle yaptı falan diye böyle bir e, horozlanmıştı hafif. Burada da Arik "Hayırdır sen neredeydin?" falan diye böyle bir horozlanır gibi oldu ama yine e, duty'ydi, görevdi, anırdı falan derken e, sorgulamasına rağmen kabul etti e, ama biraz da bence artık o şey gibiydi ya burada Ari'nin görevi kabul etmesi ya ben bu kardeşimin bu ikilemiyle yaşayamıyorum zaten başıma kakıyorlar ben gideyim bununla yüzleşeyim falan gibi bir kabul gibi geldi bana ki sonu da öyle oldu aslında yani um, neden kabul ettiği evet üstü kapalı bir tehdit vardı yani bu arada daha böyle kol geliyor daha sen bizim ancient order'a saygısızlık ediyorsun falan diyor böyle. Pellerinin temiz değil diyor. Eric de dönüp böyle ne ancient o eşya olacak. Kingsguard 100 sene önce kırıldı. Bizanya kurdu diye deseydi süper olacaktı ama demedi. Ne ancient <laughs> order lan. 100 senelik kurum mu ne koyayım. Ancient order sanki şeyden filan. Age of Heroes'dan beri var sanki. Hayır. Egon'un zamanında Bizanya kurdu Kingsguard'ı. Yani ancient <laughs> order filan değil yani. Kesinlikle canım. <laughs> Neyse bu Kristin Cole'un buradaki muhafazakarlığı hani dindarlığı çok fazla işlenmiyor hani böyle. Yani kitapta biraz daha zealot bir adam birkaç görev söyledim bunu. de muhafazakar sağ siyasetin direkt <laughs> şeyleri politikasıdır bu. Projection ve tabiatizm ikisi de var burada. Tabii. Projection kendin yediğin bokları başkasına project edersin. FETÖ'cü en babasıdır. Nerede FETÖ, herkeğe, herkese FETÖ'cü evet. diyen adam varsa geçmişinde Pennsylvania'ya Penizilvanya'ya gitmiştir. Evet abi ya. O inanılmaz çıkıyor diye böyle Twitter'da böyle. Bunlar FETÖ'cü. falan. FETÖ tweetleri dökülüyor. Full, full FETÖ, FETÖ. Aynen. Nerede böyle FETÖ'cüsün bilmem ne diyen adam varsa Amerikan siyasetinde de böyle şeydir. Cumhuriyetçiler Demokratlara sürekli pedofil falan derler. Evet. Cumhuriyetçilerin içindeki pedofillerin listesini yapsam böyle şey. <laughs> Şu sayfa pedofil var. Sürekli projection yani. Karşı tarafa olduğun şeyi suçlayarak. İşte burada şey de öyle. Chris Chris Pratt'in içerisinde ne kadar birikmiş kendini suçladığı şey varsa adam hepsine araya söylüyor işte. <laughs> sen hepsine. neredeydin? Sen şey yaptın. Sen traitor mısın? Bilmem ne misin? İşte sen şey misin? Um, Sıralıyor. Güzel. Resmi. <laughs> Aynen. içinde sanki böyle kendisiyle konuşuyormuş gibi adeta yani. Evet. Her şey. CRISPR'in şeyi. İşte Whataboutizm de işte böyle konuyu değiştirip böyle sadece senin kardeşin falan o, o Hadi bakalım evet, senin tam kardeşin de Traitor'ı falan böyle. Sen neredesin? Kardeşimle ne abi. alaka abi? Çocuk öldü burada. <laughs> Benim kardeşimle ne alakası var? İnanılmaz. ya. Yani. İşte senin kardeşini de Pensilvarya'da görmüşler. Fren diye geliyor. <laughs> Ona çıkarıyorlar böyle. <laughs> Makbule erken fotoğrafları var Crispin'in. <laughs> Neyse. O şey güzel Sanırım bu noktada Crispin biraz onu tehdit de ediyor. Hani dediğin evet. gibi hani arayın kabul etme. Nedeni şey oluyor herhalde. Bu herif benim üzerime yıkacak bu şeyi galiba. Ben bu gerçekten. herifi fazla kızdırmayayım. Evet. Çünkü Kingsguard Lord Commander of the Kingsguard falan oldu herif. Desek ya bu herif traitor. Alacaklar herifi. Zaten şey diyor ya seni krala karşı traitor gibi mi konumlandı bir şey. Orada bir cümlesi var öyle. yani... Kral... Aynen aynen. Ona krala karşı Sen hainse şeyi yapıyor. Hani sen hain misin hani falan evet. şeyi yapıyor. Şey, Ama abi. tabi basit evet. anlamda Eric de sonuçta Hagen'in namı olduğunu bilip gene Hagen'in yanında kalıyor yani. Eric'in bu George Martin'in çok sevdiği sonu konuşuruz da işte Eric şeyi temsil ediyor yani. Ne olursa olsun kralın verdiği görev ya da işte bu yapmalısın ahlak anlayışını temsil ettiği için hani Crispin'da Hani Aegon'un yanında durması da ereyin o mantıkla. İşte kral yara da kafalın da kral <laughs> abi emir, emir büyük yerden filan diye gezen bir kardeş bizarık. İşte bu noktada o dünya görüşünün kurbanı oluyor işte. Crispin gibi adamlar seni saçma sapan görevlere yollayabiliyor. Ölümüne yolluyor yani, zaten herifi biri yani şey olarak. Yani işte eee tam suicide mission zaten Otto'dan <laughs> Alone falan diyor. <diye. gülüyor> Otto bir ya. Burada, burada Erik de gerçi şey diyor. Yalnız mı gideceğim hani? Yani. Dragon Store'u geçir yalnız. Tek başına. Al kaleyi. Ya evet yani projection üstü, tehdit üstü görev bilinci arayın. Üst üste. Maalesef. Ya bu böyledir ama ya işte e Görev bilinci, kutsallık, şehit olmak kutsaldır falan deyip deyip maalesef... ...işte bu kafada gidiyor insanlar, ölüyorlar. Ya bir de dizinin şey teması da iyi çalışıyor burada. En baştan dönersek en başa... ...hep böyle çok yakın insanları bir şekilde... ...ikizleri artık burada. Hani biz ikimiz iki ayrı bedende tek ruhtuk falan diyorlar ya. İşte Viserys ile Daemon da hani çocukken iyilermiş. Hep böyle şey sahnesi vardı onların. Daemon ilk döndükten sonra e, savaştan böyle işte annem seni daha çok sever. Yok seni sever <laughs> falan diye böyle takılıyorlar. Eski günlere yardım ediyorlar. sevmezdi sevmezdik seniz işte. Ben. Aynen. Elasın Renira. Elasın vardı falan diyorlar. Aynen. da <laughs> Renira da çocukken hep beraberler. Hiç ayrılmıyorlar. Arik de Arik öyle. Yani bu işte şey temsili burada devam ediyor. Yani savaşın sonucuna giderken aslında ayrılıkların ki bu şey için de aynıdır ya. Yugoslavya'nın dağılmasında işte Petroviç'te Divaç'ın hikayesi vardır meşhur bir zamanlar kardeştiler falan diye. E, böyle oluyor yani savaşın gideceği yer aslında iki yakın insanı öldürüyor. Yani iki düşmanı değil de. O yüzden... Özellikle de iç savaş. Özellikle iç savaş aynen. İyice boka sarıyor yani. E, zaten tarih bunlar da dolu bu arada işte. Yugoslavya örneği tam oturuyor yani. Buradaki Türkiye'de de aslında bunun örnekleri çok. Evet. Hmm. Burada bir şey daha söyle. Ha şey çok komik değil mi bir daha abi ya? Diğer e, guardlar aman abi bizi şahit yazarlar diye kalkıp gidiyorlar ya böyle bir <laughs> <diyorlar. gülüyor> komutan herifi haşlıyor biz kaçalım buradan. bizi de sonra şınav çektirir bu kaç <laughs> diye. Bütün birliğe şey yapıyor. <laughs> Tam asker kafası ya. Uza uza oğlum komutan. Aynen. <laughs> Erik komutana laf söyledi. Şimdi bütün şey kışlığı çıkaracak dışarı falan diye. Kaçıyorlar herifler. bu da bu arada bir de Cole'un burada paranoyaklığını da biraz görüyoruz. Orada böyle okçu falan bir çocuk var herhalde. Okları mı temizliyor ne yapıyorsa. O böyle bir tıngırdatınca atınca bir hemen oradan uzaklaşıyor. Sonra o eleman yanlarından geçiyor falan. Biraz Cole'da... Larisin adamlar dinliyor falan diye düşündüm ben orada. Bence <laughs> Bunların de. hepsi adamı. Ke kesin Cole'da bundan kıllanıyor bence artık. Böyle bir gel şuraya geçelim falan oldu yani. evet. Ufaktan başladı. Larisin fareleri her yerde. Ben isterim Laris'i, kolu Laris öldürsün ya. Şöyle pis bir ölüm olsun. Savaş meydanında falan değil de. Kendi yapıyor hep böyle. Hep zayıf. Hep zayıf dövüyor. Zayıf öldürüyor. Umarım bir zayıf onu öldürür gibiyim yani şu anda. Işte. Kol <laughs> için. Evet. evet. Kısmet bu işler. Göreceğiz bakalım. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> şey de çok komik olmuş. Bir izleyicimiz sağ olsun taglemiş. Bunu geçen sezon konuşmuşuz. ikizleri birbirinin yerine yollarlar mı falan diye. Ben böyle ortaya bir laf atmışım. Sonra da bu bölümde görünce koldan gelen, akla gelen ilk fikir olunca tiksindim böyle. Allah kahretsin bu muymuş falan diye. Kolla <laughs> sen aynı kafa zaten ya işte. <laughs> aynı ben kol. <Cole. gülüyor> aynı. Of ya. Buradan e, şeye geçtik sonra. Jace'de Beyda sahnesi başladı. Bu da güzel böyle bir şey sahnesiydi harbiden. Dizinin böyle e, yine soft güzel sahnelerinden biriydi. Eee yani yine işte ikisinin arasındaki ilişkiyi hem kuvvetlendirdiler. Bir yandan da kötü böyle şeyler olduğu zaman ikilinin ilişkileri kuvvetlendiğinde hep bir tarafa bir şey olabiliyor. <laughs> <Azot trend. gülüyor> şey, <laughs> İyice paranoyak oldu. <laughs> İyice paranoyak oldu bu <laughs> konuda. O yüzden evet. o, ulan ne tatlılar biraz artık birbirine destek oluyorlar işte. de diyor ki babamdan da nefret ediyorum ama bir yandan da çok iyi arbelet kullanırım falan. Morlisler ee, evet. böyle gözüküyor ya yani böyle konuşuyorlar mı Evet, evet. <laughs> Orada da kullanıyorum. <laughs> Bozulmasa var mutlulukları falan diye kullanıyorsun. <laughs> yani e, güzel güzeldi ve şeyden daha da kullandım. E, özellikle Beyda'nın arbalet kullanması ve babamdan ara sıra nefret ediyorum dedikten sonra aklıma gelen ilk sahnenin Tyrion'un e, Tywin Lannister'ı tuvalette arbeletle vurdu sahne olması. <laughs> 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 Bilmiyorum abi. <laughs> Bir şey söyleyemem. Ama evet güzel Bayley'i sanırım birazcık şeye ön plana çıkaracaklar. Evet. Hem <laughs> foreshadowing de olabilir böyle. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Crossbow'la. <laughs> bir şeyler yapmış olması. Burada bana ilginç gelen iki şey oldu. Bir Beyla'nın evet babamdan nefret ediyorum. Hani babamla love-hate relationship'im var. Hani demiş olması. Belli ki gene Damon'ın iki kızıyla New York'ta bir eve çıktığı sitcom'u izleyemeyeceğimizi gösteriyor. <laughs> belli ki Beyla dertli. Ki Beyla dedim ya daha önce favori kızı Damon'ın. Çünkü <laughs> ejderha sürebiliyor. Reyna'ya Ejderha süremiyorsun diye pek yüz vermiyor. Kitapta da öyle. Um, öyle bir <laughs> hayırlı <Göt>. baba dayımın. <laughs> hayırlı göt. Aynen. O bile hani ben nefret ediyorum falan diyor burada. İkinci şey de direkt Harvin Strong'un evet. lafının geçmesi ki gayet de böyle normal konuşuyorlar. Adeta böyle iki tane babası varmış da hani hem Leonor'dan bahsediyorlar hem... Harvin Strong'dan bahsediyorlar ve de normal olarak konuşuyorlar. Hani bunu böyle bir tabu işte bir gizli bir şey gibi değil yani. Biliyorlar hani ne olduğunu. Harvin'in babası olduğunu belli ki her ikisi de biliyor. İşte Leonor'u da hani amcasıydı şeydi diye anıyorlar. Şanti, şey, şanti severdi filan diye. Evet. Kek severdi filan. falan. Yani. <laughs> Bize balık tutmayı falan diye. Ha, ejderha sevmezdi. O bıraktı ejderhasını gitti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle o güzel değil şey güzeldi olarak. Mi? Demek ki hani böyle bir şey ilişkide bir gerçek bir şey var. Hani şey oynamıyorlar. Oturup da Bey'le Harvin'in babası ol, olduğunu bilmiyormuş gibi yapmıyor mesela işte yani. Daha yani. biraz güvene dayalı bir ilişki Daha var. Daha progresif gençler abi bunlar işte. Güzel o açıdan. Daha yenilikçiler. Aynen abi. <laughs> bunlar zaten psikopat ailenin <laughs> son jenerasyonu. <laughs> böyle ikisi bir olup yakacaklar filan bütün ailesi sikerim lan sizin taht kavganızı <laughs> falan diye. Yani şey güzel de evet ya çok beğendim. Bizi sevdi sanırım falan dedikten sonra tabii ki sevdi falan böyle bir hemen bir destek olma şeyi de var Beyleda. Ama Beyla hep böyle evet. yani şeyde de ilk Renira konseyini kurarken de hemen yanlarına almıştı onları. Onlar da hemen gelip şey yapmışlardı. Hani hem yani bu gelenek göreni de seviyorlar ama bir yandan yenilikçiler. Bir yandan nerdler belli ki işte Beyler özellikle. Güzel kafa ya Jace'de. ama dedim korkuyorum yani burada bir şey bir tatlar kaçacak gibi hissediyorum yani. <laughs> Bilmiyorum Beyler'i ya da bu kızları kitaptan bir tık fazla yazma şeyleri var gibi geliyor bana. Evet. Kitapta çok büyük daha. şey değiller yani. Evet biraz daha hikayeye yedirme şeyleri var gibi geliyor. O yüzden bize de sürpriz olabilir. Buradan da e, Aymond ve Mamisi. Benim favori sahneme geldik ya. Eymond <laughs> ve Milfantır. <laughs> Milfantır. <laughs> Bizim <gülüyor> unut, yani hatırlayan var mıdır bilmiyorum. Varsa yazsın. Üzerinden 15 sene falan geçti çünkü. zamanda Mert'le yazdığımız bir blogumuz vardı. Futbol blogumuz. 2009-2010 yıllarında yazıyorduk. Ha, ben de ne milf hatırlayan ha, var mı diye göreceğim belki, sandım ya. <laughs> ve adı Milf'ti. Ee, o zamanlar ha, senin evet. ismin, isim, babası olduğun blog. Man I Love Football'du tabii açılımı. <laughs> milf deyince böyle bir herkes böyle bir şey oluyordu. Sonra hoşuna gidiyordu insanların. Ara sıra özlüyorum o yılları. Rahatmışız ya. Kafamız rahatmış böyle. Arsenal Galatasaray falan yazıp geçiyormuşuz. Şimdi futbol konuşsam biri götünden bıçaklamaya çalışır yani. Güzel göndermiş. <laughs> Neyse Milf konusuna hmm. dönersek evet Aymond ve Milf Hunter mamisi. <laughs> ee, bu arada yine bak ben teknik olarak övüp girip sana bırakacağım bu sahneyi. Yani tepe çekimi ve Aymond'ın e, böyle bir Alien'ın Alien meşhur pozu vardır ya böyle kıvrılmış e, filmdeki <laughs> durduğu. Aynı o pozu bulmuşlar. Tam bir alien gibi aslında bir yabancı gibi de diğer metaforik okunabilir. Bambaşka bir yerde tepeden çekim falan müthiş bir kareydi yani. Çok hoşuma gitti. Evet adamın da zayıflığı şeyliği onu iyi e, kullanmış Claire Hani adamın vücudunun <laughs> o zayıflığı böyle senin dediğin gibi ilginç bir şeydi. Kareydi. Diyor yani Aimant'tan çok dertliydim. Geçen bölümde konuştuk. Gerçek karakter değil, karikatür. Evet. İşte sürekli bir um, anime karika anime villain gibi oynuyor demişti. Burada ilk defa gerçek bir karakter gibi konuşuyordu. Hani duygu işte aslında bu. Ben... Evet, hani böyle bir normal bir konuşuyordu. Hani sürekli böyle bir ha, ha, ben villain'ım <laughs> lan Falan hani, diye geziyor diyor ortada. Hani evet. ilk Bölümde gözüktüğü sahnede bile hala o şey vardı. Böyle geziyor işte parayı buluyor. Böyle bir gözü orada öbür gözüne parayı koyuyor evet. falan böyle. Sürekli bir bu karikatür devam ediyor adamda. İlk defa bir şöyle hadi tamam sen normal konuş. Normal insan olduk iki dakika. Kırıldım demişler ya. belli ki. O yüzden gerçekten iyiydi benim için. Yani birazcık şu karaktere şey yapmak için. birkaç mesela karakter hakkında bildiğimizi sandığımız şeyler vardı. Mesela bunlardan birisi hani Damon'ın onu öldürtmeye <laughs> adam yollamasında çok memnun olmuş belli ki. Evet var. <laughs> <laughs> aynen, Damon, falan diye. <laughs> aynen Damon fanboyluğu konfirme olmuş oldu yani adamın. Kesinlikle. Hatta bunu oynayan adamın adamın röportajında da gördüm. Kesin Damon fanboy falan dedi herif. Aymond. Yani onu id 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 idealize ediyor falan dedi işte Damon'a. Mitchell evet. yani Burada da gördük direkt. Um, yani o bir gardını bir düşürüyor burada. Öyle sürekli bir kasım kasım gezerken. Bir Damon'dan ya işte beni yollamış olması da aslında gurur verici beni öldürmeye çalışması <laughs> falan diyor böyle. <laughs> Keşke evet. Korkuyor benden falan yapıyor böyle çekiniyor. Falan. Aynen. <laughs> Atmaz ya. Aslında vururum ağzına iki tane ama vurmuyorum. <laughs> o da projection yapıyor. ya. O da aslında evet. Diamond'dan korkuyor büyük ihtimalle. E, tabii canım. Ee, i̇şte şey Diamond'ın da aslında ile benzer bir sahnesi vardı. Çok benzer. Çıplak olarak Mizaria'nın konuda biraz daha vulnerable konuştuğu filan insan. Hani onun da o karikatür ergen karakterinden sıyrılıp mizareyle böyle daha çıplak daha kırılgan bir sahnesi vardı. Onunla biraz benziyor. Adam da Damon ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Bu kadar. Yapmış <laughs> <laughs> i̇şte, Damon çıplak çıplak orospiye laf mı anlatmış? Hemen onu da yapmamız lazım. <laughs> falan de. Hemen bir mavi bulmam lazım kendime. Aynen. Bu, bu atın da şey zamanında geçen sezonda Aegon'ı ararlarken de bu kadın şey yapıyordu Aa, ya Aemon'ta. Ya evet. Çoktandır yoktu diyordu böyle. Kapıda görüyordu evet hatırladım. <laughs> Aynen orada Forge'a da bekmiş mesela. O, or oh. Doğru. Orada yere bakıyordu böyle. So <laughs> evet bir yandan da Aemon'ın hayatını kurtarmış oldu. <laughs> evet. Çünkü Blood sırasında Aemon yine buradaymış belli. Yani şey geldiğinde adamı öldürmeye geldiklerinde orada oradaymış bir bu kadının biraz daha um, milf olması hani Aymont'un bir anne figürüne ihtiyacı tabii ki burada pozisyonda hani başını falan okşuyor um, Alicent'dan gelmeyen ilgiyi Alicent'ın um, yapı göstermediği anne şefkatini sanki burada alıyormuş gibi geldi. Öyle. Um, sanki böyle annesiyle konuşuyormuş gibi bir, ya da bir Oedipus durumu mu var hani? <laughs> öyle ya ben <laughs> bence kesin öyle canım. Şey değil. E, anne figürüne koyup ama şöyle bir fark var. E, zaten şimdi Ellicent anneliği hep şeydi ya e, Egon'a karşı çok görmüştük yani ona işte. Kral olacaksın sikini topla falan. Devam böyle dövüyor mövüyor bir şey tokat atıyor. Yani Eamon da bu ilişkide hiç olmamış. Ve Eamon ondan duymak istedikten hiç duymamış. Ya yani Ellicent öyle biri de değil ya kimse duymak isteyeceğini söyleyecek bir kadın, kadın değil zaten. Otto'ya bile söylemiyor yani. E burada da aslında parayla bunları yapıyor Eamon. Çünkü kadının dikkat et facial şeyleri çok iyiydi böyle. Mesela boşluğa bakıyor. Bir anda işte beni bilmem ne yapıyor. Tabii sen çok iyisin falan. Böyle bir anda dönüyor böyle. Ama ben de hı, hı, falan diye. Ve sonra kadın da aslında şeyi çözmüş. Korkar İkin... tabii Damon senden. Korksun falan yani, diye böyle. <laughs> tabii canım o kim o kim köpek ya. orospu çocuğu. Senden korkmayan olsun be canım. <laughs> Ver bakayım 5 dolar daha falan. 5 dolarını beş alırım. 5 dragon at bakalım. <laughs> Ama dediğin gibi çok ciddi bir anne figürü sorunu yaşıyor. Bunu işte yanlış yerde arıyor falan filan. Ama bir yandan da ben kadını çok takdir ettim. Hiç öyle şey tribine de girmiyor. Bak şimdi benim gibi halk da var. Hani bize de yardım edersin <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Mahallenin komünist dayısı. Bak liderimiz evet. liderimiz bu mamimiz olabilir. Olabilir abi. <laughs> Resistance lideri çıkıyormuş kadın sonra. Değil mi bir anda? Ee, ya yani neyse şaka bir yana ama iyiydi. Yani şeye girmesi senin de... E dediğin gibi bu halka yakınlaşma konusunu bu, bu bölümde 4-5 farklı noktadan yakaladılar. Amendment'dan, işte cenazeden, hmm. Hugh üzerinden, hmm. devamlı böyle bir red catcherların asılması üzerinden devamlı buna bir vurgu yaptılar. Ee, güzel oldu yani. Alın, alın meydan bile halk normal ha. şey aslında. Normal insan. Onlar da var aynı. Soylu hmm. değiller yani. Ee... Evet bu Small folk şeyi şeyi mesajı tekrar geldi. Yani yavaş yavaş bu yani burada foreshadowing'den daha çok hani dediğimiz gibi hani halkın bu savaşa olan katılımı diyeyim. Hani halk da bir halkın da bir söyleyeceği bir şey olacak <laughs> yani bu işler bitmeden önce. Öyle kolay değil. Onu yavaş yavaş görüyoruz şeylerin altyapısını. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bize Perena'ya bunu söyledik ya. Rena da temas sevmiyor, böyle kafasını çeviriyor falan. Aimond da burada kadın bir öpmeye çalışınca hayır hayır falan deyip yattı hemen. Orası değil falan diye. Acaba diyorum Aimond'da da mı bir spektrum durumu var ama daha bastırıyor mu onu? yani belki o karikatür şeyi oradan da vardır. Belki daha kontrol edilebilir hale getirmiş olabilir yani. O da kafa olarak çok sağlıklı değil yani belli ki. <laughs> Esin kırk sağlıklı değiller de. <laughs> Bilmiyorum daha çok böyle bana yani travma falan da olduğunda söylüyor ya. Ben hiç çünkü küçükken çok örselediler falan da evet, diyor burada. O da var. Doğru. Kadın şey diyecek zannettim bir an için. Hacı sen psikologluk şeyi yanlış yere geldin. Burası kerehane. <laughs> hani sen, sen şeyi gördün bu yatağı gördün psikolog sandın galiba <laughs> buraya ama değil bu böyle bir şey yok hizmetimiz yok yani bana çocuklukta travmalarını anlatma. <laughs> Hani kadı da anlatıyor. Kadın da hani böyle beni çocukken örselediler falan diyor. <laughs> evet. Çok Hadi istiyor. bakalım. <laughs> Onlar da şerefsiz zaten falan diye kadın devam eder orada. Ee, bir de şey de söyledi burada. Onu da hatırlatırım. Duygu olanlardan dolayı pişmanım da dedi. Ee, ama tabi iş işten geçti artık kral. Dışarıya bunu satmadın yani sen. <laughs> evet tahmin ediyorduk öyle olduğunu. Çünkü dizi zaten kazayla olduğu Şeyini gösterdiği için evet burada da iyi oldu. yani Benim için güzel bir sahneydi bu çünkü şu um, Aymond'ın biraz daha insanlaştırılması iyi oldu. Evet. Karakter biraz yere bastı. Katılıyorum <laughs> kesinlikle. Sonra da Demirci Hugh ve ailesine geçtik. Ee, zaten bundan Demirci. biraz bahsetmiştik işte. Bu blockade'ı başlatmıştı Targaryen'ler. E, bu hmm. blokaytten dolayı deniz yolları tıkandığı için mal malzeme yemek gitmiyor gelmiyor ya da az geliyor. İşte insanlar stokçuluğa başlamış. Enflasyon başlamış. Ya benim önerim faiz arttırsınlar olurdu ama e, muhtemelen bunu yapamayacaklar. Stokçuluk devam edecek. <laughs> Master of Coin arttırsın ya. Evet bir faiz arttırma gitsin. Hemen halk daha da fakirleşsin. Çok doğru bir çözüm olabilir bu. Çocukları da hasta bu arada. Onu da özellikle vurguladılar. Ya yani sahne çok vurguladı onu. Çocuğun devamlı öksürdü, aksırdı. Bir daha bizim çocuk hasta. Hasta bak çocuk hasta. Niye hasta? Hasta hasta. <gülüyor> <gülüyor> tamam. HBO'nun karakter şeyinde de vardı ya. Hasta çocuğu var diye yazıyordu altında. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam anladık ya. <laughs> bir, bir şey diyeyim mi çocuk hasta falan <laughs> Hala orada şey yapıyor. <laughs> He is a blacksmith. He has a sick Bu kadar karakter. Evet ve burada şeyi söyledi işte kral söz verdi hani biz rahatlatacak ön, ön, ödeme yapacak falan diye. Kadın daha bilinçli bir şekilde ne zaman yapacak ya? falan gibi böyle bir <gülüyor> 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 ne zaman yapacak siktir git falan. <laughs> şey Kitapta önemli bir karakter bu. Burada belli ki yani önemli derken ıı, çok fazla yine işlenmeyen altyapısı işte böyle ama önemli bir rol oynayan bir karakter. Dizi buradan bir ıı, Hümanize human, ettiler hani ...şeyine giriyor. Bir de bir, bir, yani karaktere birazcık altyapı vermeye çalışıyor ki sonra belli ki alacağı kararlar bu ailesinin hani hasta çocuğu bu kadar gözümüze sokuyorsun <laughs> spoiler vermek açısından söylemiyorum çünkü buralar kitapta yok. ...işte bu hasta çocuğun iyiliği için bu adam bir şeyleri yani birisinden bir Yapacak. teklif mi gelecek, para mı gelecek hani? al sen bununla çocuğunu tedavi ettir mi diyecek birisi. Bir şey bir şey yapacak yani bu adam. Hani kitapta bu olmadığı için hasta çocuğu falan olmadığı için hani spoiler değil bu. Benim tahminim herhalde işte bu halkın karşılaştığı zorlukların halka abuk subuk şeyler yaptırabileceği çünkü burada kadın diyor ya işte hani işte şey diyor böyle işte yemek bulmak ne diyor? için saatlerce yedim falan diyor işte. Evet. Aynen işte işte yemek hoarderlar mı var işte sonra Hüy de böyle stokçuluk başlamış. Bu çocukları ya ha stokçuluk aynen aynen. <laughs> Kadın da şey diyor yani belki biz de yaparız öyle şeyler falan diyor yani. Ama paramız olsa çaresiz... yaparız ya. parasız olduklarını da vurguluyor da. Param olsa aynen. ben de muhtemelen stokçuluk yapardım ama para da yok bunlarda yani. Çok kötü durumda. Böyle. Yani işte çaresiz kalan halkın işte Çocuklarını iyileştirmek için, doyurmak için e, bazı desperate şeyler yapabileceğini gösteriyor herhalde artık burada. Okay. Onun altyapısını işliyorlar. Onu kurdu evet. Yani burada artık Hugh'yu kralla gösterdi. Bak biz aslında işte silah yapıyoruz ama bak yapamıyoruz. Siz de ejderha avlayacaksınız. Bizim silahlardan lazım size falan filan. Ama şey mesela orada Ego'nun ılımlı davranmasının iyi olduğunu da görüyoruz ama işte. Artık Egon oraya biraz bir daha dönemez yani bu kafadan sonra. Ee, kadın tanımış Egon'u. E, Hü tanımamış. Evet. Kad kadın görmedi. Ne zaman verecekmiş? Haa külahımı anlatın. Fren <laughs> diye. Vereceğim dedi kralı ya. Kral bu koskoca. Hangi kral bu ya? Bir sürü kral var bugünlerde. <laughs> falan diye. Önüne gelen kralım ben diyorum. <laughs> Hangisi? Bana açık konuş. Sonra... Kaçıncı Egon o? <laughs> Şifo Egon'su <da> inanırım. <laughs> İyi çocuk. O daha çocuk ama olsun. Belki verir bize <laughs> e, bundan sonra Ş tekrar... bana Legos'unu verdi. Neyse devam et. Eh falan diye böyle getiriyor değil mi? Ee, bundan sonraki sekansta Alan, Adam ikilisini görüyoruz üstünde de Collis ve Renis'e geçtiler e, sen zaten anlatmıştın biraz Alan olayını ee, spoiler ama... vermiştim diyorsun yani Aynen. yok spoiler değil canım şey olarak hani tip benzerli saçı yok diyordun saçlısı da geldi hani Aynen. saçlısı da geldi <laughs> saçlısı da geldi. Bunu hatta ha. o kadar iyi tutturmuşlar ki castingi. Hem e benziyor benzeyen biraz Vayne'a da benziyor kardeşim. Hani böyle tam ikisinin o arası gibi. Vayne'a da benziyor olabilir. Biraz Vayne da var evet. <laughs> Artık iyice böyle bu adamın da genleri biraz baskın galiba falan gibi olmuş ailenin. Ee, ya onlar ha, burada... Heh, tabii ha. sen söyle burayı. Ya şey işte ki çok fazla bir şey yok da hani iki kardeş arasındaki görüş ayrılığı Ellen'in daha böyle pragmatik olalım. Evet. İşte Corliss merhaba demiş hemen kadro isteyelim. <laughs> şey yapalım. Alt, altımızı Audi alsın. <laughs> filan değişi. Sonra Audi'yi görüyor zaten. <laughs> Oo, <yani. gülüyor> o çok iyiydi ya. Bir araba çeksin yani. Işte. Aynen çeksin canım. Boşta bir sürü araba var. Daha da taşta dolaşıyorlar Dragonstone'da filan diye. İşte Adam'ın da daha böyle biraz daha prensipli, biraz daha gururlu um, gözüküyor olması. Biraz kitaptan biraz farklı bu karakterler ama çok önemli. değil. Yani Adam daha böyle bir amiral hani kel olan. Aha. Bir arkadaş. İşte Alan da daha shipwright hani gemi tamir eden bir arkadaş. Bir yandan işte normal halkı da temsil ediyor Alan. Çünkü bir sonraki sahnede de yani onu da konuşup geçelim aradan. Konuşalım C -Smoke gördüğü sahnede de hani zaten çok bir şey. Hani böyle resmen elleri çamurdan hani o kadar yükseğe bakıyor yani. Onu temsil ettiği hani elleri çamurda olması halkı temsil ediyor işte. Çamurdan işte bu yengeç mi avlamaya çalışıyor ne yapıyor oradan. Çamurdan emeğimizi ekmeğimizi evet, evet. adamız biz ya o kadar. Küçültmüşler aynen. O mesajı vermek için herifin resmen elini çamura kadar sokmuşlar. Böyle bakıp hani. <laughs> Aha bu da kariyer şeyimiz, planımız. <laughs> şey göndermesi de olabilir mi? Oradan şey krep çıkartıyor ya, en son böyle suyun içinden. Stepstone'da böyle bir rolü olacak göndermesi de olabilir mi bu acaba? <laughs> ben evet. de krep feeder'a mı şey yapıyorlar falan diye düşündüm. Mesaj yolluyorlar ama bilmiyorum hani. Sanırım orada daha çok mesaj şeydi işte bu çamurdan evet. elini çıkaran halk ve işte ulaşmak istediği hani bu biraz daha hırslı bir şey yapılıyor ya. Evet. Ve duygulu işte böyle zaman. Aynen. Leonor'un saldığı ejderha orada dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Leonor sıkıla git ben demiş böyle. Ejderha hüzünlü bir şekilde. Leonor'a benziyor şu çocuk. Gideyim onun yanına falan neye gelmiş galiba. <laughs> Leonor mu lan o? <laughs> Peki şey olabilir olma ihtimal var mı? Kitap buraya giriyor mu bilmiyorum ama e, yani sonuçta bunlar ...Koris'in piçleri ama anneleri... E, ...common folk mu yoksa acaba... ...başka biri mi? Yani yine önemli biri mi... ...acaba? Bir şekilde... ...yani belki başka önemli biridir de... ...çocuklar bilinmesin diye atmışlardır... Hı. ...öyle falan gibi mi? Annesinin... ...geçmişini... ...bilmiyoruz ama... E, ...işte de şey... Zen, ...zengin değil de hani... ...şeyin... gemi yapılan yerin... E, kızı yani. Kur'an adamın ya da patronunun kızı ha, benim de o Hal diye tersane ee, patronunun kızı mı? Öyle aynen mi? aynen. Yani. Marilda of Hal diye bir karakter var. İşte ha, okay. hani öyle çok altyapısını yapısını duymaz onun oğulları bunlar Admofal ile Admofal diye geçiyor. Yani işte dediğim gibi Corliss'in piçleri büyük ihtimal. Hani annesinden ne geliyor bilmiyorum <laughs> genel olarak. <laughs> İşte bunu merak ettim bu kadar. Yani senin met yakaladığın metafor çok doğru bence ama bir ejderhaya yakınlaşma olabilir mi? Hani yoksa sadece ya, Corliss Corliss yakınlaşma sonuçta... mı? Valerian kanı yani o da sonuçta evet. hani o kadar da uzak değil Targaryen'lere, Valerionlar çok fazla şey var ee, geçmişleri evlilik dolu yani Corlys'in de Targaryen kanı Şimdi şu anda Corlys'in soy hatırlayamadım ama kusura bakmasın insanlar da. <laughs> kesin Targaryen'in kanı vardır yani Corlys'te de. Olabilir, olabilir. Ama güzel sahneydi o da ya gerçekten şey olarak e, bağlantılar açısından da. Bir de şey de güzeldi. Burada Alan, Adam daha savaş heyecanlısı. O baba giriyoruz gemiler açılıyoruz falan. Alin de diyor ki ya oğlum savaş çıkacak o kadar da güzel bir şey değil bu. Hani zor oralar hani ciddi savaş. Çünkü o görüyor savaşı Stepstones'ta. Alin görmüyor. Adam Stepstones'la savaştığı için hani orada ejderhaların da oynadığı rolü görüyor. Hani ne kadar yıkıcı olduklarını görüyor. Karaksis veya Seasmog da oradaydı hatta. Evet. O yüzden daha biraz daha tam tam gaz yapma gördük vallahi ortalığın anasını ağlattılar diye bakıyor Adam. Alan biraz daha heyecanlı genç. Tam tersi mi o? Adam genç olan değil mi sonradan? Önce. Alan şey esas i̇simler is karıştı. Ay, sikeceğim. erikten kurtulduk. <laughs> geldi şimdi adımla alın. Yok Thailand'la Jason. Anasını <laughs> Ben sonra gel diyeceğim birisine. birisine Bey, saçlı diyeceğim. Beyla'yla Reyna. <laughs> Aynen. Hani, kafa bir milyon oldu. <laughs> Beyla Reyna. Ceheriz beheriz. Arkadaş deli misiniz ya? <laughs> Çok haklı bir isyan. <laughs> <laughs> Erik ya da iyi oldu ya. Herkes üzülmüş. Ben üzülmedim. <laughs> Bunun hangisi Erik'ti? Hangisi Erik'ti? <laughs> <laughs> ya o sahne konuşacağız zaten de. Orada herkes şaşırıyor. Hangisi Erik? Hangisi Erik falan diye sahnede. <laughs> <Aynen>. de. <laughs> Neyse oraya geliriz. <laughs> ah et <at> işte aynı. <gülüyor> <gülüyor> sonra yatakta yine mutlu bir e, Renis'te Corlis görüyoruz. güzel bir seks sahnesi olmuş belli ki. Ee, Sonrasında hani Millet de şey diyor ya çok gereksiz seks sahnesi işte gereksiz onu koymuyorlar hani burada mesela onların sevişmesi hiçbir önemi yok ama diyalogların önemi var yani korsisi göse görürdü ya Targaryen pusu <laughs> ne <gelmeyeceksin. gülüyor> acaba neler yapıyor Targaryen pusu görünce <laughs> bir göstersinler <Evet>, ha bir de Crispin'i <laughs> sıkışırken bize bir de korsisi görelim <laughs> diye <düzelteceğim. gülüyor> Bir gün belki onun da e, önem ita edecek bir sahnesi olur bilmiyorum. Ee, tabi burada işte şey o da Damon'u soruyor hemen nerede ya bu Damon falan diye ki Damon'ın aslında ikisinin daha önce ortaklığı var Stepstones'tan ama Renis de işte anlatıyor artık kendi yolunda ama işte Harrenhal'ı alırsa her şey unutulur diyor bu arada bence en kilit cümlelerden biri o ee, Heron Harrenhal zaten kilit olacak belli ki orası baya karışacak gibi ve üçüncü bir yani deplasmanın 3 puanına dönerse unutulur <laughs> şey yani evet Kopenhag deplasmanından <laughs> kritik puanlarla dönebilirse işler değişir. <laughs> ee, bilmiyorum ne diyorsun bu sahneye? Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Corliss evet Daimon'u kullandı Stepstones'da. O açıdan şeyini biliyor. <laughs> ne mal olduğunu biliyor Daimon. <laughs> <laughs> Stepstones'da Daimon kendi kafasına göre yakıp yıkıp şey yapmıştı. Gerçi hani Sonra. orada da Daimon dertleniyordu orada Stepstones'la like, and... yok pardon Neymut ya Waymond mı dertleniyordu şeyden? Ya, yine dertleniyordu evet. evet. Masa başında evet. laf ediyordu yine. Aynen. İşte orada da Damon'ın kontrol edileme işinden dertleniyordu. Corliss biliyor Damon'ın ne mal olduğunu. Yani bu biraz daha evet. Bunu geçen sene de söylemiştik. Bu ikisi böyle bir modern çift yani 21. yüzyıldan fırlamış. <laughs> gitmişler oraya. Öyle işte yani çok fazla bir çıkarım yaptığım bir sahne olmadı çok böyle yeni bir şey öğrenmedik bu karakterler hakkında hala bir modern çift olduğunu bir hatırlattılar bize. bir tek şey güzeldi ee, Damon Renner'i challenge etmez mi falan dedi böyle o da ah, o da ya. o da ya, ya zannetmem şimdi zaten etse de şöyle de böyle ha. falan dedi komdal girmez öyle işlere falan evet. dedi birak <laughs> koliste tüpe be düşüncesi eğlenceli dedi biraz belki seyirciye ithaf edilmiş bir sahne olabilir. Ya yani siz böyle şey evet, düşünüyorsanız evet. onları unutun falan gibi. <laughs> ya da işte direkt hiç düşünmeyen seyirciye şey düşündürmek için. Portakal getiriyorlar aklına. Ha ya da. Evet. Aa evet hatun valla o Damon çok deli, şey, deli bir çocuk falan. O şimdi challenge mi edecek acaba falan diyen insan vardır yani. Olabilir. O da olabilir. Ee, bir de tabii Renira şey dedi işte e, ben buradayım zaten işte. Melis de burada dedikten sonra bir it çekti sonra da kraliçenin işte yanındayım bocalamasına izin vermem vesaire vesaire diye devam etti ee, yine güzel bir sahne oldu dizinin de sonuna etki eden Renira ve kütüphane sahnesi bir de mizarya sahnesi ee, kütüphanede işte bahsetmiştim zaten bölümün bir noktasında ee, böyle bir da kitap okumaya çalışıyor zamanında da okuyordu gerçi tarih falan bilgisi vardı ama biraz böyle dalgaya alıyordu haylaz öğrenci gibiydi Şimdi hemen bir açtı yine konkur the Conqueror sayfası geldi falan. Oralara bakarken. <laughs> Herkes acı Fatih Sultan Mehmet'i okuyor. Evet. Bir de gerileme devrini oku. Oradan da bir ders al. <laughs> Sonra çoluğunu çocuğunu Egan koyuyorsun ismini maymun ediyorsun bizi burada. Ya bana biraz şey gibi geldi o işte Damon'ın Egon'un yolundan gittiği için şey gibi ulan şimdi ne yapar lan bu deli Damon Egon ne yapmıştı falan <laughs> diye ben ona bakmıştım. herhalde bir tane daha doğru işgal etmeye çalışır falan diye. Olabilir bunlar yani o değil mi doğru <laughs> almak için ne yapar falan diye belki ona bakmıştır. Bilmiyorum ha, şimdi. olabilir. Evet. Çok öyle şeyde bir şey değil. Tarih de buna bakmasına gerek yok. Her bakarsa dışarıdan görür Görün ne yaptığını. <laughs> Yarısı yok. Yarısı <laughs> yanmış, erimiş. <laughs> Aynen. Ve o gece taşlar bir eridi falan diye böyle şeyler yazıyor kitapta. Ee, 4800 Celsius'e çıkardı ısıyı falan. <laughs> Önümüzdeki <gülüyor> hafta bir her ol şey yaparız yani lore yaparız. Yapalım. Yapalım. Ben o kısmı şeyi okudum. E Egon'un saldırı kısmını okudum Heronol'a. Daha yeni okudum hatta. Egon'un. Egon, un. Egon un, evet. Yok yok. Şey, Conqueror'un. Egon'un Egon Conqueror. Okey okey. Ben... Okay. Dizi, bölümü, okay. dizi bölümünü okumuyorum. Es, i̇lk başını okumuyorum. Ha, okay. Aynen. E, hatta onun Dorn'a saldırısı falan. Çok karışık oğlum oralar. Dorn'da neler olmuş öyle ya. Oralar güzelmiş ya. <laughs> oralar neler neler dönmüş ya. Neler vallahi. dönmüş Serhat yani. <laughs> i̇şte bir, meraksızın gözünden vurulması var. Her gönlüne gelen onu yapacağını zannediyor işte evet, o günden evet. beri. <laughs> ha vurulması bir yana e, yani onun sürücüsü Vizanya mıydı? Vizanyaydı galiba. Yani ona mi miydi? Ona ne oldu da belirsiz ya falan. Böyle çok güzel yazılmış oraları yani. Öldü. E, i̇şte bilmiyoruz artık. <laughs> i̇şte Luke gibi o da. Luke gibi. Aynen. Ee, burada mizerya bölümü güzeldi. Ee, o da biraz aslında Hakla yakınlaşmanın yine bir parçası tabii ki. Kimsin sen? Bir prisoner'ım ben. Hani bir mahkumum dedi. Biraz Renira burada patavatsızlık yaptı. Yok yaran nasıl oldu bilmem ne. Kadın ben tırnaklarımla geldim falan. Damon Salazar zaten tabii ki verdiği sözü söylememiş. Terbes bırakacağım falan diye. Ama Renira bence hem onu hatırladı hem Damon'ı biliyor artık. Belki Damon'la bunları yaşamasaydı Mizerre'ye farklı bakabilirdi daha genç olsaydı. Doğru bir zamanda karşılaştılar yani. <laughs> ee, Damon şey nedir? Mağdurları kulübü. Damon, i̇simsiz Damon mağdurları değil mi böyle? Toplamıyorlar okay. akşamları. <laughs> Aynen. O şey geliyor bir de. Mektup getirip dayak yiyen çocuk geliyor. <laughs> böyle... Başkanıymış. Damon mağdurları kulübü kurucusu o. Burada yara var böyle. Kasla vurduydu bana. Aynen. <laughs> Eline mektup verdik. Kasla dövdü. Beklemli. <laughs> 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 Craft ya. feeder'in yarısı geliyor falan böyle. <laughs> <laughs> Kesti beni. Beymond geliyor. Onu da onu da kafasının yarısı yok. O, da, onu da dikmiş aynı adam. Şey, Jay Harris'i diken eleman dikmiş onu da. <laughs> bu şeydeki saat bak karakterleri gibi konuşuyor ama kafası böyle oynuyor. <laughs> <Heresandaki> Kanadalılar. <laughs> Kanadalı olmuş Beymond artık. Of, çok iyi olurdu. Ee, var mı bu sahneye ekleyeceğim bir şey genel olarak? Var. Um, şey um, yani Misari'ye de aynen birazcık geçen bölüm konuşmuştuk. Böyle bir boşa düştü mizariye biraz karakterin e, nereye gittiği belirli değil. Hani böyle bir şeye kaldı demiştik. Şimdi bu bölümde güzel e, toparladı biraz. Birazcık bir evet. şeyi var bu bölümde. Ne diyeyim? Kendine bir misyon bulmuş olabilir. Eğer Rhaenyra'ya yardım etmeye devam edecekse. Çünkü Rhaenyra ona merhamet gösteriyor. işte ilk kez gösteriyor. Bu merhameti böyle. sonra evet hayatını kurtaran şey oluyor. Hani eğer Rhaenyra çünkü daha önce işte seni bırakmam benim yararım olmaz diyor önce girerken. Sonra bırakmaya karar veriyor merhamet göstererek ya da onurlu olarak. Burada mesela Ned Stark'ın da bütün yani. yedi kitap boyunca anlatılan şey vardır ya. Onurlu olduğu için önce başına gelmedik hiç kalmaz ama sonunda o merhameti dönüp dolaşıp çocukların hayatını kurtarır. kurtarır evet. Burada da gene aynı şey var. Aynı ta Lord of the Rings'te de Feanor Gollum'u öldürmez o merhameti sonra yüzüğün yok olmasına neden olur. Şey Tolkien'den gelen bir mesajdır bu işte. <laughs> Elde nereye? Yok fazla Geniden, Çok fazla yani. Martin kullanmaz öyle. Arada bir yani geliyor işte bu i̇yi, iyi olmanın. Çünkü Martin'de genelde iyi olanların kafasını kesiyorlar. Evet. İşte burada Renier'e orada bir merhamet gösterip karşılığında yani hayatını kurtarmış oluyor kendi kendinin. Oradan sonra tabii Mizari'yi Dayım'ın Mizaria'yı de kullanıyor. Hatta ilk hayatını hani Otto yol atışmasında ben gideceğim işte Mizaria ile evleneceğim filan falan çocuk yapacağım ona ejderha yumurtası vereceğim filan kitapta da o Mizaria'ya ejderha yumurtası verme olayı vizerizi kızdırıyordu. Burada da işte gideceğim Mizaria ile evleneceğim filan diye gidiyordu Dragonstone'a şey. İlk o Otto'nun Dragonstone'a girdiği gittiği sahne vardı ya işte. Evet. Orada böyle bu orospu 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 filan diyordu Otto. <laughs> i̇şte Gazlıyordu oradan sonra da Mizaria yani. aynen Mizaria Damon'a şey, şey diyor işte sen senin yaptığın şeyler yüzünden benim hayatım tehlikeye giriyor lan sikerim böyle işi falan deyip koruyacağım seni falan ha. diyordu evet. otu. Aynen peki. korumuyorsun evet. hani sen benim hayatımı tehlikeye atıyorsun. Aynı şey Renira'da oldu burada. Evet. hayatı tehlikeye atılıyor hem ya yediği Bok. boklar yüzünden. O yüzden bir şey var İkisi empati yapıyorlar hani tabii burada um, ben işte önemli bir olmaya çalıştım ama erkekler beni hiçbir zaman kabul etmeyecekler diyor Mizarya sanki orada Renira biraz biraz fazla yakına düşüyor Renira <laughs> böyle biraz top yakına düşüyor bozuluyormuş gibi falan oluyor Renira oradan sonra o yarayı nasıl aldın falan diyor ya işte ama anlıyor işte orada. Biraz tepki verse de çünkü Damon da farklı değil demesine belki biraz içerliyor. Ama sonra da... Aynen anlıyor. bir de işte erkekler beni hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Hani seni de etmezler gibi evet. mi algılıyor acaba Renier'e diye düşündüm. Olabilir, olabilir. ondan sonra işte nereden aldın o yaraları? O Damon'dan mı almış? Ben bilmiyorum nereden almış o yaraları. Damon herhalde bu, bu kızı da büyüz etmiş olabilir. Yapmaz gerçi iyi adamdır ya, Damon ama. <laughs> yani ben... <gülüyor> <gülüyor> Yapmış olabilir. Evet o bozulması da onu işaret ediyor olabilir. Yani tabii. Mizarya'yı abuz ettiği ne mu tam olarak da. Bize göstermediler tamam ama Damon'ın zaten böyle kilit anlarını göstermedikleri de çok oluyor yani. Öyle bir şey göstermediler. O Damon Mağdurları Kulübü'ne bir de şey de gelecek ya. Bronze Beach de gelecek. Bronze Beach de gelecek ya, O da. <laughs> Kafa, kafaya taş böyle şey olmuş. Eklenmiş o da gelecek. Tekerlekli sandalye de geliyor böyle. <laughs> ya. Damon gelip bir daha vuruyor <gülüyor> <gülüyor> ölmedim mi ben sen nasıl ölmezsin ya Ama neyse gibi burada ya. Damon mağdurları gerçekten o Damon'ın bunlara yaşattığı tecrübeler sanki bir araya getirmiş gibi oluyor <laughs> ikisini öyle kesinlikle öyle ve e, ve ikisinin de aslında doğru zamanda doğru yerde olmalarının da sonuçlarını görüyoruz Hani sen demin dedin ya işte Otto onun kapısına dayandığında normalde Renner oraya gitmeyecekti ama Renier oraya gittiği için mizareyi hatırladı. Ee, yine aynı şekilde mizare mesela ikizleri görmeseydi... ...ve aslında daha önce yaptığı şeyleri yapmasaydı... ...onların ikiz olduğunu ayıramayacaktı. diyor diye geçen ve siz ikiydiniz lan ne oldu falan diye. <laughs> aynen aynen. Evet, çok güzel şey loop tamamlanıyor. Yani devamlı 20 sene öncesinden yenilen her şey. tabi Damon'ın işte dediğin gibi... ...yedikleri boklar göt tırmalıyor. Diğerlerinin yaptığı iyiliklerle de bir şekilde doğru yerde olmaları bir şekilde onlara şimdi pozitif dönüş sağlıyor. Yani kadınların özellikle kendi arasında empati kurması işte Renis Renira ile işte şimdi Renira Mizaria ile belki Mizaria onunla ee, bir Helena yazık ya. Helena'yı da Renira yanına mı alsa acaba? <laughs> Daha hayırlı olur. Alalım abi. Getirsin Dreamfire'de biz <laughs> kendisine bon servis olarak <laughs> veririz. Bin ya. altın dragon'ı veririz. İşe ayarlarız yani. Öyle. Eee Var, mı buraya ekleyeceğim başka bir şey. Ya burada da aslında şey yani dediğim gibi o maskelerin düşmesi herkesin bir birbiriyle... ne denir? Yalan değil de yani doğru düz herkesin içini Açık. dökmesi sahnelerinden birisiydi bu. Evet. O açıdan güzel yani serresi tebrik ediyorum. Güzel yazmış gene. Mizarayı da birazcık geri getirdi. Çok kayboluyordu biraz evet. karakter. Geri geldi biraz. Çok çok doğru yerde geldi bir de yani. Sanırım kitaba göre biraz Geçmişini de değiştirmişler. Um, hani tam görmedim ama sanırım bu, bu burada listen değilmiş. yolla. GİT'den miymiş? Neymiş mizarıya doğduğu yeri falan değiştirmişler şeyde. Ha olabilir, olabilir. Resmi dizinin şeyinde. Hani güzel. Evet, buradan sonra devam ederler umarım. Bence edecekler şey. gibi. Evet. Ee, özellikle son sahneden sonra. Arada şimdi e, Red Catcher'ların tabii yakalanması var ve asılması ve Otto'nun delirmesi. Yine be, benim de bayıldım. Diğer bir sekans da buradaydı. Aynen. Ben tahmin ettim <laughs> senin favori sahneni. Hangisi? <laughs> Köpeğim böyle da burası. Çocuğu diye baktı sen. <laughs> Köpeğin oturduğunda köpek <bir gülüyor> vermiş ismini. Köpek vermiş ismini. <laughs> Götürüyor veriyor bu herifler yapmıştı falan diye. <laughs> bu yavşak beni de dövüyordu falan diye. Bir Hı. yandan da şey üzücü aslında o adam da Red Catcher e, pis bir herif ama yalnız ya bir yandan. Bir tek köpek gitmiş. Diğer hepsinde böyle anası var, babası var, karısı, çocuğu falan. Bunda böyle köpek oturuyor. <laughs> Yazık ağlıyor falan orada. E, şey... Ama burada Red Catcher'ların asılması Blood and Cheese'da bir alakası yok bunun aslında. Bu adamlar Böyle bir naylon fatura kesip işte fareleri filan da yakalamayan bir örgütmüş bunlar. Ondan ortaya çıkmış. <laughs> Sarayın her yeri fareydi. Ha değil mi? Ondan asıyorlar hepsini. Yoksa bunların çizde filan kasıyor. yok. Tabii canım işinizi yapamıyorsunuz. <laughs> Sar sarayı dolandıran bir çeteymiş bunlar halbuki. <laughs> Şimdi saray yeni ihaleye çıkıp yeni geçirler. Aynen. <laughs> <laughs> Şeyde nasıl ya? Yoksullukta nasıl yolar? Tabii. <laughs> Saraydan para alıp işini yapmayan adamlar. <laughs> Meğerse bunlar da orada bankamatikten para çekiyor Şah pardon. köpek güldük ama sence köpek burada üzülüyor. Sadık mı? Bence üzülüyor evet. Üzülüyor. Abusive de çünkü direkt Damon'dan sonra buraya gelmemiz de bence tasarrufun bilmiyorum. Abusive relationship'ı E hani Damon, Miserya Damon. Renira ilişkilerinden işte değimine bir şey olursa da hani Renira ve bize üzülecek. Üzülebilir. Hani ilişkiye olsa da böyle bir captor'ına ya da bir abuser'ına olan um, sadecatı gösterir gibiydi benim için fazla okumuş olabilirim şeyini de hani Yo. sanki köpek böyle abüse ama cheese de yiyorduk falan diye böyle. <laughs> Ya o çizgiler gitti şimdi. Şimdi şey <laughs> bağlantısı var aslında. Bence güzel yakaladın. E, ve da yalnız ya. Aslında bu adamın da yalnızlık şeyi oradan bağlantılı. Köpek de yalnız. Sadece birbirlerine bağlılar. Hani birbirlerine karşı bir ebüzü şeyleri olsa da. Hani bunu savunduğum için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama. Evet böyle bir emotional şey oluyor muhtemelen. Bağ oluyor yani. Ki köpekte daha bu literal zaten. Hani köpek şeye evet. üzülür bana niye vuruyor diye değil bana niye vurdu diye üzülür. Hani çünkü öyle bir şey beklemiyor ya ondan. Hani çok şeytanın avukatlığını yapsam şey diye okuma yapabilirim ben de Red Catcher sahnesine. Şeye yukarı çıkmaya karar verdikten sonra köpeği yolluyor aslında yanından. Köpek hep bununla geliyor ya. Yani iki evet, şeyden yollayabilir. Belki iyiliği için vuruyor. Ha ya başımıza bela olma hani orada ses yaparsın diye yolluyor olabilir. Bu kötü niyetlisi. İyi niyetlisi aman sen de ölürsün gidersin orada ne olacağı belli değil. Çünkü gitmek istemiyor adam oraya. Köpeği yolluyor. Arı yanında kurtuna taş attığı şey gibi. <laughs> Git filan diyordu ya. Öldürecek serseye gelirsin diye. <laughs> o da ne hüzünlü sahneydi ya. Ben yine orada <gülüyor> duygulanmıştım. <gülüyor> evet, onun gibi biraz. Öyle olunca da hani köpeğin aslında geri dönmesi de biraz ikinci ihtimal gibi. Hani seviyordum lan ben bu adamı öldü falan gibi. Ee... Aynen. Peynir veriyordu bana filan diye. Yani, <laughs> Peynirimizi <Zilmiş. biz> yiyorduk. <laughs> Ya da bilmiyorum. Ya da şey diye bakıyor. Güneş gözlüğüyle falan bakıyor olsaydı böyle kıps. <laughs> verdim ismini. <laughs> Larissa e ismini ben verdim. <gülüyor> 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 Olabilir. Bu arada tam böyle bu um, normal izleyicinin hatta kitabı okuyanların bile yakalaması imkansız bir şey koymuşlar oraya. Bu arkadan gelip de böyle Tırsızlık bir elma yapan, çalan bir yani. tip var. Aynen. O herifin adı Uf. Uf. Ve de o adam da önemli bir karakter olacak. Hadi canım. Sarhoş, sarhoş Uf. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Vallahi öyle adamın lakabı Aa, uftu sot. ya ben şimdi ona odaklandıkları için şeyden zannettim. Ya işte ortalık artık bok götürüyor hırsızlık falan. Herkes hırsızlık yapıyor falan gibi mi diye koydular diye düşündüm. Evet önce ben de öyle, sonra baktım şeye bakınca gördüm. Ha, okay. yani, karakter gayda bakınca gördüm herifin ufta sat oldu. Ha okey tamam o zaman. Bak bu güzel bilgiymiş bunu ben de Mümkün de değil yani böyle adama bakıp bu uf mu diye anlaman. Nasıl Ama yani? adam öyle. Ha okey buna Sonradan yani biraz daha şey bir rol oynayacak. Önemli. Tabi Red Catcher'ların asılmasından sonra Otto'nun öfkesi. <laughs> Bayıldım sahne. <laughs> bu esas <aslında. gülüyor> Bitişti ya. Buradaki diyalogları, konuşması, Egon'a saplaması, e, kelimelere vurgusu, aksanı falan. Yani burada e, İfan hocamız e, harbiden... Sen bir de şeyini attın ya bunun bana. Bir tane eski bir... Notting Hill'den şeyini, e, sahnesini Don'la böyle oynuyor falan bir yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani Süper ya. Bu tarz olgun karakterler artık yaşlanmış karakterin gençliğindeki özellikle zaten İngilizlere çok var böyle BBC sitcomlarında falan oynamaları. Eski hallerini görmek çok komik oluyor yani. şeyinde şeyin de Rice iPhones'un da böyle bir sahnesi var ya yani, çok komikmiş o da. Ama burada gerçekten şu Bu şöyle... adam şeymiş şey mi Ben şey izlerken bir oyuncularla Receivers şey sette sürekli diğer oyuncuları güldürmeye çalışıyormuş ha. şey yaparken. Herif <laughs> <laughs> el hareketi falan yapıyormuş böyle. Tam böyle ciddi bir şey söylerlerken. o tam <laughs> değil değil işte. O, o da falan böyle kenardan falan arkadan şey yapıyor. tam da böyle ciddi karakter hiç olmuyor. <laughs> Laris'in sahnesi Arkadan gelip ne nah, yaparsın falan diyor. <gülüyor> 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 Hadi indir beni yiyorsa falan diyor. <laughs> o Trump'ı <'yısı. gülüyor> Herkesi güldürmeye çalışıyor. Evet. <laughs> şey bir de sen BBC dedin. Burada bir de tam bu BBC Game of Thrones'da da oydu. Şey dedi burada da bütün oyuncular İngiliz ya. Evet. Ha, hep böyle tiyatro kökenli oyuncular alıyorlar. Arada bir böyle bu, bu sahnede o Deliver'de tam oturmuştu. Tiyatro kökenli olduğunu hani çok rahat. Evet. O monoloğu süper yapıyor adam. Belli böyle tiyatro şeyi. Üstadı yani, ya öyle. Yani. <laughs> evet şeyini değiştiriyor, tonu değiştiriyor işte şeyini nasıl söyleyeceğini çok iyi evet şey yapmış adam belli ki o konuda rahat. Şeyi veriyor <laughs> ya böyle yüzün o tiksinçliği şey en çok o dalga geçti yani <laughs> falan o gülüp sonradan o tiksinçliğe dönen surat ifadesi falan müthişti burada ya. Egon'u zaten etin götüne soktu soktu çıkardı. <laughs> Kolunu şeye de koptum burada. Yalnız o kral düzgün kral siktir lan falan diye. <laughs> Benim de torunum <laughs> ne anlatıyorsun falan. Ya, peki abi falan diye. <laughs> Aa Tuğla konuştu falan diye. Herifi hiç görmemiş bile orada şeyi. Tuğla mı konuştu ne konuştu oradan bir ses geldi. <laughs> Ağaç Kırış... konuşmuş hocam. <laughs> Aynen. Crispin Herpich şey yapmamış. İnsan olarak görmemiş böyle. Evet, Oradan evet, evet. şeydi. Jaime'nin meşhur neydi o? Rus Bolton'un diye George Martin'in meşhur birisi böyle hizmetçilerden biri Rus Bolton'a bir şey söylüyordu. Şey yazıyordu George Martin'in şeyinde. Böyle Rus Bolton çorbası konuşmuşçasına şaşırdı <laughs> falan. <diye. gülüyor> Öyle bir şey yazıyordu. Çok şimdi. iyiymiş. Hatırlamıyorum ben de onu. <laughs> Aynen. Herif o kadar yok olarak bakıyor yani o insanlara. Otto'da da, da bir şey var yani. Sen kimsin lan? diye Benim torunum lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Otto'nun da burada iki yüzünü biraz gördük. Hani Vizeris'i kendisi yıllarca yönetti, manipüle etti. Çayını çorbasını içirip son dönemlerinde uyuttu falan ama Burada da yine işte baban gibi değilsin. O şerefliydi, barışçıldı falan. Zaten çocukta biraz bence bunu, ya yani Ottano'yu da genel olarak biliyorlar. Yani Eamon da biliyor. Egon'a da fısıldıyordur zaten. Annelerine de çok bir bağları olmayınca Ottano'ya bence ekstra bir bilenmişlik olmuş. Ta Vizeris'ten beri gelen. E, bence Egon'da... bunu bilen Laris. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii Laris daha ekstra geçen bölümde bir yağladı orayı zaten direkt. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Fena Üstüne biliyorum. çalışmış o. Çalışınca da ben aynen. babam değilim, babam öldü, sen de onun ehendiydin deyip zaten... Sen söyledin mi onu bölümün başında? Aynı kurduğu cümle işte geçen Aynen, öyle evet. Onu kurup yolladı Otto'yu. E Tayyip'in, Joffrey ve Otto aygın paralelliği hani iyice yükseldi burada. Evet. şeyde de de hani ben <laughs> 30 senedir yaptığım planlar tahta işte bir Lannister çıkarmak için de hani çıkara çıkara denk gele denk <laughs> Joffrey'e denk geldi hemen koyayım diye bir Tywin de bir dertliydi. <laughs> Hatta onun meşhur kralı yeme yemeğinden odasına yollama sahnesi vardı ya. Ha, evet. <laughs> i̇şte orada tabii ki fark şeydi. Joffrey'nin Tywin'i kovmaya götü yemezdi hani. Tabii. Korkuyordu bayağı. <laughs> kaldırıp böyle yemekten odasına yolluyordu falan kralı. Kral bugün çok yeterince yedi galiba mı ne diyor. Hatırlıyor musun hani o Hatırladım ya. hatırladım ya. Doydu Doğru galiba mı ne diyordu yani? Evet. Aynen böyle doydu tamam odasına gitsin artık. iPad'de yok bu gece falan diyordu. Çok süper. <laughs> 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 i̇şte Otto'nun da o noktaya geldiğini ve de tahta çıkardığı Adamın tam bir gerizekalı olduğunu anladığı noktaya geliyoruz. Otta da, da böyle Tayyip'in asamın bozma artık şeyi bırakıyor. Maskeyi <laughs> ya da şeyi atıyor. Ağzıma ne gelirse söyleyeceğim bu piçak etti falan diye bir, <laughs> bir giriyor oradan. Ondan sonra Vizeris'i anıyor evet. Vizeris'i anması bence yani Vizeris'i gerçekten şey yapmış olabilir Otta hani. Vizeris'in yokluğunda daha kötüyüz falan diyor. Um, bir de Viserys o Otto istediği gibi hareket etti. O evet. yüzden de Viserys onun için iyi kral olarak Barışın. görüyor olabilir. Samimi olarak. Aynen aynen. İstedi yaptım yaptı mı falan diye. Um, burada şeyi He was right about you demesi mesela. Bence evet. Aegon'a düğmelerine basmaya çalışıyorsa Aegon'un burada mükemmel bastı. He was right about you deyince evet. belli ki Viserys Um, Otto'ya Aygın Yarak gibi bir herif <laughs> biskim olmaz ondan demiş. Evet, onu bak onu not aldım ben de sana diyecek, Sanki bir yerde evet. zaten bu muhabbet oluyordu hani çok güvenmiyor Egon'a gibi. mi? tam mı söylüyordu Otto acaba? Sanki öyle bir şey kalmış aklında ilk sezondan ama. Ben de şeyi düşündüm burada senin gibi. Herhalde Vizer istedim Otto ile daha uzun uzun konuşmuş bu konular. <laughs> yani. Belli belli konuşmuş. Evet. Um, um, yani işte burada şey de var. Um, geçen sezon insanlar biraz sinir olmuşlardı. Bu Aegon'un e, kehanetini Alicent duydu. İşte Viserys Aegon the Conqueror'dan bahsediyordu. Evet. Um, i̇şte o işte benim oğlum Aegon mı kral olsun o kan benim bir sahne vardı. Kondal aslında şey olarak açıklamıştı. Um, sadece o Alicent'ın kafasında hani bir ekstra bir şeye yaratıyor. Kimsenin onu salladığı yok aslında falan diyordu. Burada da o konfirme olmuş oldu. Yani Otto o şeye kehanete inanmamış. Yani evet, Vizaris, evet, Viserys şey. adını almıştı Aegon'u kral yapalım diye düşünmüyor Otto. Evet kesinlikle. <laughs> yani, Aegon'un Viserys'in Aegon'u istemediğini söylüyor. Hani zaten he made me king deyince filan yani böyle mi düşünüyorsun e, o, falan? Götüyle, götüyle gülüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımda değil götümle gülürüm sana ben diye. zaten bunu şeyde de vurguladılar ya Alicent şeye gelip e, biz Eris Egon dedi demesinin bir anlamı olmadığını konseyin çoktan Egon için hazırlık yaptığını anladığında göstermişti dizi bize aslında. Aynen, adam oraya takılıp kalmıştı. Aman bir işte yanlış anlaşılma yüzünden mi Egon tahta çıkarılıyor? Değil. Sadece o um, orada şeyin ne diyeyim Alicent'ın kendi vicdanını rahatlatmak için kullandığı bir araçtan başka bir şey değildi Why? o kehanet. Yani burada Otto güzel şey yapıyor işte ona. Yani düğmesine basıyor. He was right about you deyince. Hani <laughs> dememişti ama seni ben kral yaptım işte bizim emellerimize uğraşmak için. Um, yani o Tayyip'inden farkı Aegon'ın hani Joffrey Tywin'i kovamayacakken Aegon kovacak şeyi buluyor kendinde. Cüreti. <laughs> Burada e, bir şey vardı ya George R. R. Martin'e soruyorlar şeyde yanlış hatırlamıyorsam hangisi el olarak daha iyi sizce mi? De, bir, bir, soru soruyorlar. İşte Tywin hmm. mi Otto mu diye. O da diyor ki Tyrion'u seçemiyor muyum? <laughs> o daha zeki falan diye. E, ee, Septon Bart var abi en iyi el. Tarihin en iyi Ya o, o, kim onu bilmiyorum ben. Ceheris'in. <laughs> Ceheris'in. Ha Handel değil, Handel. değil mi? O, o hangi haneden? Hı, Hı? Septon adam. Ha Septon adam. Okay. Ha okey tamam. Septon Bart. Okey. Ya onu, 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 ailesini. Onu ben de bilmiyormuşum. Okey. Ee, şey o geldi aklıma benim de burada. Hani şimdi sen Tywin'le kıyaslayınca Tyrion o açıdan o da çok hata yapıyordu ya falan böyle. <laughs> Tuhaftı yani. Treyanın aslında dediğin gibi kitapta e, çok e, böyle gelip ortalığı hand olduğunda çok iyi işler yapıyormuş gibi gözükür ama o işlere dikkatli bakarsan hepsi aslında kötü sonuçları olur. Hani Trian'ın yaptığı şeylerin. E, kitapta zaten Trian dönüp dolaşıp Daenerys'in yanına gidecek. Hani dizide de oldu bu tabi de. Yani şey denerisi yoldan çıkaran kişi olacak. Bence kitapta. Trian. Evet. Neyse Trian'ın nasıl gelmiyor? Yani buradaki paralellik Otto'nun evet. Yani Tayyip'in kadar sen git odana bakayım. Git, sen bilmezsin diyemiyor evet. Otto burada. Yani İlginç olan Otto'nun burada bir şeyi var, garipliği var. Eee Crisp'ın planını duyunca böyle prank falan diyor böyle küçümsüyor planı. Ama Westerling'e de Renire'yi öldürmeye Otto yollamıştı. Evet bu. <laughs> Geçen sezon. Sen aynısını Westerling'e git Renire'yi öldür demişti. Hani bu ikizleri kullanma olayı komik geliyor ona. İşte Aa, bu prank yemezler bunu oğlum falan diyor. Hani hangi aklıdan çıktı bu fikir? Bu öküzden <laughs> mi çıktı diyor kendisi dümdüz Westerling iyi olacaktı. Bak iyi atrattın yerço onu. Ee, Aynen Westerling orada zaten hani. Yok ben yapamam onu falan deyip basıp gidiyordu sonra. Adam hala gidiyor bir yerlere. Ama onu herhalde şey gibi düşünmüşler yani Westerling bir ekiple gider hani böyle tek başına gider gibi düşünmemişti sanırım. Bilmiyorum şimdi şey de. bence şey olarak düşünmüştü Westerling <laughs> güvenini kazanmış birisi Renier'ın hani gider yanına kadar. Ha o açıdan. olmadan orada öldürür falan diye düşün. Ben öyle düşünüyor gibi geldi. o da prank olurdu o zaman. Doğru prank olmadan ya yani prank olarak gitmesini istiyorsa e, diz çökecekti sonra saplayacaktı falan gibi olur evet. Aynen işte burada o kadar buna böyle taşak geçiyor bu planda ama zamanda benzer bir kendisi de yapmıştı unuttu <laughs> herhalde onu. Orada tabii onun derdi Cole olduğu için o anda. Sonra da zaten Egon'da Cole'a attı şey işte önüne e, broşunu. Kemiği. egonda evet. Egon da zaten hiç düşünmedi. Kolun oradaki tepkisine çok komikti. Ne ben mi? Ben. fazla. i̇yi <laughs> <laughs> iyi, okay. Dedim ya abi. Yaparız herhalde. adam sürekli her cinayet olduğunda adama terfi geliyor. <laughs> evet, i̇yi bakalım. Cehri söyledi. Hem de olduk. Önümüzdeki bölümde kısmetse Helena falan ölürse bakarız artık. <laughs> Nereye kadar yolu varsa bir zam, artık. Bir, bir zam daha gelir üstüne el sıtla sevişirim falan diye. <laughs> <laughs> kolu durduramıyoruz. Adam yukarı doğru düşüyor. Ya Zaten şey de diyor ya bu en son oraya geleceğiz Ellison'ta sahnesinde bu cahil cahili aldı hand yaptı falan diye. Evet. Ya burada bu arada evet. şey de var. Bu Ryan Redwine vardı ya geçen şey. O adam geçen bir ölüyordu ilk yer açmak için. Ha, evet. e Ryan Redwine. Onu çok görmüyoruz yani, zaten. O adam C. Harrison uh, miydi? Viserys'in miydi? Viserys'in Hand of the King'i oluyordu. Hand of the... Evet King oluyordu. Hani Lord Commander of the Kingsguard'da adam böyle 30-40 senelik yapıyordu onu. Ceyres'in miydi Vizeres'in mi şimdi? Ya, i̇kisinden biri Her neyse adamı hand yapıyorlardı. Yorumlar. Sonra böyle <laughs> 6 ayda falan bırakıyordu falan böyle o kadar kötü hand oluyordu ki herif sonra şey diyordu yani kılıç tutmaya benzemiyormuş bu iş çok zormuş falan deyip bırakıyordu yani önlerinde bu işin salak ol, salakçı olduğuna dair bir tarihsel bir şey de var aslında çok da uzak değil hani. Yani e belki miradar şey varsa oradan kolda öyle bir şey tepki verir Belki vereceğini zannetmiyorum ama. Kolda çok bırakacak yanlış yaptığını anlayacak bir adam ya. Ha, yapamam ben bunu de, <laughs> de, bırakacağım. Deme. De diyeceğim. <laughs> Demeyebilir doğru diyorsun yani burada artık geçen bölüm yapılan Egan'ın kontrolünü kim alacak? Hani tartışmasında şeyi vardı. İşte kontrol edebileceğiz Megan'ı falan. İşte böyle direkt kola geçmiş oldu kontrol. Ben direkt söylediği laftan itibaren Larry's'in de manipülatör olarak Egan'ı ağ ağlarına aldığını Ağledim. düşünüyorum. Çünkü direkt sen benim babamın eriydin filan dedi. Aynı şeyi söyledi. Yani Laris de belli. Şimdi Aegon'ın sağında, kol solunda Laris çok güzel. Biliyorsun şeyin Al Alicent'ın danışmanları aldı kendine. Ekonomide çok dandik bir gizli el teorisi vardır ya işte kapitalizmin işlemesi için güzel uydurulmuş. <laughs> gizli el burada da Laris galiba. <laughs> Düzeltir abi her <Aynen. gülüyor> Ortalığı <Laris>. halledecek. <laughs> Aynen. Şey, Alicent'ın e, şeyleri danışmanları şimdi Egan'ın danışmanları haline geldi. Bir sonraki bölümde görürüz um, Laris'in Egan'ın ayaklarına bakarak 31 çektiği saniye. <laughs> Bunu beklemiyordum. <laughs> böyle bir sahne olsa bence ilginç olabilir Yani. <laughs> e, Egan, annen annet, anlattı mı hiç sana bilmiyorum ama. <laughs> Egan böyle Egan'a Egan Ayaklarından ne anneninkilere benziyor. Yani diyor. Ne diyorsun lan? Aynı annene benziyorsun valla. Bir bakayım. Al buyur. Air Jordan aldım sana. Giymek ister misin? <laughs> of, çok iyi olabilir bu sahne. Keşke olsa. Aa, var mı ekleyeceğim başka bir şey bu, bu kısma? Otto'nun. Yok ya genel olarak Otto'yu hmm. Fendim'in gözünde şey yapan bir sahne olmuş. Herkese Otto iyidir aslında filan demiş. Evet. Unutmayalım arkadaşlar adamın bütün her şeyi buraya getirmesini planlayan adam Otto. Evet, Şimdi evet. piçe evet. ikiz şey yaptı diye fırça attı diye hemen gaza gelmeyin. Gelmeyin. Bunları unutmayın. Adamın 30 sene yaptığı planların sonu bu yani. Dizi bu roller coaster'ı sizin duygularınızla oynamak için yapıyor. Yapmayın. Taraf olmak zorunda değilsiniz. <laughs> evet, zaten bu 2 saat 50 dakika oldu. 3 saate geliyoruz. Bir 10 dakikada falan da son kısmı toparlarız. Adetten. Adetten. Ee, Renira mizeryayı salıyor. Bir sonraki sahnede. Ee, burada hmm. özellikle Corvin'e bindirin diye bir vurgu yapıyor. Ee, gemi adından. Gemi herhalde bu. Herhalde öyle anladım ben. Hmm. Ee... adam o. <laughs> şey o. <laughs> Silent gelmiş. Silent'a binsin. Bilmiyorum. Corvin'i <laughs> kim oldum çünkü herhalde adama bindirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şey, şey, gibi düşündüm. Adını, kaptanı falan mı acaba yoksa geminin adı mı hani <laughs> şey miydi? <laughs> Kaptana <laughs> biraz da bizlerin kaptanı. <laughs> yani o yüzden Mizerya da böyle bir şaşırıyor. O da güzel bir sahneydi. Ne tepki verecek böyle çömelsin mi? Teşekkür, thank you falan diyor. <gülüyor> e, <gülüyor> halk, halkın yanında izlemiştim. Burada da Mizerya'nın yanındayız. E, sonra da tabii yolda giderken Ariki tanıyor. Ee, i̇kizleri bildiği için de aslında daha önceden de gördüğü için de e, hemen refakatçisini de durdurup hop falan deyip tabi buraya göstermiyorlar yine. E, Erik kısmına geçiyor e, sekans. Ama Erik ona bir refakat ediyordu bir yere kadar. Hani onun hemen oradan aşağıdan gelmeyeceğini ondan mı biliyor? Odadan çıkarken. Tabi onu da biliyor aynen. Ha, şeyle çıkıyordu. Erik'le çıkıyordu. Evet. Hani Eri'yi görüyor. Ondan 10 dakika sonra falan arayı görüyor Aşağıdan yani. Erik ışından değilse bir... hani bu mümkün <laughs> değil falan. E, orayı süper bağlamışlar. Çünkü kitapta böyle bir şey yok yani. Mizare ile ilgili ya da kimin nasıl şey yaptığıyla ilgili orayı güzel bağlamışlar. Mizare'ye da güzel bir şey vermişler. Payback veriyor. Nedir? Evet. Yani... Aynen. Mizare'ye güzel bir rol vermişler. Hem de Renier'ın büyük ihtimal bir sonraki bölüm görürüz. E herhalde ya yani yan, yanında kalacak şey. herhalde. Ya da <laughs> Çünkü şey ya, bilmiyorum. Yani. Zamanlaması bilmiyorum. zamanlaması güzeldi. Hani şeyde bir gerginlik yarattılar. Kalenin içerisinde işte eee Arik geliyor, Eri'yi görüyor. İşte A diyor, kaskı yokmuş. Kaskı o da çıkarıyor, saklanıyor. O bir böyle kokusunu alıyor gibi kıllanıyor falan. Ama sonra da şeyi de iyi bağlıyorlar. Hani şey ikilemi de oluyor biraz. Ulan mizerya cidden söyledim mi orayı da görmedik falan diye düşünüyorsun ama işte diğer kapıyı kilitliyor. Sonra e, diğer e, gardı yolluyor. Sonra içeri giriyor ve tam o girdiği andan böyle bir 10 saniye sonra falan 15 saniye sonra Erik koşarak geliyor. Hani belli ki ona bilgi gelmiş çünkü direkt güdümlü geliyor yani oraya. <laughs> Laps diye. Aynen. Çok küçük bir ihtimal şey olabilir. Devriye atıyordu. Ulan kapıda niye kimse yok olup da girmiş olabilir ama çok düşük ihtimal bence o yani. Yok ya o mizler ya. Evet. Söylemiş belli ki. Gelip böyle eriye. <laughs> Seni gördüm yu. <laughs> yukarı çıkarken. Nasıl ya ben buradaydım lan falan diyor. <laughs> sen değil miydin? Kimdi sen? Erik misin sen? <gülüyor> <gülüyor> ya burada Allah zaten... Allah belanızı versin ya. Falan diye böyle da benim gibi sinir oluyor. Sir Laurent da giriyor ya içeri böyle. Renira'yı alacak. Hangi seri? Yardım edeceğim ama edemiyorum. <laughs> da... ha, bu adam ölüyor böyle. Biz şey zannettim ben zaten. Renir'e kazandık mı? Falan diye soracak zannettim. <laughs> Ben de orada şey bekledim. İkizden ikisi dönüp ben de eriyim, ben de falan dese yine böyle kalsa herif böyle. Bir dakika ya. <laughs> İyice çirkinleşiyor. <laughs> Alakar şu öldürelim ikisini deyip ne verin falan diye. Öldürün. <laughs> Abi ben eriyim falan. Bilmiyorum ben artık kafamız kısıtkildi ben. Bir daha da bu diziye ikiz sokanın kafasını <laughs> sıkıldım <sikirim> falan <ben> diye. <laughs> bir daha asla giremeyeceksiniz diye. Nedir bu arkadaş? Ya tabii işte şey... ...metaforu şaka bir yana şey güzeldi... ...yani tek beden... ...iki beden tek ruh... ...işte aynı... ...aslında aynı anırla aynı şeyle... ...yollarına devam etselerdi işte savaşın... ...kaçınılmaz metaforu gibi ikisi de aynı mezara... ...girecekler herhalde... ...zaten fragmanda gösteriyor orayı... ...mezara gömülme sahnelerini... ...o açıdan da güzel... metafor oldu yani. Evet şey... Um... İç savaşın tabi kardeşi kardeşe kırdırdığı şeyini söyledik. Evet. Bir geçen sezon da ben bunu söylemiştim. Burada gene aklıma geldi aslında. Bu arada bu şeyi iyi kotarmışlar. Hani cheesy olmaya çok tehlikesi var burada bu sahnenin. İşte ikiz kardeşlerin savaşı falan böyle çok ucuz bir şey de olabilirdi aslında. Onu iyi kotarmışlar. Yönetmenlik iyi, kareografi de iyi. Şey hani oyuncular da kısa sürede iyi bir şey yapmışlar belli ki. Hani bu iki karakteri kimsenin de çok için. uzun böyle ahım şey görmesek de yeterli duygu birikimini yaratabilmişler ki sahne etkili oldu. Hani böyle kimsenin ben hariç herkes üzülmüş. Ben iyi, iyi ikizler öldü iyi oldu <laughs> diye <demek> izledim. <laughs> Neyse. Hani gerçekten insanları etkilemiş olması bu kadar az bir altyapıyla karakterlerin güzel. Evet. Ha bir de geçen sezon söylediğim benim George Martin'in sen videolarını izlediysen 38 kere duymuşsundur. Üzerinde yazılmaya değen tek şey insan kalbinin kendiyle ha. çelişmesidir diye bir mottosu var ya onun. Evet. Sürekli karakterleri kendi değer yargılarıyla çalışan, Challenge çatışan ya. şeylere koyar ya. İşte bu Kingsguard'lar bilmem neler, Yemin'ler, Guard'lar, Gurt'lar. Hadi bakalım karakter şimdi çatışsın bayılır. Çok i̇ç, doğru. i̇ç dünyasındaki çatışmayı. Zaten iç dünyasından yazıyor yani kitapları gözünden. ha Bu da bana hep şey gibi gelir işte hani. Bu ikisi bir kişi... <laughs> <laughs> hani bir kişinin kendi kalbiyle evet. çatışmasını işliyor gibi gelir. Hani aynı kişiymişin, onu aynı kişinin kendisiyle olan çatışması gibi gelir. O, o açıdan da metafor olarak ım, öyle bir şeyi de var, katmanı da var. George'un çok beğendiği şey. Tabii ki iç savaş ım, şeyi de var. Forşa da Wing'e de Preview ne dersen de kardeşin kardeşiyle <laughs> savaşması. Çünkü evet. Targaryenler de kardeşi kardeşiyle savaşmasına hazırlanıyorlar yani. <laughs> evet bu arada. <laughs> Sonuç olarak işte iş savaş böyle bir şey. Da daha şeyde açılıyor. İyi, iyi kotarmış dizi bunu. Ben pek yani çok seveni var da ben çok böyle bana hep sen de demiştin yani ya, ucuz olabilir bu diye. <laughs> kitapta bana pek böyle ee, hadi okey herkizler çok çok ilginçsin George falan diye okuduğum bir yer mi? Ya, burada dizide güzel olmuş. Dizi de iyiydi evet. Ben de o çizgi olur mu diye biraz çekiniyordum. Özellikle biraz daha Japon mantığıyla işte acısına son verdim. Kendi acıma da son vereceğim. Aslında hani orada yaşasa yaşardı. Ama artık hani bunun biraz da geri dönülemez bir noktaya gittiğini de gördü yani. Şey, Ana kardeşini öldürdüğü için olan üzüntüsünden kendini öldürdü gibi geldi. Ya işte zaten asıl demek istediğim o hem o var yani hem o üzüntüyü yaşıyor. Ama bir noktada şu da o yani Martin yarattığı ikilem de bu. Yani bu kavga zaten olacaktı. Savaş meydanında da olabilirdi. Buna aslında hiç de hazırda değilmiş belki de. Hani belki de bir noktada düzeleceğini düşündüler. Yani bu kararı alırken ne yaptıkları ilgili kendinde de çok bir fikri yok gibi. Yani orayı zaten çok da müthiş e, detayına inmiyor dizide. Ama işte bu olduktan sonra da daha Japon kafası yani biraz da artık bu acıyla yaşayamayacağım. E, artı zaten artık kaçınılmaz ya yaşasam ne olacak bundan sonrası bakışıyla beraber zaten saplıyor gibi örme. Ya bu, burada işte anlaşılması gereken aslında senin dediğin daha doğru. Ee, hani hep o ikili yakınlıklar hep dağıldı ya işte Damon, Viserys, Alicent, Renira işte ikizler devamlı bunlar kopuyorlar ve bu kopuşlar ölümle sonuçlanıyor. Keza yine Bayla ile Cesaris'in de aynı şekilde. Ya buradan artık ben şey düşen kitabı hiç bilmeyen biri olarak söylüyorum şu anda. Spoiler değil. Herkes öleceği artık çok bariz gibi. <laughs> Herkes ölecek. Ama işte burada ölüm olması değil konu. nasıl ölecekler ve bu ölüm sahnesi duyguları ne olacak? Yani nasıl ikilemler yaşayacaklar? Mesela bu ikilem konusunu çok iyi söyledim bir yandan da. Tyrion'la Tywin arasında da bu yaşanıyordu. Yani Tywin'in hep onu sevmesini istiyor Tyrion ama şey yapıyor ama sonra Tyrion işe yaradıkça Tywin bir ısınacak gibi oluyor ama yine olmuyor. Ya yani devamlı böyle bir aralarında yakınlaşma çabası vardı onların da ama olmamıştı günün sonunda. Tyrion da onu öldürmüştü. Burada da yine birisi birini öldürdü. Olmadı. <laughs> Olmadı. Crossbow'la öldürdüler. Aynen. O yüzden güzeldi bu sahne o açıdan. Evet. Daha çizgi olmamasını yengellemişler. Tywin'i aslında Oberyn öldürmüştü de Tyrion hızlandırdı. Evet, neyse, o, neyse, boş o boş evet o koku koku teorisi değil mi? Şey, <laughs> kok, biz <pis> koktu içerisi <laughs> teorisi hatırlıyor musun? <laughs> neyse şimdi bilmeyenler vardır spoiler olur. o. Ee, son... Uh. <laughs> evet. On sene oldu diziye <laughs> artık ne spoiler. Yani evet. kitabı okumayanlar evet. vardır ya o da olabilir kitapta daha çok vurguluyordu onu sanki öyle hatırlıyorum ee, Otto ve sahnesi kapanış sahnemiz ee, burada da geçen sefer Cole Edison'ı savunmuştu hatırlarsın Eamon'la otururlarken ee, şimdi de Edison Cole'u savundu o yani olgun değil ama iyidir ya konu savaşa gelince sadakat falan. Yani... Böylecek hiçbir şey yok ha, olumlu. <laughs> zaten bulamadı da çok. 20 Boyantim santim mi falan. diyor ne diyor bir şey diyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok iyi performansı var vallahi. <laughs> Muamelesi Ve... çok iyi. Ve burada da esas vurucu olan şeyi duyduk en sonunda yani zaten Otto. Kolza, ee, Cahilin teki bir bok olacağı yok falan Bunlardan bahsettikten sonra Neyse ki Hightower'larda hala bir e, Hightower hala güçlü ve Senin bir oğlun da orada yani Darren bize haftalar içerisinde Yardımcı olabilir gibi bir cümle de kurdu Onu tam anlamadım ama e, Şeye baktım yani... gerçi yaş konusu Çok dağıldı galiba dizide ama e, 7 yaş varmış Egon'un aralarında Ben daha küçük zannediyordum onu e, Dizide tabi daha yakın olabilir Belki bilmiyorum yaş evet. aralıklarını <laughs> Abi 45 yaşında çıksa da yani bilmiyoruz artık adam nerede, Her şey kimdir, ne içer, derin, <laughs> aynen Kristen Colum'un benziyor bu çocuk, kim nedir bilmiyoruz evet. yani. Bir de She-Dragon'ı var kendisinin Tesarion ondan da zaten şey eklemiş HBO'da Dragonlar Ağacına bundan bahsettiler Derin konusu da sonucunda ortaya çıktı zaten hani konuşuyorduk Olivia Cooke da röportajlarında Allison oyuncu da bahsetmişti Darren'dan bu sezon için gelecek falan diye ee, tabi bu da burada bir de Allison'ın high guard'ına da git babacığım orayı ihmal etme bak falan gibi bir muhabbeti de oldu oradaki Bannerman bunlar hala kararsız falan diye ki bunu yine, yine bir önceki bölümde muhtemelen bizim yanımızdalar falan deyip geçiştirmişti Otto Herhalde oradan da bir sorun çıkacak gibi. Yani şey işte çok fazla spoiler vermeden şey yapmak gerekirse High Tower Reach'in bir şeyi. Hani orada bir böyle bir şey var. Geçen sefer de bahsetmiştik galiba. Aegon the Conqueror'ın Gardener ailesini, Reach'in daha önceki sahibi Gardener ailesini yaktıktan sonra hmm. Reach'in kontrolünü Tyrell'lere evet. veriyor. Hani Highgarden'lar en zengin ikinci aile olmasına rağmen Tyrell'ler de genel olarak Reach'te çok öyle sevilen hani şey olmasına rağmen, lordu olmasına rağmen bütün ailelerin çok bayıldığı bir aile değil yani. Öyle bir ikilem var Reach'te. Burada da sanırım Highgarden'ın lordu 3 yaşında. <laughs> Yanlış <Okay>. hatırlamıyorsam. <laughs> um, işte orada bir Highgarden'a da uğra. Hani oradaki şeyi de bir düzelt um, diyor. Hani Highgarden'ın full ya da Reach'in full e, desteğini alması önemli. O da dediğin gibi daha önce alırız herhalde falan diye diyorlardı. O birazcık şeydi. <laughs> foreshadowing'ti Um, yani belli bir sorun çıkmasını bekliyorum bu Forchadering'den dolayı. Tabii. Baba yapıyorsa. Orayı bir sonraki bölümde oradaki biraz daha şey yaparız. Konuşurum bir açsın dizi orayı. Orayı konuşuruz biraz daha. Yani Darren'ın da bu bölüm, bu bölüm, bu sene pardon bu sezon ortaya çıkacağını bilmiyorum yani. Ama önümüzdeki sezon yani savaşın ilerleyen haftalarda bize yardımcı olabilir falan dediği şey işte yani um, Otto'nun Lannister'lar High işte Reach Storm's End oradaki aldığı desteklerle bir belli bir güç oluşturmaya çalışıyor. Güneyde. Bir ordu bir araya getirmeye çalışıyor. E Derin işte orada oradaki um, şey hakkında bulunabilir diye yani düşünüyorum. Anladım. Belki ejderhasıyla ve duruşuyla. <laughs> Bakın bu da iyi bir aynen, çocuk falan aynen. gibi olabilir. Öyle bir etki olabilir. Doğru. E, iyi bir çocuk aslında ilginç bir şekilde. Bilmiyorum nasıl işleyecekler. Hani Derin aslında kitapta böyle iyi bir çocuk olarak işleniyor. Diğer Hightower çocukları gibi <laughs> dalayarak değil. <laughs> yani bir bakıyor, Puştun teki geliyor değil mi yine böyle? Ha, olabilir. Bilmiyorum dedi. Nasıl işleyecek? Tabii burada e İki güzel sahne daha var Otto ile konuşmasından sonra. Ee, tabii bir dakika bir de şey var. Yine ben bir günah işledim baba bak falan diye. Aa, yok, oraya oraya, yok, oraya diyecektim. Duymak istemiyorum deyip yine evet. <laughs> Süper ya. Direkt muhafazakar aile babası. Evet ya tam yani tam yani bazı yer, her noktada babaları görebiliyorsun yani. Söyle babana. Hangi babada <laughs> kızının günahlarını duymak ister bilmiyorum tabii de o bana şey gibi geldi daha tabii paranoyak olduğum için. Hani şey bana söyleme de ileride bana işkence yaparlarsa ağzımdan <laughs> kaçamayayım senin yediğim bokları, savaş suçları diye böyle. Olabilir. Bilmek istemiyor böyle herif. İleride böyle larisin eline düşeriz. <laughs> Bir şey olur. i̇şkence yapar herif. Senin kristik kolda seviştiğini falan. Söyleme bana ne bok yediysen. Savaş suçu mu işledin? Ne bok yedin bilmiyorum ama. Hiç bana söyleme. Git annene anlat. Aa kim yok? Anne yok diyor. Falan diyor. Acaba kırısının kolu tahmin etti mi? Acaba şey filan mı dedi ya? Hani diye düşündü. Ne bileyim. Renier'e seviştim ben aslında. Eskiden filan mı diyecek filan mı diye düşündü dedim ben böyle. <laughs> Biliyorsun benim rüyalarımdaki şeylerden biri oydu yani ikisinin aslında. Oy, aynen. Rüyanda görüyordun. <gülüyor> <laughs> <laughs> yani, Bunda bir fantezi olarak değil. Aslında dizi işte sene kadar güzel olur böyle bir şey Aralarındaki sexual tension çok iyi bence yani. Ki el ele dokundukları sahneler falan vardı. Bunları geçen sene uzun uzun konuşmuştuk. O kıza da ha sanırım Emily Carey de gerçek hayatta lezbiyenmiş. Um... Kıza şeyden, sosyal medyadan... Emma Darcy e mi? Emma Darcy biseksüel evet. Değil değil, Emily Carey. Emily Carey hangisi lan? Emily Carey şey değil mi ya, evet. Asıl ilk Allison't. Ha ha küçük Allison't ha pardon doğru doğru ha. adını unuttum pardon doğru. Ona da şey yapmışlar o sosyal medyada sen kendi lezbiyenliğini karaktere geçirdin filan diye böyle çizmişler. <laughs> ya inanılmaz bir şey. <laughs> Ne alaka oğlum? <laughs> Yönetmenin söylediğini yapıyorlar orada yani. Sanki yönetmen o sahneyi kabul etmesi sanki koyacaklar olayı. inanılmaz bir şey. <laughs> ne bileyim abi. Ne... Mi? Delirmiş millet Yani. Ha <laughs> bu arada bak hani konu dışı ama e, maalesef prodüksiyon dış taraftaki yani daha marketing tarafında da Emma Darcy'yi de da çok geri tutuyorlardı ilk sezonda. Biraz onun da biseksüeline çok yüklenmişlerdi. E, Pardon. Is Emily Carey lesbian diye aratıyorum. Tamam. Yani şimdi biraz daha <laughs> rahatlar. Oraya <bu> bakın. <laughs> bu Emma Darcy'nin e, K Aslı... identifies as queer diyor. Okey queer. Bu arada o yüzden yani... işte sen bu queerliği de bu karakter geçirdin filan diye kızan insanlar vardı sosyal medyada ona. <laughs> hani onun sosyal medyasından mesaj atıyorlarmış. Ya inanılmazlar ya. Bu arada bak queer konusunda işte ona girecektim. Ee, Emma Darcy pardon yanlış söyledim bu arada non-binary kendisi biseksüel diye tanımlamıyor. Ee, biz hep şey dedik ya şimdi bu bölümde de hep kendilerindeki tepkileri dışarı hep karşısına projeksiyonla yansıtıyor diye hatırlarsan küçük adasınd, bir yerde sizin Targaryenlar gibi kuyur kuyur şeyleriniz var kuyr kuyr, aynen, aynen. gıyır gıyır falan diye böyle orada ben çok kullanmıştım zaten ulan muhtemelen içinden geçirdin ama belki de itiraf edemiyorsun falan gibi. Ama işte belki biseksüel hani şu kolla sevişmeni gördükten sonra hani bir biseksüel olma ihtimali daha yüksek ama e, Emma Darcy'nin de bu kadar yüklenilmiş de oradan bağlayabiliriz belki. Bunda. O yüzden o queer muhabbetine girdim. E, dizide çok geri planda tutuyordu dışarıda. Şimdi daha ön planda. Biraz sanırım o eleştirileri kabul etmişler yani. Onu bilmiyorum. Belki ilk sezon Yarısında vardı şimdi bu artık tamamen artık var belki başlıyor. ondan Olabilir. Allison ee, da Egon'un yanına gitti. Yine çocuğuna hiçbir şey yapmadı. Ee, Egon da böyle babasının yüzüğünü böyle çıkarayım mı çıkarmayayım mı böyle bir elinde oynaşırken... ...kıçkıra kıçkıra ağlıyordu. Muhtemelen o da suçluluğunun ağlaması gibi hissettim. Ben bilmiyorum sen ne hissettin hani e, çocuğun ölümüyle ilgili. Sonuçta o gün o da taht odasında eğlence yapacağına gidip karısının yanında olsaydı belki de hiçbir şey olmayacaktı. Ee, ya belki yani de... o olabilir ya da işte babasının onu istemediğini söyledi o da ona belki ya da... onu alıyordu. o da olabilir. <laughs> ya da şeye şey mi alıyor? <laughs> <laughs> Aziktir Crispin derinden geri zekalıya kaldık diye mi alıyor bilmiyorum artık. <laughs> Neresine alacağını. <laughs> ona kız ya ben niye seçtim bu herifi gazla <laughs> <Ya, gülüyor> Orada sadece o herif vardı. Otto artık sık yapmak istiyordum ama işte olmadı. <laughs> Geri de alamayız döver herif <laughs> <laughs> Hayır işin ilginç şey de Eymond da tribe girebilir Damon gibi zamanında. Ben eğer yapmadım falan diye. İsterim Eymond bir tribe Aynen. girsin. <laughs> Olabilir. Eymond'a geçen bölüm en güvendiğim şeyim falan diyordun. Aynen. Crispin'e verdin şeyi. Evet. Neyse Eymond Aegon'ı anlamak için çok sebebi var. Evet. Çok, <laughs> Ama çok fazla. Evet. Ve anne. Tam gibi... bir Haygard'ın şey ne High ya. High Tower e, marka şeyi olarak <laughs> Ellison <Elisabeth> gelip böyle. <laughs> Neyse ben bir gideyim Crispin'i sikiyim. Bu niye alıyor bilmiyorum. Hiç uğraşılmaz <laughs> bununla falan diye. Evet, O suçluluk <laughs> ve günah baskısıyla. Günahımı açıklayabiliyor muyum? Açıklayamıyorum. O zaman devam koyacağım yani artık. Tabi bu son 80'si diğerlerinden daha farklıydı hep. Konuşmuştuk. Ellison baskın, Ellison'ın e, kontrolündeydi. Ta bu ilk sezonda ilk Damon'la Renira arasındaki e, ilk genel evdeki seks de böyleydi. Edison, par e, Renira power play'ine karşılık veriyordu Damon'un Burada da ilk kez kol e, ciddi bir karşılık verdi Edison'da. Biraz daha böyle tabii işin BDSM yanı da olsa kol kontrolü ele aldı. Bu, bu el olma işi kolda hemen bir etki gösterecek. <laughs> Viagra etkisi yani, yapmış oldu. Bence güç değişimi oldu. Allison Hagen'ı yönetiyordu. Şimdi kol yönetir hale geldi. Aynen. Şey güç ondan ona geçti. Ee, bu um, Olivia Cook'un geçen hafta da söylemiştik çok animalistik bir sevişme sahnesi vardı filan dedi. Böyle, çok uzun. Ee, sonra kondolonu kesmiş. Acaba bu muydu diye düşündüm. Hani sadece birazını bırakmışlar mı sonda diye düşündüm. Ama belki başka da vardır. Ee, i̇yi olmuş kestikleri artık yani ben <laughs> kolun sıkışmasını izlemek istemiyorum. <laughs> Mümkünse. Hani birazcık dizi kolun ne kadar izlenmesi zor bir karakter olduğunun farkında mı bilmiyorum. Yani çok ee, ne diyeyim burada da şey diyor işte absolution yok benim için harbiden de tamir edilemez bir karakter ortaya çıkardılar. Şimdi habire böyle sıkışırken filan izlemek biraz zor hale geldi seyirci içinde. Ya özellikle. Yani kolun her gözüktüğü sahne zor artık. Hani bu noktadan sonra da artık bu kol şeyini anladık. Okey. Yeter. Zaten büyük ihtimal Kondal da bu görüşte aynı görüşte. Hani artık karakterlerin Hani o sevişme sahnesinin bize karakterler konusunda söyleyeceği hiçbir şey yok demiş ya. şey ya, bur, yık yık. Burada bitti zaten. E, hani Niye ziktirdiniz, niye ziktirdiniz bana <laughs> bu kızı? Hani. Bence burada bitti. Bence, evet, bunu da gördük ve bitti. Yani bir daha görmemizin çok bir anlamı yok şu saatten sonra. Evet, anladık bunu. Hadi yine bir power, işte güç değişiminden sonra bir kez daha senin dediğin gibi farklı bir şekilde gösterdiler. Artık rica edeceğim keselim Crispin'in sevişme sahnelerini. <laughs> Yeter. Corliss'i seviştirin bir onu görelim. <laughs> ama bak <laughs> şey, şey, şey bakışı çok farklı ya. Tabii ilk e, Daenerys'in Dothraki'lere gittiğinde orada neydi adamın adı kocası olan? Khal Drogo. ile sevişmesi de çok animalistikti ve çok iğrendiriciydi aslında. Hani, tecavüzdü de, ama. <laughs> o tecavüzdü. Ve şey çok fark ediyorum. Şimdi burada mini bir D&D eleştirisi atacağım oraya. Hatta orada genel yapıma da atabilirim. HBO'nun. Bu arada HBO zaman içerisinde biraz değişti bu açıdan. HBO daha bunları daha grafik ve fantaziye dönük resme diyordu. Ta 90'lardan beri dizilerinde bu tarz 80'lerini. D&D'nin de o Game of Thrones'da biraz buna kaydığını anlıyorum. Bunlar daha normal. Hani daha amaçlı, daha kontrollü, daha e, hikayeye bağlı sevişme sahneleri. E, hele de işte yine Larissa'da olan e, Ellison'un işte. Çünkü Ellison çok muhafazakar ve devamlı aslında burada ne yapacağını da bilmiyor. E, biraz buna da etki yaparken sonra bu işi şiddete dökmeye başlıyor. Bu şiddeti biz daha tuhaf yerlerden, erkekler üzerinden görüyorduk. Burada ilk kez aslında bir kadın üzerinden gördük. İşte Tokat, itme, kakma. Hani suçluyor olabilir, kendi suçluluğunu dışa vuruyor olabilir. Artık nasıl ne derseniz deyin. O açıdan hoşuma gitti benim. Ama tabii artık bundan sonra... Benim de Crispin'a tokatlaması hoşuma gitti. <laughs> Sıkmasa iyiydi. Tokatlayıp tokatlayıp yollasaydı. Değil mi? Ağzına gag bolu takıp kafasına kırbaçla iki tane vursaydı bence de ok. <gülüyor> <gülüyor> Yok benim teknik olarak sevişme sahnesinden daha çok belki Crispin'in Evet karakterini artık tamam anladık biz. <laughs> tamam bırakın orta tadında. Zaten George Martin'e de genelde gelen bir eleştiridir bu sadece diyen diye değil yani evet. kadınlara olan seksüel şiddeti çok fazla yer verdiği için o hani orta çağda da böyleydi filan deyip geçe çıkar için içinden genelde. Ya Ama e başka türlü e de işlenebilir yani tabii ki bu. İşte aynen benim diğer o hani yazılması değil de işlenmesi önemli. Bence o işleme kısmını burada bayağı iyi yapıyorlar. Toparladılar. Mesela şeyi hiç Yok, görmedik. Evet, yani... Teknik olarak bence iyi işliyorlar. Ben sadece evet. yani o sevişme sahnesine değil şeyim derdim. Yok anladım. anladım. <laughs> Chris Pinalis'in ilişkisinin dinamini anladık. Okey. Tamam artık. Çünkü şeyde... hiç göstermeseniz iyi hatta. Hatta onlar ilk şeyde de almıyor odasını. Ya. E, duşa giriyor. Sen niye buradaydın? Aynen. İşte arınmak için buradaydın falan bir şeyler diyor o sahne de ilginçti yani oradan yine buraya geliyorlar. Belki Harrison cidden bunu bitirmek istedi bir noktada şeyin de pişmanlığıyla. Ee, Helena'nın başına gelenlerin de pişmanlığıyla. Bir de onu duyulacağının korkusuyla tabii. <laughs> Aynen. Yani. Ama... Korkusu. Ama tabii işte şeyin etki şeye de ekstra Crispin'in zaten dolmasına adı ekstra etki yapıyor işte. Evet. Sen, kimseye söyledin mi falan böyle sen beni ne sannettin falan diye. Şimdi evet. eh, Crispin de Renier'in orospusu ol, ol, senin orospun mu olacağım ben mi falan diyordu. Şimdi artık alısıntın <laughs> orospusu olmaya <laughs> şey yaptı. Ama o yüzden de gene bu karakter kendinden nefret eder hale geldi. Gene bir şey değişmiyor. Yani. <laughs> Crispin için bir geri dönüş yok artık. Umarım bir sonraki bölüm Moon Dancer yakar kendisini. <laughs> Bakalım göreceğiz. Ee, evet bitirdik bölümü ya. Vallahi yine 3 saat 15 dakika. Dolu dolu. <laughs> Her saniyesini konuştuk. Ee, geçen bölüme çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum herkese. Yine bölümü paylaşırsanız, like'larsanız müthiş olur. Yorum da yazın. Genelde şey yorumlarına çok gülüyorum. O güzel oluyor. 50 yorum inanılmaz pozitif bir kişi geliyor. 3 saat ne konuştunuz ya falan. Hani merak ediyorsanız dinleyebilirsiniz. 3 <laughs> saat izlenir izlenir mi bu ya falan diyen adam. <laughs> Abi bir dene bir ucundan gir. Bir Sonra Evet. Öyle, bütün hepsi öyle başladı bir. Herkese bir 15 dakika hallederiz diye şey yaptık sonra. Sonra olmadı. 3 saat daha şey yaptık. <laughs> haftaya peki çarşamba mıyız yine? Nasıl senin durumun? Ona göre duyurumu yapıyoruz. Olur zaten Bir aksilik bir süre, olmazsa şimdilik, haftaya çarşamba 3. bölüm analiziyle video olarak tabii karşınızda olacağız o zamana kadar. Kristin koldan uzak durun. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay. Sevişmeyin Kristin. Hadi bakayım. <laughs>